İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz TV'de Beyaz Futbol'un artık yılın son programı ve futbolun beyazlıkları içerisinde bir 2013 diliyoruz Türk futbolunda. Özellikle bu akşam da yine her zaman olduğu gibi Sinan Engin ve Ahmet Hoca birlikteyiz. Ahmet Hoca'yla birlikteyiz. Merhabalar. Sevgili seyirciler, yine çok önemli dosyalarımız var, önemli haberlerimiz var. Türk futbolunda yılın son haftasında gerçekten çok önemli olaylar yaşandı. Özellikle Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasında Beşiktaş bu kulvarın biraz dışında kaldı. Sinan abi, çok gergin bir haftayı geride bıraktık 2012'nin son haftasında. Evet. Neler oldu Türk futbolunda? Fırtınalı bir dönem yaşandı aslında 2012'de ama bu hafta yaşananlar bir hayli ilginçti. Kurullar, kurumlar, federasyon, senin pencerenden nasıl göründü? Kötü şeyler oldu. Eğer aklı başında davranılmazsa 2013'ün Türk futbol adına çok kötü geçeceğini düşünüyorum. Yani hakemler, camialar adına çok kötü geçeceğini düşünüyorum. İnsanlar tamamıyla herkes fırsat kolluyor birbirlerine, deyim yerindeyse çakmak için, ağır demeçler vermek için tamamıyla. Yani şimdi Fenerbahçe'nin Meneles'in cezasını başka kulübü niye ilgilendirir mesela, yani onunla ilgili, veya Galatasaray'ın cezası ötekinin neyi? Yani baktığın zaman herkes birbirinin açığını kollar durumda. Türk futbolunu baktığın zaman televizyon yorumcularına konuşuluyor ama televizyon yorumcularından ziyade futbolun başındaki, futbolu yönetenler veya kurumların başındaki kulüplerin başkanları ve yöneticileri bence daha sağduyulu olmalı. Yani önce tamam, televizyonlarla ilgili, rütükle ilgili bir takım tespitler yapmış olabilirler, bir takım sıkıntılar olabilir ama baktığın zaman daha ağır açıklamalar var. Ve bu açıklamalar camiaları, taraftarları karşı karşıya getirir. Bizim yaptıklarımız burada yorumlar belki kırıcıdır, belki hakaret içerir ama onlar camiaları, taraftarları, tribünleri tahrik edici açıklamalar var. Onun için zor bir 2013 bizi bekliyor. Sinan abiden biraz sonra özellikle Fenerbahçelileri çok yakından ilgilendiren transfer haberleri var. İki net isim. Beşiktaş'tan da üç de olabilir. Beşiktaş'tan da sıcak gelişmeler var. Transferle ilgili çok sıcak haberler var. Sevgili seyirciler, onları da konuşacağız. Lucescu Ukrayna'dan bize konuştu, arkadaşlarımız buldu ve Lucescu ile konuştuk. Fenerbahçe ile ilgili görüşleri, yorumları ve Beşiktaş'ın bir transfer ismini açıklıyor Lucescu, onu konuşacağız. Ve Ahmet Hocam, Sinan abi diyor ki bir bakıma herkes aynaya baksın. Yorumculardan önce, programlardan önce herkes bir aynaya baksın diyor. Herkesten kastettiği ne? Futbolun şimdi bak, yönetim kısmı. Bakın, Türkiye'de futbolda bir trajik, komik tiyatro oynanıyor. Yani bunu sokaktaki adam bile biliyor. Futbolu yönetenler iktidarsız. Futbolu yönetenlere desen ki gel, futbolun dibine dinamiti koy, böyle bir senaryo özlesen, jenerik senaryo, bundan daha iyisi yazılamaz. Şimdi ben size arka arkaya 5 tane örnek vereyim. Ta 1,5 sene Sayın Demirören Federasyonu'ndan beri. Türkiye'de futbol nasıl kaosa sokulur? Türkiye'de futbolun adalet terazisi nasıl sarsılır? Türkiye'de futbolun insanlara olan güveni nasıl, veya insanların Türk futboluna olan güveni nasıl sarsılır? Ben size 5 tane örnek vereyim. Tık 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 çıkar. Kim basarsa, kim bağırırsa, kim çağırırsa istediğini alıyor. Bu kadar basit. Bu iş böyle gitmeyecek. Eskiden dirayetli federasyonlar vardı. Millet cezasını alırdı. Yine bağırırdı. Şimdi bir de federasyon ve ceza kurulları ve merkez hakem kurulu dirayetsiz olduğu için millet çıyak çıyak bağırıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Federasyondan tuhaf açıklamalar görüyor. Yani Türkiye'de çok ciddi anlamda söylüyorum. Ha, günah keçisi kim? Günah keçisi televizyon programları. Sinan çok konuşuyorsun, Ahmet çok bağırıyorsun, Rasim neredesin, şudur budur gibi işlerle bu işi çözmeye çalışıyor. Bir de üç maymunu oynayan bazı medya var. Futbolun güzelliklerini konuşalım adı altında. Futbolda yaşanan bütün rezillikler, bütün çirkeflikler, bütün çifte standartlar, bütün ahlaksız hareketler, bütün haksızlıklar hiçbir zaman gündeme getirilmiyor. Böyle televizyon programcılığı olmaz. Tamam, biz de zaman zaman hata yapıyoruz. Bizim yaptığımız doğrudur demiyorum. Ama Türkiye'de rezillikler yaşanıyor. Ya geçen seneden başladı. Dünyada bana bir ülke söyleyin ki İki en önemli takımı maça çıkacak. Geçen seneki Kadıköy'deki Fenerbahçe Galatasaray maçını söylüyorum. 3-5 gün önce hakeme hakaretten dolayı 3 maç ceza almış hocasını bu maça çıkartıyorlar. Dünyada örneği yok. Bakın, dünyada örneği yok. Bununla ilgili buna benzer yakın bir örnek var. Dünya kupalarında FIFA ve UEFA dedi ki
finaller çok önemlidir. O ülkenin tarihinde çok önemli yer tuttuğu için sarı kart cezalarını finale yansıtmayalım dediler. Ama öncesinde dediler. İş bittikten sonra demediler. Yani düşün mesela bir Arjantin-İspanya finali düşün. Dünya Kupası'nda Messi çift sarı kart alıyor ve finalde oynayamıyor. İspanya'dan da Iniesta veya Xavi çift sarı kart alıyor. Finali herkes Messi'yi, Iniesta'yı, Xavi'yi görmek için. İşte bir tek sarı kartla bu opsiyonumu kullanıyorum diyor FIFA ama bunu turnuvadan önce söylüyor. Yani eyyam yapacağını görsellik için, dünya için. Ama şimdi bizde ne oluyor? Fatih Terim cezayı alıyor. Hayır sen çık, erteledim. Caner ben küfür etmedim diyor. İki maç. Hakem tükürdü diyor. Tükürdüğünü biz bir görüntüden görüyoruz. 11 maç iniyor 4 maça. Böyle yaparsan. Bunun adı adalet mülkün temeli demişler bakın. Bütün mahkemelerde adalet mülkün temelidir. Futbolda adaleti sağlayamazsanız futboldaki kaosu engelleme şansınız yok sevgili kardeşim. Evet. Galatasaray Kulübü, Ahmet Hoca şimdi tam son cümlesi onunla ilgiliydi aslında. Futbol Federasyonu bu hafta bir hayli zorlandı kurullarıyla birlikte. Bildiğiniz gibi Meireles'in pozisyonu Halis Özkahya ile ilgili olarak bir hayli tartışıldı. Herkes bir şeyler söyledi, herkes konuştu. Tükürdü mü, tükürmedi mi? Tahkim kurulu son noktayı koydu bu konuda. 12 maçlık cezasını 4 maça, 5 maça indirdi diyelim. Gerçekten de bu durum özellikle Galatasaray'ın Futbol Federasyonu'na bir hayli tepkisine sebep oldu. Galatasaray Kulübü bu konuda hayır bizim tepkimiz Fenerbahçe'ye değil, tepkimiz Futbol Federasyonu'na dedi. Galatasaray'ın açıklamasını bir öncelikli olarak ekrana getirelim. Sonrasında yorumcularımızla bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Dün yargı kararlarını umursamayan bir federasyon bugün de Raul Meireles'in cezasını 4 maça düşürerek bu kez kanıtları hiçe saymıştır. Hakem raporlarına rağmen yapılan bu indirim yalnız kamuoyu vicdanına değil, sporda adaleti sağlamakla görevli hakemlik müessesesine de vurulmuş büyük bir darbedir. Futbolda şiddet ve saldırganlığın ortadan kalkması her şeyden önce kurumlarına duyulan güvenle sağlanabilir. Oysa bu kararla Türk spor dünyasına bir kez daha keyfi bir idarenin gölgesi düşmüş, futbol tarihimize yıllarca üzerimizden atamayacağımız bir leke daha sürülmüştür. Bu vahim uygulamayla mevcut federasyon asli görevini yerine getirme kabiliyetini ciddi şekilde yitirmiştir. Evet, Galatasaray Kulübü'nün açıklaması bu şekildeydi. Hakları var mı? Var. Bana göre var hocam. Var da. O zaman adama sorarlar. Fatih Terim'in geçen yıl, daha bundan 6 ay, 8 ay önce çok önemli bir şampiyonluk maçı öncesi. Belki Fatih şampiyon oldun hocam. Fatih Hoca maçı çıkması da olamazdı. Yani şimdi böyle olamaz diyebiliriz. Yani. Bakın bir takım için deplasmanda son maç ve şampiyonluk maça çıkıyorsa önce birkaç önemli oyuncusu ve hocasının eksikliği etkiler. Düşünebiliyor musun? 50 bin kişinin önüne çıkıyorsun Fenerbahçe stadında. Fatih Terim yok. Muhtemelen tribünde de yok. O zaman Fenerbahçe'den bir açıklama geldi mi? Hatırlamıyorum. Hatırlıyor musun Erdem? Geldi mi o zaman Fenerbahçe'den bir şey geldi mi? Hayır. Ters bir cevap gelmedi. Yani baktığın zaman Fenerbahçe bizi yiyen. Şimdi bak. Bütün Fenerbahçe o zaman açıklama yaptı yapmadı o ayrı bir şey. Ama burada şimdi bu konuyla ilgili açıklama yapmak da haklı mı? Haklı. Çünkü burada bu kadar çarpık bir şey olamaz. Bir futbolcuya 11 maç ceza veriyorsun ve bu cezayı 4'e indiriyorsun. Bu nasıl bir mantık? Niye verdin? Neden indi? Yani profesyonel disiplin kurulu, tahkim kurulundaki insanlar niye bu kadar uyumsuz çalışıyorlar? Bunlar federasyonun iki kurumu değil mi? Bir sağ el, birisi de sol el. İkisi de baktığın zaman iki kol, vücudun iki kolu. Ama baktığın zaman iki kol çok ayrı hareket ediyor. Şimdi sen bu cezayı niye verdin? Neye dayanarak, hangi görüntülere dayanarak verdin? Hangi görüntülere dayanarak bu ceza indi? Şimdi buralara kadar baktığın zaman o da diyor ki oradan ya yuh teller de. Sen şimdi bir kamu vicdanı vardır. 11 verme, 6 ver ona. Yani tahkimle ne dönsün veya. Ama 11 verip 4'e indirirsen herkes konuşur. Niye 11 veriyorsun? Şimdi burada federasyonun kurumlarında inanılmaz bir zafiyet görünüyor. Baktığın zaman federasyonun içindeki kurumlar, biraz sonra anlatacağım bazı şeyler var. Federasyonla ilgili önemli şeyler söyleyeceğim. Bunlar hep duyduğum birinci ağız, ikinci ağıza yakın ve birkaç kişiden teyit alınmış
belki de federasyon içinde olan insanlardan söyleyeceğim şeyler var. Yani sen kalkıp da 11'i 4'e indiriyorsan herkese konuşma hakkı verirsin. Burada federasyonda demek ki bazı şeyler iyi gitmiyor. Federasyonun veya çatırdamasını veya bu federasyonun dağılması isteniyor belki de. Bir takım oyunlar yapılıyor. Şimdi burada Fenerbahçe gidiyor. Fenerbahçe başkanıdır, yöneticileridir. Gayet de normaldir. Giderler, hakkını ararlar. Bu gayet normal. Herkes gidebilir. Herkes gidebilir. Federasyon, kulüp başkanıysan gidebilirsin ifade. Şimdi burada sen Halis Özkah'ya bu raporu niye yazdın? Peki Halis'i çağırın bakalım, Halis Özkahya'yı. Gösterin hangi pozisyonda Halis küfür ettiğini göstersin. Yani raporunda desin ki bana. Tükürdüğünü. Yani neyse işte. Halis'e küfür ettiğini menelesin, göstersin. Baktığın zaman. Şimdi çağır veya ikisini yüzleştir. Bir geçen gün bir hukukçu dedi ki hocam, hakem raporu aksi argümanlar ve deliller ortaya koyununa kadar geçerli değildir. Yani hakem raporu son karar değildir. Aksi deliller ve argümanlar ortaya koyulduğu zaman bunu ortadan kaldırabilir misin, hakem raporu bir yere kadar? Ben de onu diyorum. O zaman sen Merelez'i de Halis Özkahya'yı da çağır karşılıklı. Hangi pozisyon olduğunu, nerede küfür tükürdüğünü göstersin. Ama bakıyorsun böyle bir şey yapmadın. Merelez'i çağırıyorsun, anlatıyor. Bakıyorsun 50 tane görüntü var. Baktığın zaman o kadar önemli bir karar o kadar çabuk veriliyor ki ve çok çabuk da değişiyor. Onun için dediğim gibi federasyonun acilen bu iki kurumunu bir gözden geçirmesi lazım. Bak ne diyorum? Bir vücut düşünün. Kafa Yıldırım Demirören. Bu işte kalp Ufuk Özerten. Bu iki kolla bacakla tahkim ne disiplin. Ama baktığın zaman bir orantısızlık var. Böyle bir şekil var. Bir orantı yok. Hiçbir şey yok. Onun için herkes açıklama yapmakta kendine göre haklıdır. Evet. Burada Fenerbahçe de kendine göre haklıdır. Gitmiştir benim futbolcum sonuna kadar küfür etmedi, tükürmedi diyor. Ve dolayısıyla burada yapılacak olan şey federasyonla ilgili bir takım sıkıntılar var. İkinci yarı ne olacak? Bu hakemler götürecek mi? Sonra Halis Özkahya mutlaka bizi seyreden insanlar da vardır. Arkadaşları da varsa seyreder. Ona buradan bir saat sonra falan bir şey soracağım. Bir takım kelimeler bir yerde kullandı mı? Şimdi ben anlamıyorum. Şimdi böyle hem de önemli bir insanların ağzından bilgi geldi. Hocam şimdi bu insan tükürmediyse niye tükürdü yazar? Neden Fenerbahçe gibi çok büyük bir camiayı karşına almak istersin? Bir. Dolayısıyla sağda solda gidip bu raporunla ilgili veya seni buna kim teşvik etti? Bu raporu yazmana. Veya bu rapor değişti mi? Ne oldu? Bunları net olarak insanların ortaya koyması lazım. Sonra hakemler açıklama yapıyor şimdi. Bakıyorsun hakemler, faal futbol hakemler açıklama yapıyor. Bundan sonra hakemler ne olacak? Hakemin kararları ne kadar ciddiye alınacak? Onun için diyorum ki bugünkü PFDK ile tahkim birbirlerini gözden geçirmeleri lazım. Yani ne 11 maç ceza verilir ne de 4'e iner kardeşim. Böyle bir şey yok. Haydi. Böyle bir şey yok. Evet Ahmet Hocam, evet. Bu sene çok gördük. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği kararları tahkim çoğunlukla bozdu. Bu iki kurulun arasındaki uyuşmazlık bir sıkıntı mıdır? Bir ceza kurulunun verdiği kararın tahkim bozması olabilir. Birinci kademe mahkemenin verdiği kararı Yargıtay'ın bozması olabilir. Bu tabidir. Hukukun doğasında vardır. Görüntülerle ceza hafifleyebilir. Bu da futbolun doğasında vardır. Bunun en çarpıcı örneği şudur. Bir hava topunda veyahut da pozisyon esnasında ben şöyle kolumu koyarım adamın boynuna doğru. Hakem düdüğü çalar beni atar. Raporunda der ki Ahmet rakibinin boynuna doğru sert bir şekilde dirseği vurdu. Bu öldürebilirdi adamı. Boynuna şöyle vurduğunu düşün gırtlağına. Bunun cezası 4 maçtır. Futbolcu der ki ben hayır kardeşim ben vurmadım. Ben sadece elimi koydum. Hakem yanıldı. O zaman görüntülere bakarlar. Ceza kurulu veya disiplin kurulu. Hakemin kırmızı kart vurdu demesine rağmen o vurmadığı için bir maç veya iki maç verebilirler. Bunlar yaşanmıştır. Daha da grift olaylarda
özellikle UEFA'da duruşmalı şey olur, yargılama olur. Hakem gelir, gözlemci gelir, müşteki gelir, kulüp temsilcisi gelir, UEFA'nın avukatları gelir, FIFA'nın avukatları, orada bir karar çıkar. Fakat bu olay öyle değil. Bu olayda ben Dijitürk'te hiçbir şekilde görmediğim tükürüğü geçen hafta senin çıkarttığın bir detay şeyde, görüntüde tükürüğü gördüm. Hakem de tükürük var diyorsa artık sen ağzından hızlı konuşurken çıktı mık diye şey yapıp da Türkiye'de 11 maçlık cezayı 4'e indirirsen otomatik olarak hakemi taca çıkartmış olursun. Hocam tabii şimdi ben işte onu merak ediyorum. Mesela Halis Özkaya Galatasaray Fenerbahçe derbisinde mesela kaç puan aldı? Puanı kaç? Temsilcinin veya gözlemcinin ona verdiği puan kaç? Bir. Ve bunun tükürük olmadığını nasıl açıklayabiliyorlar? Hangi görüntülerle? Onun için diyorum Halis niye gelmiyor? Ya çok kolay kararlar veriliyor. Baktığın zaman camiaları ilgilendiren kararları çok kolay veriliyor ve çok kolay dönülüyor. Bugün Halis Özkaya'yı sen peçete yaptın, attın kenara, bitti. Halis Fenerbahçe maçına gidemez. Halis gidemez. Fırat gidemez. Baktığın zaman öyle görünüyor şu an. İki tane çok önemli hakem. Bu daha kötü. Bir dakika. Bu disiplin kurulu ve tahkim kurulu. Türk futbolunu peçete yaptılar. Aynen işte. Yani dünyanın neresinde var kardeşim mahkemenin vermiş olduğu en ağır cezayı alan kişi 6 küsür yılla. Spor disiplin kurulunda bir gün bile ceza almamasını benim vicdanıma kimse anlatamaz. Bakın hiç kimse anlatamaz. Bana bunu bir... Siz bırakın Mereleş'i, geçen seneki Fatih Terim'i veya bu seneki Caner'i, şusunu busunu. Türk futbolunun dibine dinamit koymuş, Türk futbolunda kirliliğin üstünü kapatmış bir yapılanma var federasyonda. Bunu anlamıyor mu kimse? Mesela Yıldırım Demirören'e şunu sormak lazım. Sayın Şekip Mosturoğlu şike suçu Türk Ceza Kanunu'na göre kesinleşti. Yargıtay'a itiraz etmediği için, erteleme cezaları olduğu için kesinleşti. Mevcut kanunlara göre Şekip Bey'in bir daha idarecilik yapma şansı yok mevcut düzende. Sen ama böyle bir insanı Futbol Federasyonu'na nasıl alıyorsun? Düşmüyor hocam. Nasıl düşmüyor? Ama şu an yönetici devam ediyor. Kanunen devam ediyor. Bir niye? Şey yok ki. Niye? Öyle bir şey olsa düşer yöneticiliği. Bak Sinan, Aziz Başkan ve bazı ceza almış kişiler yargıda edildiler. Onların devam ediyor. Şekip Bey yargıda. Anladım ama niye düşmüyor? Otomatikten düşmesi lazım o zaman. Demek düşmesi lazım. Düşmesini gerektirmiyor demek ki. Bir şeyler oluyor. Bir boşluk bana var kalsa ki. Bu federasyon şikeden ceza almış insanların var. İdareciliklerinde devamın yönünde talimat çıkartmayı planlıyorlar şu anda. Onun için hiç kimse biz Türk futbolunun bekasını falan düşünüyoruz demesin. Hiç kimse de bana biz iyi niyetli izlemesin. Belki iyi niyetli olabilirler de görevimiz Türk futbolunu yüceltmek, geliştirmek, adaleti sağlamak demesin. Hele hele Ufuk Özerdem'e hiç yakıştıramadım. 20 yıldır tanıdığım adamı. 20 yıldır tanırım. Yıllar ondan çok şey götürmüş. Çok şey götürmüş. O boylu boslu adam bir de sıkılmadan, hiç rahatsız olmadan dini bir simgeyi Hazreti Ömer'i bu işlere alet etmesi kadar yakışıksız, patavatsız bir ifade kullanamaz. Bunu Hazreti Ömer mezardan kalksa çözemezdi filan gibi böyle garabet içeren, manasız, tehlikeli ve çok rahatsız edici da ekrana getireceğiz biraz ifadeler sonra kullanıyor. Bu hiç yakışmadığı gibi çok basit çözülürdü bu iş. Madem bu işi çözemedin niye o koltukta oturuyorsun? Şike suçları senin federasyonda olduğun sürede işlenmedi mi? Ufuk Özertem'e söylüyorum. Madem dünyanın parasını niye alıyorsun? Beceremiyorum deyin gidin. Başkaları gelsin oraya. Zaten. Şimdi ben bu fotoğrafa baktığım zaman Futbol Federasyonu'nun içinde müthiş bir karışıklık görüyorum. Gruplaşma var. Bu olaylar ben fotoğrafa göre konuşuyorum. Bence Yıldırım Demirören'i sabote ediyorlar içeriden. Bak çok net söylüyorum. Bu fotoğraftan benim çıkardığım bu. Hiç kimse kusura bakmasın. Yıldırım Demirören Federasyonu içeriden sabote ediliyor. Yıldırım Demirören Federasyonu şu an içeride 3'e falan bölünmüş durumda. Şahısları söylemek istemiyorum, biliyorlardır. Yani şu an Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören yönetmiyor. Belki başkalarının yönetmesine müsaade ediyor. Bakın başkalarının yönetmesine ya müsaade ediyor ya da öyle gösteriyor, öyle görünüyor, topa girmiyor. Ama benim buradan Yıldırım Demirören'e tavsiyem acilen federasyonunu 3 ay sonra mı 2 ay sonra mı bir genel kurula getir. Federasyonda bir genel kurul yap.
kendin, inandığın, güvendiğin bir liste yap. Bu böyle İçeride bir, dinamitler mi var demek istiyorsun? İçeride bölünmeler var, dinamitler var. Hoca da biliyor, hepimiz biliyoruz bu gruplaşmalar var. Bu ben tabloya bakıyorum, konuşuyorum. Ben öyle çok alengirli işlerden anlamam. Ama ben bu son kararlara baktığım zaman anladığıma baktığım zaman budur. Peki şöyle desek daha doğru değil mi? Yıldırım Demirören. Bana göre eksik. Evet. Bana göre eksik. Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Kulüp Başkanlığı'ndaki performansı ortada. Kar zarar, borç, aldığın zaman borç. Ha, her kulüp borçlu olabilir. Ama ortada ciddi anlamda usulsüz belgeyle UEFA'yı aldatma konusunda UEFA'dan alım. Yani bir performans var ortada. Yaptıklarım, yapacaklarımın garantisi ifadesiyle evet. Futbol Federasyonu'na gelmişse Sayın Demirören, aşağı yukarı bir yıllık bir zaman oldu. Bir yıla baktığımız vakit federasyonumuzun Türk futbolu için yaptığı çok ama çok önemli zararlar var. Ben bir tane fayda görmedim. Hocam zaten... Hayır, şu niye olacak? Niye Yıldırım Demirören kurullarını değişecek? Yıldırım Demirören değişse olmaz mı? Bak, ben hocam bir şey söylüyorum. Ya Yıldırım Demirören değişir, ona kulüpler karar verir. Ona kulüpler bakarlar. Delegeler karar verir. Yani hayır. Benim de içinde olduğum delegeler karar verir. Delegeler derken, hayır. Evet. Kulüpler aday göstermezse, yani sen delegesini oy atmaya. Hayır, anlatamadım galiba. Ben Yıldırım Demirören federasyonu yerine bir federasyon seçimi yapılması için dilekçemi verip şey yapabilirim. Eylem başlatabilirim, anlatabiliyor muyum? İlle de ben kulüplerin dediği adama vermek zorunda değilim. Hayır. Bir de kulüplerin desteğini alabilme aday olman için. Onun için diyorum. Burada kesinlikle ortaya baktığın zaman gördüğüm tablo federasyonda bir sabote olayı söz konusudur. Bakın hiç ben bu tarzda konuşmam ama bu gelinen nokta, yani bana kimse anlatamaz. Yani bir gün önce 12 maç veriyorsun, ondan sonra bu iniyor. Senin değerli bir hakemin falandı filandı, etti etmedi, küfür tükürdü falandı filandı, bilmem ne falan filan, bana kimse anlatamaz. Federasyon içinde tamamıyla federasyon bölünmüş. Federasyon şu an kamyon lastiği patlamış, freni patlamış, aşağı doğru gidiyor. Hiçbir türlü kurtarıyor. İkinci yarı daha zor bir sezon bekliyor. Ya önlemini alacak ya anlatacaklar kamuoyuna neden 11 4'e nasıl indi? Aslında 11 hataydı. O zaman PFDK'nın ne özelliği var? O zaman profesyonel disiplin kurulunun ne özelliği var? O zaman sadece bir gitsin profesyonel disiplin kurulu, sadece tahkim versin bütün kararları. O zaman Türkiye'de şu olmasa tartışma çıkmaz. O zaman PFDK'yı ben tanımayalım o zaman. Sen o zaman veriyorsun, indiriyor, aşağı iniyor. Böyle bir şey yok. Verirsen bunların hepsi olur. Onun dışında federasyona baktığın zaman Antalya'da toplantılar var. Federasyon başkanı yok. Değil mi? Spor yazarları. Evet, Türkiye Spor Yazarları Derneği. Nedir? İkinci. O zaman Futbol Federasyonu Başkanı Ufuk Özerten mi? O zaman federasyon, burada biz 2 ay önce 3 ay önce bir program yaptık. Ben hayır demiştim. Ufuk Özerten bu federasyonu yönetiyor dedikleri zaman işte o burada işte hoca Rasim falan konuştuğumuzda ben olur mu hayır dedim Yıldırım Demirören, ama şu an görüntüye baktığım zaman Futbol Federasyonu Başkanı yok. Onun için söylüyorum. İkinci yarı zor bir 2013 futbol sezonu bekliyor bizi. Evet. Bu kadar güçlü, dirayetli bir federasyon başkanı olmazsa, ama yine söylüyorum, ya kurumları bu iki kurulu değiştirsin veya onu ikna etsinler. Federasyon toplasın. Federasyon başkanını ikna etsinler. Bu cezayı niye verdin? Niye? Bu iki kurumdan bir tanesini feshetsinler veya yerine başkalarına atansın. Böyle bir rezalet yok. Böyle bir rezalet yok. Sen ne 11 maçı verebilirsin ne de 4'e indiremezsin. Ha o zaman 11 indirmiyor musun? Tükürüğü gösteriyor musun bana? O zaman hiçbir şey söyleyemem. Ama ben daha görmedim tükürüğü. Evet. Sinan abi, Ahmet hocam, şöyle bir şey var. Bunu Antalya'da bir hayli konuştuk. Özellikle Tahir Kum'la, SporX Genel Yayın Yönetmeni'yle. Evet. Gerekli kişilerden isim vermeyeceğim. O masadaki kişilerin isimlerini vermemizi istemediler çünkü. Ek rapor olayı varmış Halis Özkahya'nın. İlk raporunda işte o, ben şu anda sevgili seyircilerimize gösteremeyeceğim. Halis Özkahya'ya meyredeşin yapmış olduğu el hareketi. Ve onu işte G işareti yaptı bana. İkincisi de bana tükürdü şeklinde. Bunu federasyon, profesyonel futbol disiplin kurulu kabul etmiyor. Ve diyorlar ki daha aç bize, bu hakemlere daha farklı bir şekilde ek rapor. Aslında rapor değişme bu mu oluyor? Evet, bu ek rapormuş. Bunun adı ek rapormuş. Bu rapor değişikliği değilmiş. Ek rapor verebilirmiş hakemler. Tamam. Yani şöyle, ondan sonra şöyle bir ifade kullanmış Halis Özkaya. Meraleş bana konuşurken suratıma, ağzıma,
burnuma, evet, kulağıma ve gözüme geldi. Tükürükle konuştu. Bu ilk söylediğinden farklı bir anlam taşıyor. İkincisinde de o hareketi daha açık bir şekilde, yani el işaretini daha açık bir şekilde anlatmış. Evet. Burada gelen ek raporda bir tezatlık olmuyor mu? Suratıma tükürdü demek başka. Bir de suratıma konuşurken, şimdi ben çok affedersiniz, sizle konuşurken ağzımdan tükürük çıktığı zaman gözünüze, burnunuza, ağzınıza gelebilir. Ama bunun anlamı bana tükürdü olmaz ki. Bu başka bir şey olmuyor mu? Ya başka, şimdi bak, ben gördüğümü söyleyeyim mi? Evet. Gördüğümü. Bir defa en büyük yanlış. Burada Altakya Verkülah Haliç Özkahya'yı zaten belli oranda rezil ettiler çocuğu. Günah keçisi ilan edecekler. Bu arada tahkime gitme ihtimali çok yüksekmiş. Kimin? Tahkim kurumuna, Haliç Özkahya'nın. Yok canım, öyle bir şey olamaz. Bitti ya. Hayır, öyle bir şey olamaz. Bugün akşam saatinde gelen haber çok ciddi anlamda. Ben bir hakemin tahkim kuruluna gidebileceğini düşünmüyorum. Benim gördüğüm şu. Şey, bir defa şeyle ilgili bir sıkıntı yok. Mereleş'in Türk örf ve adetlerinde bir erkek için en acı veren, hakarete maruz kaldığı konusunda bir sıkıntı yok. Doğru mu? Burada hemfikir miyiz? Evet. Ben şimdi burada bu hareketleri gösterecek halim yok. Lakin tükürme olayında ise şunu yapmıyor. Bak, şu mesafede durup böyle pu diye tükürmüyor. Konuşurken ağzından... Öyle de değil. Konuşurken kasten kafayı yaklaştırıp bol tükrüklü onun suratına gelmesini temin ediyor. Benim şahsi görüşüm bu. Haliç Özkahya tükürdü. Konuşurken tükürüğünü ağzının önüne getirdi. Buradan arkadan nefesi verdi. Bunlarla ben hakemimi yedirmem. Vereceksin cezayı. Tahkim kurulunun 11'den 4'e indirilmesi adalet değildir. 11'den 4'e indirilmesi Türk hakemliğinin suratına tükürülmesidir. Hocam bir şey söyleyeyim. Hiç kimse kızmasın. Peki. Kardeş. Bak, hakemleri çoğu zaman çok eleştiren bir adam. Zekeriya Alp istifa etmeli mi? %100. Eğer Zekeriya Alp ve yardımcısı Yüksel Okçuoğlu. Yıllar ben Zekeriya Alp'le uzun yıllar program yaptım. Zekeriya Alp'in insanlığına, adamlığına, düzgünlüğüne hiçbir şey söylemem. Prima bir adamdır. Beyefendidir. Haza beyefendidir. Ve bu yeni adam değil Zekeriya Alp. Kaç yılların milli futbolcusu, hep böyle toplumda herkes abi der, sever. Ben de çok severim. Kenara koyalım. Ama hakemlikle bir alakası yok Zekeriya Alp'in. İki Yüksel Okçuoğlu vardır. Düzgün adamdır, sinirlidir. Ama delikanlıdır. Kendine göre. Hadi delikanlı Yüksel Okçuoğlu. Senin hakeminin suratına tükürüldü. Hakeme dediler ki sana tükürülmedi kardeşim. Peki hocam, bir şey söyleyeceğim. Yapmayın bunu. En şey davranan, bana göre aslan gibi davranan, bizi de zaman zaman eleştirmiş Faal Hakemler Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı'dır. Abdurrahman Arıcı eski bir milletvekildir. Şu anda Turizm Bakan Yardımcısıdır. Meslektaşımdır, doktordur, eski hakemdir. Peki hocam, bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Bugün çok güzel bir açıklama yapmış Faal Hakemler'den. Hocam, arkadaşlarımız arıyor, telefonu kapalıymış. Biliyorum, baktım, bir şey söyleyeceğim hocam. Evet. Peki, bir şey söyleyeyim. Bu insanlar deli mi hocam? Kim? Bu tahkim ve profesyonel disiplin kurumlar deli mi hocam? Söyleyeyim mi sana? Evet. Bak, şunu söyleyeyim. O zaman sen benim geldiğime, şimdi suç işlemeden önce söylediğime, Sinancım. Burada bir sabote söz konusu mu? Sinancım, söyleyeyim. Sabote diyemem buna. Ahmet abi, başlamadan bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Normalde tahkim kurulu sayısı 7. Evet. Bunu bir seyircilerimize belirtelim. Sadece bir kişi, avukat Tamer Ünlü katılmıyor. Ankara'da davası olduğu için. 6 kişi katılıyor. 5 kişi hayır, burada tükürük yok diyor. 1 kişi de Osman Karakuş, avukat Osman Karakuş. PFDK'nın verdiği karar doğrultusunda hayır, tükürük yok. O da %100 diyor. Trabzonlu mu? Osman Karakuş Trabzonlu mu arkadaşlar? Bir bakar mısınız devrim? Onu tam bilmiyorum. %100 Trabzonlu bakın, olduğunu bilmiyorum. Bakın. Böyle bir durum söz konusu. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu insanların her biri tahkim ve disiplin kurulu, hemen hemen her biri hukuk eğitimi aldılar. Hukukçu çok saygın ve güvenilir olmak zorunda olan insanlardır. Karakterlerin hiçbirini tanımıyorum. Nasıl adamdırlar bilmiyorum. Ama bir şey biliyorum. Türk futbolu 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra Demirören Federasyonu ve ona bağlı tahkim ve disiplin kurulu insanlarını yargılayacak. Yargılarken vicdanlar yargılayacak, spor vicdanı yargılayacak. Nasıl mesela biz bugün 40 yıl önceki Deniz Gezmiş, geri alıyorum, Adnan Menderes davalarındaki hakimleri, savcıları yargılıyoruz. Biz bugün nasıl 12 Eylül mahkemelerini, o Diyarbakır, Ankara'daki askeri cezaevlerinde yapılan olayları yargılıyoruz. 40 yıl sonra da bu yargılanacak. Mesela oradaki disiplin kurulu bir üyesi bağlandı. Kardeşim, bunlar organik tarımı yapmış dedim, olabilir dedikten sonra ben artık o insanlarla hocam, biraz da bir şey konuşamam. Benim söylediğime cevap vermedin hocam. Söylüyor, söyle.
Ben onu söylüyorum. Evet. Bana net olarak söyle. Bu insanlar deli mi? Niye 11'i 4 yapıyor bu iki kurum? Bak iki kurum, yine söylüyorum. Vücudun iki kolu. Evet. Bunlar deli değil bunlar. PFDK şeyin, TFF'nin iki tane tabii kurumu. Tabii ki deli değiller. Nes hocam peki 11'e 4 niye bunlar bu kararı veriyor? Neden acele ederler 11'i verirler? Niye 4? Ben bunu anlamak istiyorum. Ve bir hakemi peçete yapıp niye kenara atarlar? Ya şimdi şu var. Neden yapılıyor bu? 6 saat 32 dakika bir görüntü izlenir mi? Şu var. Hocam. Bazı şeyleri söyleyeceksiniz. Yine karşımıza hukuk ve rütük çıkacak. Ben bıktım hukuk ve rütükle uğraşmakta. Hocam niye? Ne? Söylüyorum. Normal ölçüde söylüyorum. Karar biz almıyoruz ki. Şunu söylüyorum. Bir defa bu disiplin kurulu ve tahkim kurulu üyeleri nasıl geldiler oraya? Biz seçmedik. Demirören Federasyonu atadı. Doğru mu? Kulüplerin evet. Adamları değil mi? Her kulübün. Kulübün adamı mı? Her kulübün tavsiyeleri. Her kulübün tavsiyeleri. Ama onların ben %100 bağımsız olduğuna, %100 tarafsız olduğuna ihtimali veremiyorum çünkü kararlar ortada. Onun için daha da ağır konuşmak istemiyorum. Hocam ben konuşuyorum. Ama bak daha da ağır konuşursan Sinan karşına... Ben ağır falan konuşmuyorum. Ben diyorum ki federasyon 3'e bölünmüş içeride. Futbol federasyonu şu an Yıldırım Demirören pek fazla ilgilenemiyor. O zaman bıraksın gitsin. Ya genel kurula getirecek çünkü neden? Kendi istediği bir yönetim kurulu yok. Kendi istediği bir yönetim çalışma arkadaşları yok. Ya Sinan kendi İçeride seçti. Bir bölünme var. Sinan kendi seçti. Kendi seçmedi hocam. Kendi kim seçti? Kendi seçmemiş hocam. Kim tamamıyla seçti? Sağdan soldan gelmeler var hocam. Sinancığım. Hocam Yıldırım Demirören Sinan. Sen bu zamana kadar bir federasyon başkanının kendi listesini tek başına hazırladığını tahmin ediyor musun? Düşünebiliyor musun? Eğer rakip yoksa evet. Hocam, Yıldırım Demirören'in rakibi yoktu ki. Hocam olmaz Yıldırım olur mu? Yıldırım Demirören'in rakibi yoktu. Olur mu? Ataksu vardı hocam, rakibi vardı. Hayır çekildi. Bak hocam çekildi ayrı bir şey. Bakın. Siyasi bir irade var. Oraya gelen adamlar var. Şimdi baktığın zaman önemli iş adamlarını oraya koyduğu adamlar var. Bak yani işte Selim Koray kim geldi hocam oraya? Selim Koray futbolla ne ala milli takımlar sorumlusu. Bugün Zekeriya Alp'e milli takımlar sorumlusu yapsan kimse ağzını açmaz. Yani niye sen Zekeriya Alp milli takımlar sorumlusu değil de MHK başkanı? Yani onun için diyorum. Sinan abi Yıldırım Demirören sayın başkan yurt dışında mı? Yurt dışında şu an. Yani söylemek istediğim ben yine söylüyorum. İkinci bakın. Yine söylüyorum. 4 ay önce de söylemiştim ben. Aykut'la ilgili hep söylemiş demek istemiyorum. Ama ikinci yarı zor bir süreç bekliyor Türk futbolunda. Hakemlerle ilgili. Atamalar yanlış. Halis çok önemli maç yönetiyor. İyisi sevabı günahıyla. 5 gün sonra Beşiktaş maçına geliyor. Hayalet gibi dolaşıyor orada. İnanılmaz hatalar yapıyor. Şimdi burada onu söylüyorum. Tamamıyla Türk futbolunda kaos yaratan belirli kurumlar var. Ama bu kaosu yaratan Türkiye'nin futbolunun düzgün gitmesini isteyen TFF'nin iki tane önemli kuruluşu. Evet Sinan abi bir dinleyebilir misiniz? Çok önemli bir şey evet. Soracağım. Neden Yıldırım Demirören Sayın Başkan yurt dışında mı diye sordum. Zekeriya Tahkim Kurulu'nun bu kararından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'i arıyor ama kendisiyle görüşemiyor. Kim arıyor? Zekeriya Alp. Yıldırım Demirören'i arıyor. Görüşemiyor. Kim söylüyor onu? Olduğu için. İkincisi Zekeriya şöyle bir açıklama yapıyor. Ben bu olay sonrasında Halis'i bir üzdüyse beni iki katı üzdü. 32 yaşından birinden bahsediyoruz. Olanlara karşı sessiz kalmam, tepkisiz kalmam mümkün değil. Çünkü bunlar benim çocuklarım, evlatlarım yaşında. Onların başkanı olabilirim ama ben onları tanıdıktan sonra bu hakem kardeşlerimizi hep kendi evladım gibi gördüm. Ben de bu olaya bu pencereden bakıyorum. Şekli her an bak istifa edebileceğini ben Zekeriya abinin vermiş. Bak Zekeriya abinin bu çok sıcak bir gelişme. Ben şimdi Zekeriya abinin istifa etmesi ne demektir biliyor musun? Sadece der ki ben hakemime sahip çıkıyorum der, istifa eder, tek taraflı kalır. Görevden gider. Hakemler hayata devam ediyor. Maçları yönetirler. İstifa öyle değil. Yapacaksan hakemlerin komple çekeceksin. Hayır. Komple hakemlerin protesto yapacaklar. Bir hafta iki hafta maç yönetmeyeceğiz. Odur. Zekeriya abinin istifası çok önemli değil. Ben istifa etmesini istemem ayrıca. İstifa etmesi demek ne demektir? Gidecek yerine başkasını atacaklar. Başkası gelecek. Aynı hakemler devam edecek. Ya Sinan abi sessiz kalmayı bir bak, borç bilmişler bak, kendilerine. Bak. Soruyoruz. Dakika, hocam bu böyle dakika, mi diyoruz? Bir dakika. Bir tane hocayla bir dakika, görüşüyoruz. Öbür hocayla konuşuyoruz. Bütün suçlular bitti de. Bütün suçlular, en sonunda tepkileri kendileri bütün alıyorlar. Bütün suçlular gitti de. İlgili olarak. Bütün suç MHK ve hakemlere mi kaldı? Hayır. Mesela şimdi burada tahkim kurulundaki o beyefendilere sesleniyorum. Eskişehir Fenerbahçe maçında Caner ben küfür etmedim dedi. Evet. Kenara koy. Çok önemli değil. Suçlu olan bir kişi. Bir dakika müsaade. Oyuncu dedi ki ben ettim dedi. Eskişehirli oyuncu. Peki madem öyle niye görüntülerden bakmıyorsun? Orada bir fizik mühendisini çağır. Bir adam kafasını, bütün görüntüler orada. Kafasına çıkmış. Caner böyle yaparken 20 metreden
Hangi sesi hakeme duyuracak da küfür edecek? Bunda o zaman git İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir mütalaa al. Ona göre bunda bu cezayı da kaldır. Şimdi büyük bir kaos var. Ya hakikaten tahkim kurulu üyelerini tanımayı çok isterdim. Hocam ve orada disiplin kurulu üyeleri. Orada hocam Fırat'ı kolladılar. Burada halisi yediler. Evet. Orada Fırat'a ayrıcalık yapıldı. Burada halisi yediler. Ha işin de kötüsü ne biliyor musun? Aziz Yıldırım ve arkadaşları federasyona gelip tırnak içinde federasyonda olay çıkmasaydı, bastılar ifadesini kullanmam. Ama federasyonda Ufuk Özertem'le Aziz Yıldırım arasında çok bağırışmalı çağrıda fiziki temasa yönelik kavgalar çıkıyor. Evet. Şimdi toplum diyor ki böyle olmayabilir. Aziz Yıldırım ve ekibi federasyonu bastı. Yıldırım Demirören'i bastı. Ufuk Özertem'i bastı. Basmadılar da algıyı söylüyorum. Meral'in cezasını indirtti. Hocam böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir algı olabilir mi hocam? Olmadığını siz istemezsiniz. Hocam olmaz. Niye olmaz? Niye olmaz? Yine söylüyorum. Yani orada kalkıp da bu tahkime, evet, bu tahkime kalkıp Ufuk Özerten orada aman Aziz Yıldırım geldi bizi bastı. Tahkime bunlar talimat mı verdi? İndirin veya. Sinan tahkimi kim getirdi? Abi, ilk konuşulan tahkimi kim getirdi? Hocam. Niye? Bak hocam. Tahkimi kim getirdi? Hocam bunu diyemez. Tahkimi getiren bak, Yıldırım Demirören Federasyonu. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ben bir adamı bir yere getirmişsem talimat sen veririm. Sen şimdi bana böyle tükürüğü gösterirsen istediğin kadar sen tahkime de Yıldırım Demirören, Ufuk Özerten baskı yapsın gösterirsen demek ki burada görünen o var ki net bir tükürük olayı biz göremiyoruz. Burada veya bunlar göremiyorlar. Ben onu bak ben tahkime burada bir şey söylemiyorum. Benim işim PFDK ile. Sen nasıl böyle hata yaparsın? Bana göster kardeşim. Dağıtsın abi PFDK dağıtsın. Bütün basına dağıtsın. Kaseti tükürük görüntüsünü çıkarken tükürüğü dağıtsın. Yine söylüyorum. Halis Özkaya maçın hakemi raporu son karar değildir. Gerekli argüman ve delilleri sunarsan o karar çürüyebilir. Hangisi? Halis Özkaya'nın kararı. Yani hakem raporu. Evet. Aynı şekilde son karar değildir. Evet. Geri delil ve argümanları ortaya evet koyarsan o karar geçerli sayılmayabilirmiş. Evet doğru. Ve burada Halis Özkaya tekrar ek bir rapor daha veriyor. O da olabilir doğru. Yine veriyor yine olmuyor ama ben yine hocam bak ben oradan anlamıyorum. Ben diyorum ki PFDK sen kardeşim bu cezayı verdinse bu tükürükten dolayı verdin bu tükürük görüntülerini dağıtın insanlara söyleyin. Şimdi bunlar devamlı konuşuyorlar bombayı atıyorlar 3 ay sonra belki yoklar ama Türk futbolunda bu kavgalar bunlar hep geliyor gidiyor. Başka bir PFDK gelecek aynı şekilde onlar da aynı böyle bombayı atıyorlar çekiyorlar gidiyorlar. Söylemek istediğim bu PFDK ile tahkim birbirleriyle oturup bir konuşsunlar bakalım ya. Benim yaptığım araştırmada Ahmet Hocam PFDK Başkanı'nın Halit Bey'in istifa edebileceği yönünde. Ya bak bir şey söyleyeyim bunlar beni ilgilendirmiyor. İstifa ederler mi? Ben diyorum ki tahkimin sürekli olarak çok net karar bozmalarından dolayı çok rahatsızlar. Ben şöyle parçalamam. Geçen Ocak ayında seçilen federasyon ve kurullarının topyekun gitmesi Türk futbolunun %100 hayrınadır. Başkan dahil mi? Yıldırım Demirören'den Ufuk Özertem'e. MHK'sinden tahkimine disipline. Silme böyle. Ne düzelecek hocam? Bir dakika. Bak. Bu ülkede iyi federasyonlar da vardı, kötü federasyonlar da vardı. En azından bu rezilliklerin hiçbiri olmayacak. Bak bu rezillikler nereden başladı? Sakın kimse burada Meralesi ve Fenerbahçe'yi eleştirmesin. Kan davası gibidir. Hani nasıl Allah korusun hiç sevmediğim bir şeydir de Güneydoğu'da bir şey vardı kan davası şimdi her geçen yıl. Önce onun amcaoğlunu öldürüyor. Onun yeğeni onu öldürüyor. Bakıyorsun ki 6 kuşak 7 kuşak insanlar birbirini öldürüyor. Hayır. Kan davasının başladığı ilk ölümdür önemli. Diğeri domino taşı gibi. Şimdi bak bu işteki rezillik aslında Terim'den başladı. O zaman Galatasaray'ın gıkı çıkmadı. Ya ne demek ya? Yani şu Meralese yapılan kıyaktan çok daha büyük kıyağı bu disiplin kurulu ve tahkim kurulu Fatih Terim üzerinden Galatasaray yapmıştı. Bunu söyleyebilen var mı? Yok. Bak Meraleş oynasa ne olur 11 maç aynen oynamasa ne olur? Fenerbahçe şampiyon mu olacak veya şampiyon? Daha 17 tane maç var ama öyle değildi. Ne acı bir şey. O zamanlar niye hakemler? Tolga Özkalfa'ya koridorda Fatih Terim hakaret ettiği için 3 maç aldı. Trabzon Galatasaray maçında. Takip eden maç Kadıköy Fenerbahçe Galatasaray. Dana'nın kuyruğunun koptuğu maç. 100 yılın maçı. Bir daha böyle bir maç gelmedi. Son maç Kadıköy'de şampiyonu belirleyen veya Seyrantepe'de bir maç yaşamıyorum ben. Yaşamadım. Peki küfür etmiş, hakaret etmiş hakeme. Küfür etmemiş de hakaret etmiş. 3 maç cezası kesilmiş. Erteliyorum diyorsun. Bundan nedir biliyor musun? Galatasaray'a kıyak yapıyorum. Galatasaray'dan tık yok. Hani böyle konuşuyorlar ya böyle bildiriler filan. Tık yok. Allah razı olsun bize büyük kıyak yap. Biz bunu hak etmedik demiyorlar susuyorlar.
O geliyor Meral Eşkıya. Niye bağırıyorlar? Herkese kıyak yaparsan kıyakçılığın sonunun ne olduğunu... Engin Baytar'dan dolayı daha hocam, çok bu konuda bir sıkıntı oldu. Ya kardeşim cezası. Engin Baytar açık 11 maç. Bakın. Boğazına yani, sarılıp 2 metre Engin Baytar'ınkisini bak. Engin Baytar'ın da sorun yok. Engin Baytar'ı bakın. Engin Baytar'ınkisi belli. Yani tamamıyla bir darp söz konusu. Engin bu tamam. O da mı çok? Bana göre o da çoktu. 11'de çok yani. Çok bir futbolcu için çok ya. Bir ağır mı yani? Çok ağır bir ceza. Şimdi ben orada değilim. 11'i 4'e inilmesindeyim. 11 4'e nasıl iner? Bunlar hepsi hukukçu değil mi? Hepsinin aynı gözleri yok mu? Hepsi aynı görüntüye bakmıyor mu? Diyor ki, o 8 maç diyor. Hayır, 8 hayır, maçı dakika, verme sebebimiz diyor Ahmet hocam. 8 maçı verme sebebimiz tükürük. Biz tükürük görüyoruz. Ben onu söylüyorum. Tükürüğü. Peki birisi tükürüğü görüyor da tükürüğü... Ya biliyorum Erdemciğim. Hani birisi... Anlıyorum ben. Birisi tükürüğü görüyor da ötekiler tükürüğü görmüyor. Nasıl niye görüyor? İndiriyor? Ben bunu anlamıyorum. Ben de diyorum ki... Federasyon, Yıldırım Demirören Federasyonu sabote ediliyor diyorum. İçeride zaten bölünmüş. Federasyon içeride zaten bölünmüş. Kim kime dumduma bir hava var. Baktığın zaman böyle bir rezalet ya yok. Sinan abi daha enteresan olan bir şey söyleyeyim. Antalya'da konuşulan bütün futbol adamlarının çok enteresan, daha vahim bir olay herkes... söyleyeceğim. Diyorlar ki PFDK lütfen yalanlasınlar, çıkıp bağlanıp yalanlasınlar rica ediyoruz. Söylenen şu, PFDK izlemeden, Meral Eş'in o pozisyonu izlemeden aynen karar verdi diyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi herkes diyor ki bakın diyorlar, bu da çok ayıp ve yanlıştır. Yani Aziz Yıldırım oraya gitti, insanları korkuttu, bastı. Böyle şey yok. Kimse kimseden de korkmaz. Kimse kimseden çekinmez. Ne alakası var? Aziz Yıldırım veya oraya gitti, oraya münakaşa oldu falan. Böyle algılan, böyle algılanmasın. Peki o zaman bir şey ben mi? Başka bir şey. Hocam ben başka türlü algılansın. Evet. Bana diyecek ki Yıldırım Demirören. Evet. Kavga olayı ya, var. Kavga var da ne kadar kavga edersen et. Sen kardeşim niye 11 verdin de. O zaman ha, dersin o ki gel buraya dersin. Evet, başka. Başkan gel buraya dersin. Aziz Başkan buyurun. Meral Eş gel buraya. Kardeşim burada tükürüyorsun. Burada göster o zaman görüntüyü. Sinan abi ondan dolayı zaten hiçbir kavga yok biliyor musunuz? Hiçbir bakın, tartışma başka bir şeyden. Şey anlatıyorum hayatım. Başka bir şeyden. Başka bir şey anlatıyorum ben evet burada. Ben diyorum ki bana sen tükürüğü göster kardeşim diyorum. Biz de o gün burada baktık. Bir sıkıntılar var dedik. Ama çıkan bir tükürük, bir hareket Engin'de görüyoruz. Engin'de görüyorsun ne var. Ama yok. Yani orada istediğin kadar oraya git silahlarla da bassan ne olacak ki? Oraya sen tükürük görüntüsü varsa... Buyurun bundan verdim dersin. Demek ki yok. O zaman sen PFDK niye verdin kardeşim? O zaman sen tahkim niye bu cezayı indirdin? Adama abi, sorarlar. Ben abi de diyorum ki Yıldırım Demirören kurumlara sahip çık. Değiştir bu kurumları. Ya bu niye, kurumları değiştir. Ya niye böyle söylüyorsun? Ben daha ağırını söylüyorum. Niye Yıldırım? Bakın at yiğidin altında kişner. At yiğide göre kişner. Ya vallahi aşkına sevgili Yıldırım Demirören arkadaşımızın lütfen bırakın gidin. Hem siz üzülmeyin hem biz üzülmeyelim. Hem Türk futbolu biraz selamete çıksın. Hadi ben de diyorum ki delegeler, kulüpler ilk Akıncı ben olayım yine. İlk genel kurul için dilekçeyi vereyim ha derseniz. Ver hocam. Hayır ben hazırım. Ver. Ben çok verdim. Halil ben Kulu sana Soyun, söyleyeyim ver. Ali Kulu Soyun Türk futbolu için ilkini ben verdim. Ben sana Atak Su'yu ilk olarak göre. Ben ne demiştim size? Bir sene önce sen yoktun Sinan. Geçen sene buralarda diyordum ki Türkiye'de 69 milyon 999 bin kişi federasyon başkanı olabilir. Yıldırım Demirören olamaz. Bu Yıldırım Demirören'in kötü insan hocam, olduğu için değil. Hayır. İki nedenden dolayı. Bir, şey bir dakika Selam bitmedi. Çok önemli bir detay. Birinci neden 8 senelik sportif başkanlığında maddi manevi ve UEFA'dan gelen cezayla performansı ortada. Daha önemlisi yargıda başkanlığı yaptığı kulübün as başkanı şike suçlusu. Üstelik daha önce başkanlığı yaptığı kulüpten 160 milyon dolar alacaklığı. Bu hukuken aykırıdır. O konuyla ilgili olarak Sayın Fikret Orman'ın çok önemli. Hocam ya geç bu Fikret Orman'ı. Doğru söylüyorsun. Ama çok önemli. Önemli bir şey var. Bakın bu 100 UEFA trilyon hocam 160 değil 100 ya trilyon. 100 olsun 1 lira olsun. Bir futbol federasyonu başkanı parayı dağıtan kurum. Parayı dağıttığı doğru kurumdan alacaklıysa ben o parayı adil dağıttığını hocam, nereden bileyim? Tabii ki adil kadar dağıtıyor da olmaz. Biz bunları söylüyoruz ve bunlar o futbolun güzelliklerini çok seven televizyon kanalı basın mensupları ya tarafından hep alta atılıyor. Bakın yok böyle hocam, bir şey. Ben 3-4-2'yi konuşalım, 2-1-3'ü konuşalım. Buyurun. Bir şey anlatıyorum. Kimse bana anlatamaz. Bana izah edeceksin. Ben fotoğrafa göre konuşuyorum. 11 nasıl 4 olur? 11'i veren istifa edecek. Peki şunu da söyleyebilir misin? 11'i veren profesyonel disiplin kurulu hemen istifa etsin. Kimse onlar. Sinan şunu söyleyebilir misin? Senin ağzından şunu da bekliyorum. Türkiye'nin en önemli mahkemesi... Çok ciddi bir çalışma sonucunda. En önemli sembol olduğu için söylüyorum. Aziz Yıldırım'ı şikeden ve çeteden suçlu buldu. 6 küsür yıl verdi. Aynı disiplin kurulu ve tahkim kurulu Aziz Bey'e
Bir gün bile ceza vermedi. Bunu nasıl karşılıyorsun? Bunun hocam, cevabını reklamdan sonra... Bir daha vermedi. Hocam ben bakarım, yazılara göre bakarım, ona göre konuşurum. Devletin yargısı ceza vermiş midir? Verdi. Suçlu mu? Suçludur. Bu siyasi bir davadır, beni ilgilendirmez. Yargıta oynarsa başkanlığı evet. biter, ayrı. Evet. Suçluysa ayrı bir şey. Ama öteki türlü vermediyse ben ona bir şey söylemem. Niye? Bak ona, demek ki görmemiş onda bir şey. Yani futbolla alakalı olan bir konuşma yok. Neden veriyor? Çete Sinancığım, veriyor, şirket eşlik veriyor. Sinancığım, burada disiplin kurulu başkanı galiba bağlandı. Yine sen yoktun. Dedim ki kardeşim bu tarlalar, fasulyeler, şeyler, işçiler nedir bu filan dedim. Hocam izahını yapmışlar. Bir dakika, organik tarım mı yapılıyor dedim. Olabilir Ahmet Bey, organik tarım yapıyor olabilirler dedikten sonra ben başka bir şey konuşacağım. Hocam onun izahını yapmışlardır. Neyin izahı? Karşı cevabını vermiştir. Her zaman şunu söyleyeyim. PPDK verme hakkı. Sinan abi, iki ayrı bir sopadır bu. Yani ben Ahmet Hocam'a cevap vermek istemiyorum ama iki ayrı sopadır. Mahkeme ayrı. Futbol ayrı. Bölümü ayrıdır hani, hocam. Yani burada ayrı, ayrı, sopa ayrı bir şeydir. O. Bana öyle bakmayın. Nasıl ayrı ayrıdır? Hadi canım. İkinize de muhalefet ediyorum. Reklamı geçiyorsunuz. Nasıl futbol ayrıdır? Yargı ayrıdır. Reklama geçiyorsunuz. Ahmet Hoca ile devam edelim. Hocam ben söylüyorum. Reklamdan sonra. Hocam bak ben sana bir şey anlatıyorum. Hocam reklam. Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Konu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği 12 maçlık ceza 11+1. Sonrasında tahkim kurulunun 5 maça 4+1'e indirdiği Meriç'in cezası sevgili seyirciler. Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Birazdan Sinan Engin'in gerçekten bize reklam arasında belirttiği o şok açıklamaları var. Gerek Fenerbahçe'nin transferi ama özellikle Halis Özkahya'nın söylemiş olduğu bir söz vardı ki gerçekten de Türkiye'nin gündemine düşecek olan bir açıklama. Birazdan sizlere anlatacak. Hemen yeri gelmişken belirtelim. Sorular var. Neden arkadaşlar arasınlar Halis Özkahya'yı da seyretsin. Gerekirse de bağlansın veya önlemini alsın. Yani bağlansın veya önlemini alsın veya Zekeriya Alp bağlansın onun adına konuşsun. Ona göre yani. Rejideki arkadaşlarımız harekete geçecektir hemen. Ümit Özat şu anda hemen belirtelim. Kendisi esas mesleği teknik direktör olduğu için teknik direktörlükle ilgili olarak kurslar var, yoğun çalışmalar var. Biliyorsunuz devre arasında Avrupa futbolunda özellikle kendisi bugün bizimle birlikte değil. Bunu da hemen belirtelim. Kendisi de bizi izliyor. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Ümit Hoca. Nerede şu an Ümit? Ümit Hoca. Hangi şehirdiler? İstanbul. Antalya'da mı? Antalya'da sürdürüyorlar. Antalya Seminerinde. Evet. Bol bol yürü orada. Rasim nerede? Bol bol. Rasim de. Ümit yürüsün bol bol orada. Bizimle birlikte değil ama bundan sonraki programlarımızda da yine Rasim. Bizimle birlikte Rasim devam edecek. Rasim Ozan da bugün bizimle birlikte değil. O da yoğun bir seyahat, çalışma seyahat temposuna girdi bildiğiniz gibi bir nefes almaya ihtiyacı vardı. Rasim biraz dinlensin. Bugün bir ricası oldu bu konuda. Ama Ümit bol bol yürüsün orada. Ümit kardeşim yol bol bol yürü, diyetini yap. Her geçen gün formuna giriyorsun. İnşallah en güzel şekilde de buraya en formda şekilde dönersin. Evet hocam benim sormak istediğim şu. Sorun. 6 saat 32 dakika. Evet. Galatasaray Fenerbahçe maçında sadece 82. dakikadaki Meriç'in Halis Özkahya ile girmiş olduğu diyalog. 6 saat evet. 32 dakika tahkim kurulunun seyrettiği, birebir seyrettiği. Evet. Sadece o dakikayı mı izlediler 6 saat 32 dakika? 1 dakika mı izlendi acaba? Bu gece. Yoksa maç bu mı? Gece kendimi bir bilim adamı gibi hissediyorum ve çok efendi konuşacağım. Başka Ahmet olsam geç bunları derdim. Hayır, geçin bunları diyorum. Tükrük nedir biliyor musunuz tükrük? Tükrüğün kelime açıklaması nedir biliyor musun? Bir canlının ağzındaki sıvıyı bilerek, isteyerek dışarı atmasına tükürmek denir. Bilerek, isteyerek. Hocam konuşurken ben sizle konuşurken o bilerek isteyerek değil o. Tükürük o bilerek isteyerek değil. Ama bak şöyle konuşamazsın bak. Ertem'cim de ben bağıra bağıra Ertem sen kim oluyorsa bana böyle konuşuyorsun ağzımdan tükürük. Bu tükürmek değil. Ama sana 30 santim yaklaşıp da ağzımdaki ifrazatı dudaklarımın iç tarafına koyup da buradan böyle şeyli okkalı bir şekilde laflarla o tükürüğün sana gelmesini. Bu bir taktiktir. Yaparsan bundan tükürüktür. Meriç de bunu yaptı. Burada maalesef ve maalesef Halis Özkahya üzerinden Türk hakemliğinin namusuyla oynanmıştır. Bu belki ağır bir yaklaşım. Bakın bu ağır bir yaklaşım. Biraz ağır olmadı mı hocam? Çünkü niye? Bir futbolcu Türk hakemine Türk örf adetlerinde cinsel tercihiyle ilgili hakaret ediyor. Bu çok açık. Alenen. Görünüyor ve bunu defalarca yapıyor. İki, hakemin algısına göre tükürülüyor. Ceza kurulu gereğini yapıyor. 11 maçı veriyor. Ama tahkim kurulu diyor ki Türk futbolundaki en sahipsiz kesim
hakemdir. Aziz Başkan ve iki arkadaşı bir de federasyona geldiler. Bir kavgalar mavgalar çıktı. Siz diyorsunuz ki federasyona Meralet için gitmediler. Olabilir. Ama toplumda algısı nedir biliyor musun? Milyonlarca futbol sever de algışıyor. Federasyonu bastılar. Algıyı söylüyorum. Bu doğrudur. Hocam demiyorum. O büyük bir hakaret hocam. Bir dakika ya. Evet. Algıyı söylüyorum. Algı da büyük bir hakarettir. Biz ona öyle söylemeyelim ama. Peki başka türlü. Federasyona. Şey peki başka türlü söyleyeyim o zaman. Başka Aziz türlü Yıldırım söyleyeyim. Ve iki arkadaşı. Hocam tahkim bu kurulunun önceden alınmış bir randevu ayrıca. Olabilir. Evet. Olabilir. Önceden alınmış bir randevu. Evet. Aziz Yıldırım ve iki arkadaşı federasyona giriyor. Sebebin ne olduğunu bilmiyoruz, açıklanmıyor. Federasyonda ağır kavgalar çıkıyor senin beyanatına ve yalanlanmadığı halde demek ki doğru. Arkasından tahkim kurulu cezayı %70 oranında aşağı indiriyor. Bu böyle olmasa da toplumda milyonlarca insanda Aziz Yıldırım'ın gelişinden sonra tahkim kurulu cezayı indirdi diye algılanabilir. İki, ortada bir Mendes faktörü var. Bakın Mendes. Mendes, Yıldırım Demirören zamanında Beşiktaş'ta çok fazla iş yapmış ve milyonlarca euro komisyon. Mendes kimin menajeri? Kimin olduğunu bilmiyorum. Meralesin menajeri mi? Bak başka bir yere geleceğim. Bırak menajeri. Hayır. Mendes nereli kardeşim, onu söyleyeyim bana. Portekiz. Mendes Portekizli. Mendes'in eli kolu ayağı o kadar uzun ki yıllar içerisinde Beşiktaş'tan Mendes'e ödenen komisyon ücretlerini alt alta koyun. İki tane Korozme, üç tane de Simao çıkar. Arkasından Mendes'in vatandaşı Meralles bir şekilde tıpkı Şike'nin bir sene önce üstü kapandığı gibi Meralles'in cezası aşağı indiriyor ve günah keçisi olarak ya Halis Özkaya'ya atılıyor. Şimdi ben buna izin veremem kardeşim. Ya hocam bir şey söyleyeceğim ya. Çok güzel konuşuyorsun. Şahane konuşuyorsun. Sabaha kadar otur dinleyelim seni. Harika anlatıyorsun. Yanlış ama mi? Ne alakası var? Nereden biliyorsun? Yapma hocam bakın ya. Mendes falan. Ne Mendes hocam? Nereden Mendes hocam oradaki adamları da bak hocam bir şey söylüyorum. Ben buradan Zekeriya Alp'e söylüyorum. Zekeriya abi Halis Özkahya'yı savunmaya gitti mi? Yani Meralles'in gittiği gibi Halis de gitti mi? Halis tükürdüğü pozisyonu görüntüleri varsa gösterebiliyor tahkime mu? Tahkime gidecek işte. Tahkime bakın, gitme kararı almış. Gidecek o görüntüsü var mı? Tahkime yani, gidemez kardeşim. Yani hocam bu gelen tükürüğün bunu Mendes, Yıldırım Demir ona söyleyecek. Yıldırım Demir ona söyleyecek de falandı filandı falan. Ya buna inanmam falan söz konusu ben falan de, değil. Anlamadın galiba. Ben inanmıyorum. Algıyı söylüyorum. Hocam öyle bir algı yok. Ben inandığımı söyleyeyim mi? İnandığımı söyleyeyim mi? Türkiye'de kim bağırırsa hocam alıyor. Öyle bir şey yok hocam ya. Tuttuğunu bak, alıyor kardeşim. Hocam bak bir de bitiriyorum. Sinan abiden bakın, sonra o bantı girelim arkadaşlar. Bak şimdi hocam bunun söz konusu değil. Ben burada yine inanmıyorum. Ben o iki kuruma şu an güvenim benim tamamıyla bitmiş durumda. Bana anlatamazlar. Bana göstersinler. Niye bu küfü şeyi, tükürüğü, hangi görüntüsü var? Versinler basına. Federasyon internet siteleri var. Koysunlar. Tükürüğe rastlanmadı. Peki o zaman neye istinaden bu PFDK bu tükürüğü verdi? Onu da anlatsınlar. Öyle de bir şey yok. Burada hakem öyle bir rapor yazdım diyor. İşte birazdan şimdi söyleyeceğim onu veya. Sevgili Halis, çok önemli insanlardan, basından da bir iki çok önemli insanlardan duyduğum şeyi söylüyorum. İzmit veya Yalova, o yörelerdesin sen. Birebir de insanlara öyle bir rapor döşendim ki Meralles bundan kurtulamaz. Fenerbahçe'de kurtulamaz bu rapordan diye. Böyle bir laf etmişsin ve bu laf dolaşıyor insanların ağzında. Kime ne konuştuysan söyle veya konuşma. Bir daha tekrar eder misin Sinan abi? Öyle Halis bir rapor. Evet, Halis Özkahya. İzmit'te veya Yalova'da. İzmit'te muhtemelen en yakın. Öğretmen mi bu arkadaş? Evet. Öğretmen. Yani işte birebir. Yani ve birebir çok net söylüyor, söyleyen. Ben de diyorum ki sevgili Halis ya bağlansın ya onun temsil eden birisi. Verin arkadaşlar. Bakın ya onun temsilcisi bize bağlansın ya ben bir şey böyle bir şey söylemedim desin veya söylediyse de o söylediği insanları arasın, böyle bir şeyi anlatmasınlar. Onlar da anlattığı insanlar sağda solda anlatıyor. Şu lafı söylemişsin. Öyle bir rapor döşendim ki Fenerbahçe'de Meralles'i bitirdim demişsin. Bu nasıl kelimeler, bu kelimeler arkadaşından önemli. Hem de önemli insanlardan bana geldi. Yanımda da şahitlerim de var. Güvendiğiniz kişiler mi Sinan abi? Güvendiğimiz kişiler, sağlam kişiler. O söylediğim insan da net mi dediler? Bunu yarın televizyonda söyleyebilir miyim? İstediğin gibi de söyle. Net dediler. Ben de buradan Halis'i severim. Dördüncü hakemken soyunma odalarına çok gelmiştir. Üçüncü yani orta hakemken sohbetlerim olmadı ama dördüncü hakemken daha da gençti o zaman. Çok da sevdiğim bir çocuk. Eğer böyle bir şey söylediysen bunun açıklamasını yap, bunu çürüt veya o insanları ara. Söylemediysen de o insanların günah boynuna. Ama
böyle bir şey. Yani seni Fenerbahçe düşmanıymış gibi gösteriyorlar sevgili Halis. Ben seni öyle görmek istemiyorum. Belki sana tükürmüş olabilir. Senin raporun doğru da olabilir sevgili kardeşim. Sana göre olabilir. Ama seni bitiren PFDK olmuştur. PFDK maalesef seni bitirmiştir. Sana da Hakem MHK veya Futbol Federasyonu Başkanı döndükten sonra gerekli konuşmalar yapacaklardır. Sana mı sahip çıkacaklar? PFDK'ya mı inceleyecekler, bakacaklar? Sen tükürük diyorsan deli olman lazım. Sana tükürmediyse niye tükürük dedim? Peki o tükürük görüntüsü niye yok? 50 tane sağdan soldan görüntülerden. Ben bunu anlamıyorum. Ben onun için söylüyorum. Yine söylüyorum. Federasyon, Yıldırım Demirören Federasyonu bir insanı sabote et desen. Şimdi nasıl biliyor musun? Biz burada duralım. Devamlı işte hocayla karşı küfür edelim. Devamlı konuşalım edelim. Devamlı televizyona ceza gelsin. Bu nedir? Patronajı sabote etmektir. Aynen öyle düşün. Yani devamlı programda olay çıkarırsan bu nedir? Sabotedir. Ya der ki yukarıdaki patron ya bunlar beni sabote mi ediyor? Buyurun. Bunlar da seni sabote ediyorlar. Evet, bu konuyla ilgili var, son var. Tahkimi yaptı bir defa, yargılama tekniğine aykırıdır. Neyi tekniğine? Yargılama tekniğine. Neden? Söz konusu duruşmalı. Halis Özkahya da mı gelmeli? Halis Özkahya da gelmeli. Yani Halis Özkahya şunu derse ne olacak? Kardeşim, ben de burada bana tükürdüğünü görmedim ama tükürdü. Ama hangi tahkim kurulunda taraflar gelmiştir ki hocam? Gerekirse gelir ya. Gerekirse gelir ya. Disiplin kurulu da, tahkim kurulu da duruşmalı yargılama yapabilir. Yani tarafları çağırabilir. Şimdi Halis Özkahya olsam ben şunu diyebilirim. Bana tükürdü kardeşim. Ama Lig TV'den gelen 6 küsür değil 16 küsür saatlik görüntülerde bu tükürük yok derse ne olacak? İşte yok hocam. Evet. Bunu bulamıyoruz. Ben de diyorum ki bunu bakın, kurumlar birbirlerini yalanlıyor. Kurumlar hocam bu kolla bu kol ayrı işliyor. Yani baktığın zaman. Anladın mı? Kurumlar birbirini sabote ediyor. Görüntü o. Kurumların sabote etmesi demek yukarıyı sabote etmek demektir. Buradaki görüntü, çıkan görüntü budur. Sen tükürük görüntüsü nerede? Veya vermediğine, etmediğine dair görüntü nerede? Ettiği görüntü nerede? Bunları verin. PFDK'nın org var. Ne o sitesi var? TFF org var. TFF. Yayınlıyorlar devamlı. Yayınlayın kardeşim ya. Bir bantımız var. İzleyelim sizden abi. Dönelim. Hocama da sorularım olacak. O kasetimiz ekrana gelsin. Biraz önceki Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki kavga ve devamındaki yorumlar çok önemli. Dikkatle izlemenizi rica edeceğim sevgili seyirciler. Konu çok hassas. Futbol camiası Beyaz Futbol'un ortaya çıkardığı federasyondaki kavga olayıyla çalkalanıyor. Evet, Cuma günü yaşananlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan bu büyük iddia diyoruz, altını çizerek belirtiyoruz sevgili seyirciler. Evet, Beyaz Futbol'un ortaya çıkardığı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ufuk Özerten'in kavgası hafta içinde en çok konuşulan konu olurken, Antalya'da TSYD seminerine katılan Ufuk Özerten, Beyaz TV mikrofonlarına konuşmaktan kaçtı. Beyaz TV mikrofonlarına konuşmaktan kaçınan Ufuk Özerten, kendisine kavgayı soran adı bizde saklı önemli bir gazeteciye neler söylüyordu? Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yönetici Abdullah Kiyılı, Şekip Mosturoğlu, Talat Yılmaz ve Tolga Aytöre ile birlikte Futbol Federasyonu'nda e-bilet uygulaması başta olmak üzere bazı konularla ilgili konuşacaktık. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, ben, Cengiz Zülfikeroğlu, Mete Düren ve TFF Başhukuk Müşaviri Avukat Faruk Baştürk toplantı odasında konuşurken bir anda Aziz Yıldırım kurullarla ilgili suçlamalara başladı. PFDK ve tahkim kurulu manipülasyon yapıyor diyerek hakaretler yağdırdı. Ben de kendisine müdahale ettim ve başkan sakin ol dedim. O da sen karışma, zaten atadığınız hakemler, her şey ortada. Çık dışarıya deyince kendimi tutamadım. Burası Türkiye Futbol Federasyonu. Sen kimi dışarı çıkarıyorsun? İstiyorsan sen dışarıya çık dedim. Karşılıklı küfürleştik. Bana yerini değiştir dedi, ben de değiştirmedim. Sonra araya Başkan Yıldırım Demirören girdi. Lütfen başkan sakin olun dedi ve ikimiz de toplantı sonuna kadar konuşmadık. Ve Beyaz Futbol o toplantıda konuşulan Başkan Aziz Yıldırım'ın iddiasının detaylarına ulaştı. Başkan Yıldırım, TFF heyetine Meyreleş küfür etmiyor. İngilizce first, birinci, ilk kez kart görüyorum dediğini öne sürüyor. Araya giren Türkiye Futbol Federasyonu basın danışmanı Mete Dürense, Beşiktaş'ın eski futbolcularından biliyorum. Orada Meyreleş, tüh Allah kahretsin anlamına gelen pute pute dediğini öne sürüyor. Ve toplantı tatsız şekilde biterken
Fenerbahçeliler kızgın bir şekilde İstinye'den ayrılıyor. Evet, Cuma günü, geçtiğimiz hafta Cuma günü gerçekleşen federasyondaki bu olaylı tartışmada Sayın Aziz Yıldırım bu karar yanlış bir karardır. Ufuk Özerten'e first demiş. Yani bakın, ben first demiş ama Mete Düren'in söylediği de pute. Bak, yani pute derken ya, de ağzından tükürükler çıktı. Ya ondan yönünde. Önemli şey tükürük ayrı. Bakın, bir konuşurken tükürük vardır, bir de puh yapmak vardır. Yani gelirsin tükürürsün. Çıkarken bir tükürüğü var biliyorsun. Çıkarken dördüncü hakem tarafına doğru bir tükürük var. Evet. O harbi tükürük o. Şimdi burada verilen karar yanlıştır. Baştan sona yanlıştır. 11'de yanlıştır, 4'te yanlıştır. O zaman sen savunma alıyorsan hakemi de savunmasını al. Neden Halis Özkahya'yı çağırmadın? Halis Özkahya'yı niye savunmasını aldın? Halis Özkahya buradan tahkime gitsen olur, gitmesen olur. İş bitmiş artık. Onun için Halis de çağırılsaydı. Arkadaşlar Zekeriya Alp hocamızla Zekeriya abi, Halis Özkahya alalım. Ben iki soru sormak istiyorum. Evet. Arayalım sürekli olarak. Çünkü Sinan abinin söylemiş olduğu, Sinan Engin'in söylediği açıklama, daha doğrusu biraz önceki açıklaması son derece kayda değer, büyük bir iddia demek zorundayım ben. Hayır, ne diyoruz biliyor musun? Bu çok 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 önemli. Ne biliyor musun? Buna mutlaka cevap gelmesi çıksın, gerekir. Çıksın desin ki ben böyle bir konuşma hiçbir yere yapmadım desin, biz ona inanalım. Ama böyle bir konuşma yapmışsa efendim, ve bunu ikisi de telefonunu kapatmış. Biraz önce çalıyormuş. Bunu birinci ağızdan, bakın şahitli insanlar birinci ağızdan, garanti mi dedim, garanti. Eğer desin ki ben de buradan uyarayım yani, diyeyim ki önlemini al. Söylemişsen de veya o arkadaşın kime söylemiş, nerede konuşmuşsan o arkadaşını ara, kardeşim niye gevezelik yapıyorsun de, veya da ben böyle bir şey söylemedim diye bir açıklama yap. Çünkü bunu Fenerbahçe tarafından bize geldi. Bir arkadaşım daha yanımda, Celal Kolot da vardı, bizim İsmailer de vardı. Yani böyle birinci ağızdan hocam, net aynen bu şekilde dedi ki böyle 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 böyle. Şimdi o zaman Halis genç bir hakem, istikbal vadeden bir kardeşimiz, Fenerbahçe düşmanı ilan ediliyor. Yani bir art niyetli rapor hazırlamış gibi bu böyle sosyal medyada dönüyor. Onun için diyorum ki ben burada Halis bağlansın, izah etsin veya Zekeriya abi ondan sorsun, böyle bir şey söyledim mi veya söylemedim mi? Onun için ben evet, burada söylüyorum. Ama yine söylüyorum, kesinlikle kesinlikle federasyonda bir garip işler oluyor. Şimdi ben asıl kahretsin, bir dakika kardeşim. Demek pute. Bak şimdi puteymiş, firstmüş, şuymuş, imeni ilgilendirmez. Çoluk çocuk kadının gördüğü. Türkiye'de hemen herkesin bildiği. Ve sokakta bir adama yaptığım vakit minimum dayak yiyeceğim bir hareketi. Ben o hareketi göstermek istemiyorum. Ama bir erkeğe söylenebilecek cinselliğiyle ilgili en büyük hakareti saniyeler içerisinde çok defa yaptı. Hiç kimse konuşmasın. Yok pute hocam, mi demiş, şey pört demiş. Böyle bir şey yok. Hocam bir şey söyleyeyim sana. Bana göre, hocam bana göre tükürükten, bak tükürükten daha kırıcı hareketleri var. Ben sana evet, söyleyeyim. Ve, ben sana ve söyleyeyim. Maalesef, pute, ve maalesef. Ne demek pute, ne demekmiş? Tüh Allah kahretsin değil mi arkadaşlar? Tüh Allah kahretsin. Ya bir dakika şimdi. Portekizlerin yani sürekli bak, söylediği. Bak, tük, yani şimdi bir dakika. Sadece Merelesi beyaz tükürük, bir dakika, ortaya çıkardı. Merelesi tükürükten sıyırttık tahkim sayesinde. Şimdi bir de bu yaptığı bu hareketten sıyırtıp sadece puteye mi bağlayacağız? Yok hocam ya. Olur mu olay şey şu, ya? Federasyonda futbol hiç federasyonu başkanı ve üyeleri ceza alacak kulübün başkanıyla bir futbolcunun ne yaptığını nasıl tartışırlar? Dünyanın neresinde var karardan 3-5 gün önce? Ya hocam, onun için diyorum tam ya, bir aşiret spor hocam, devleti bir sohbettir ya. Mete Hoca falan Sinan filan. Olmaz sohbet yok. Hocam yani bir arkadaşlık dostluk vardır. Ya gördük arkadaşlar sandalyeleri uçuşmuş. Hocam bakın kararı veren PFDK'ya evet, tahkim. Onlar evet, orada değiller. Peki hani, kararı veren PFDK tahkimi onları oraya getiren güç talimat veremez mi? Hocam o zaman o insanlar da beyinleri, ağızları, kulakları, eller ayakları olan insanlar çıkarlar konuşurlar. Bak, dünya, bize talimat geldi derler. Sevgili Sinan, niye yargı bağımsızdır biliyor musun? Yargıyı mesela hükümet getirmez. Yüksek Hakimler Kurulu atar. Başka bir yere geleceğim. Ben disiplin kurulu ve tahkimi federasyon olarak getirmişsem çok sıkıntılı anlarda da onlara talimat veririm. Vermemek lazımdır, verilir. İşin kötüsü bu. Hala biz burada putesinden hocam putesinden bak, konuşuyoruz. Hocam bak, evet, ben ceza kalkmaz diye bir şey yok. İngiltere'de işte geçen hafta 3 maçtan 3 maç ceza aldı. İşte kol mu ne evet, o. Mesela kaldırdılar. Yani Bursa'nın 5 maç 6 maç cezası vardı. Kalktı gitti. Yani ceza ayrı bir şey. Ben ona takılmıyorum. Ben diyorum ki ya bu adam tükürdü yazıyor. Bu veriyor. Ondan sonra 3 gün sonra hayır tükürmemiş diyor. Ya niye bu kadar kolay? Hani bu kadar kolay mı bir insan idamını vermek?
Bu kadar kolay mı bazı şeyleri yazmak? Ben buraya takılıyorum. Benim takılıyorum. Yani federasyona gitmiş de, konuşmuş da, etmiş de, o demedi de, şunu demedi. Bunlar yaptığı normal sohbetlerdi. Bunlar ayrı bir şey ama. Ben Pute'ye de takılmıyorum. Pute ne? Ha, bana göre tükürmekten daha ağır hareketleri var orada. Kusura bakmasın. Yani Meneles son derece Türkiye'yi de küçümsemiştir. Türkiye'yi aynı şekilde kendi takımını 10 kişi bırakmıştır. Hiç bundan bir şey yok. Şimdi burada mesela Meneles'e niye mesela ceza veriyorsun? Para vereceksin ya. Para cezası vereceksin ya. Futbolcunun parasını alacaksın ya. Para cezası. Şimdi kulübün ne günahı var? Şey, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın böyle futbolcular olduğunu düşün mesela. Yani o zaman büyük kırmızı para. Kart gören hiçbir futbolcu oynama cezası almasın. Hocam, aynı zamanda para cezası ver. Hayır, ayrı bir şey. Para cezası verildi. Evet. Para cezası. Ama şimdi baktığın zaman da yani Engin'le bakıyorsun mesela. Ona da diyorsun ki yazık. Ne oldu bak? Belki de Galatasaray'daki geleceği zora girdi. Bir anlık sinirinden. Bir çok de, ağır hocam. Çünkü futbolcuya yazık, ona yazık da benim hakemime yazık değil mi? Hocam, benim hakemimin, hakemliğimin onuruyla oynandı. Benim hakemliğim suratına tükürülen, kendisine gay işareti yapılan bir adam konumuna geldi. Üstelik mükemmel bir yönettiğim maçta, maçın son dakikalarında. Ve hiç kimse benim hakemime, Faal Hakemler Derneği dışında, hiç kimse benim hakemime, hakemimin onuruna sahip çıkmadı. Bu verilen kararla Türk hakemliğinin namusu ve şerefiyle oynanmıştır. Peki hocam, MHK neden şu anda federasyon hala sessiz? Bir şey söyleyeyim Halis sana. Halis Özkaya ile birlikte. Bu ne biliyor musun? Niye bir basın toplantısı burada ne var biliyor musun? Neden bu kadar bakın, sessiz? Bakın burada ne var biliyor musun? Anlamak burada ne var biliyor musun? Ya, i̇nanılır gibi. Burada ne var biliyor musun? Bak ben sana bir şey anlatayım Ertem'ciğim. Burada maalesef Fırat Aydınus kararının hafif bir eyyamı var. Yani Sinan abi. Fırat Aydınus olayında Fenerbahçe'ye yanlış yapıldı ve dolayısıyla burada hafif de bir şey var. Çünkü orada Caner, ben ondan sonra Caner'le karşılaştım. Sordum Caner'e. Sinan abi dedi, ağzım bile açmadım dedi. Ben dedi. Yani ne lan dedi, ben ağzım bile açmadım dedi. Yani burada Fırat Aydınus olayından dolayı federasyon bir eyyam da yapmış da olabilir. Yine söylüyorum. Ama yine söylüyorum. Sen kalkıp da 11'i 4 indirme ya. 11'i 5, 6 falan yap be ya. 7 yap be ya. Hiç 11 verme. 5 yap, 6 yap, 10'a. Peki Sinan. Evet. Fırat Aydınus'un kötü yönetiminden sonra bizim muhabirimiz Mustafa Çevik'in Fırat Aydınus'un yaşadığı eve gitmesi bir hataydı, kabul ediyorum. Özel hayata saygısızlıktan dolayı cezamızı da aldık. Başta Fenerbahçe, federasyon, bazı basın yayın organları bizi kınadılar. Evet. Tamam. Peki. Ahmet Hocam, Fırat Aydınus ismini bu programda geçirmeyelim artık. O iyiliğimizi suistimal ettiği bana için ne? Ben Antalya'daki... Ya iyidir kümetini diyorum. Kendisine ne kadar da hoşgörülü davranmasa da hakemler suistimal şu. Etmiştir. Peki. Ben Fırat Hoca'nın... Allah aşkınıza bir maçtan sonra Fırat Aydınus'un evine gitmek mi hata? Ki hata olduğunu kabul ediyorum. Halis Özkahya üzerinden Türk hakemliğinin onuru, gururuyla oynanmasına izin verilmesi mi daha büyük hata? Federasyona soruyorum. Merkez Hakem Komitesi soruyorum. Bir kısım basına soruyorum. Bir dakika hocam. Çok güzel bir şey söyledin. Çık dışarı sokağa. Hakemler bir erkeğe şöyle bir hareket yap bak ne yapıyorlar seni. Hocam o maç almışsın onun cezasını. 3 maç 4 maç tamam. Onu da vermiş. Tükürdü diyor adam bir de. Hocam hayır, yok tükürük. Tükürük yok. Kim diyor. Söylüyor? Göremiyorum ben tükürüğü. Kim ben tükürük görüntüsünü göremiyorum. Hiçbir görüntü. Peki, ben göremiyorum. Ben görüyorsam yok, sen hocam, göremiyorsan ne olacak? Tam böyle bir tükürük hayır, yok. Hayır tükürük böyle, bir şey yok. Böyle pat diye olmak zorunda hocam, değil ki. Her hakem kararı, her hakem raporda doğru diye bir kaydı yok. Yok. Bak ben yine söylüyorum burada. Hakem raporu işte ya gitti tanık. Adam dedi ki etmedi diyor. Futbolcu, Eskişehirli futbolcu kim? Etmedi Veysel. Diyor. Veysel. Sezgin Veysel mi hangisi? Veysel Sarı. Veysel. Veysel diyor ki etmedi. Yani benim ağzım. Caner diyor ki etmedim diyor. Yine bir şey yok. Kalkıyorsun sen öteki taraftan, hakem diyor ki yani her hakem raporu doğru diye bir kaydı yok. Ben ona konuşmam. Ben oradaki koca disiplin kurulu ve şeydeki tahkimdeki adamlara bakarım. 8 saat yandan, önden çekiyorlar ediyorlar. Bunların hepsine mi eyyam yapacaklar ya? Hepsi mi korkacaklar? Ne alakası var ya? İşte burada bu görüntü var dersen, ben elimi böyle kaldırdıysam bunu görüyorsundur işte. Elini kaldır dersin, bu kadar. Elimi kaldırmadıysam elini kaldırmadı dersin. Bu budur abim, tükürü de görürsün. Tükürünü gösteremiyorsan sen 11'i de niye veriyorsun? Nasıl 4'e indiriyorsun? Bunu anlatamazlar. Onun için ben söylüyorum burada. Burada tamamıyla PFDK ile eyyam yapmıştır. Fırat Aydınus kararının devamıdır. Bu eyyam yapmışlardır. Peki Galatasaray'ın yaklaşımına dönelim tekrar Ahmet Hocam. Evet. Galatasaray
hangi yöneticiyle konuşsak bizim buradaki konumuz Fenerbahçe değil diyorlar. Evet. Bizim buradaki sorunumuz Türkiye Futbol Federasyonu. Ve federasyonu aynı sizin gibi tüm kurullarıyla birlikte istifaya davet ediyorlar. Güzel, iyi yapıyorlardı ama bunu 6 ay rötarlı yapıyorlar. Onlara zamanında hak etmedikleri kıyak yapıldığında diyeceklerdi. O zaman bakın, Türk futbolunda 30 yıldır bu işin içindeyim. Kimin canı yanıyorsa bağırır. Kimin hakkı yendiğine inanıyorsa, haklı olsa bile bağırır. Şimdi aynı Galatasaray Fatih Terim'in cezası ertelendiği vakit çok teşekkür ederiz, bize çok büyük bir kıyak yaptınız diye niye açıklama yapmadı Galatasaray? Aynen öyle. Çünkü o da kurallara uygundu. Bir erteleme şeyi çıkartmışlar. Aynen. Erteleme olduğu için de Galatasaray'dan tık yok. Ne zaman ki Meireles'in cezası aşağı indi. Galatasaray'ın bu tepkisine lafım yok, saygı duyuyorum. Federasyon ve tüm kurulları bence gitmeli, o da okey de. Aynı kıyak, aynı eyyam, aynı örtbas kendilerine yapıldığında niye yarabbi şükür diyorlar? Hocam, baktığın zaman herkes fırsat kolluyor. Ama kimseye söyleyecek lafı yok gerçeğine baktığın zaman. Yani kendi kendine açılamıyor. Burada en güzel Beşiktaş. Tebrik ediyorum Fikret Orman'ı. Tamamıyla kenarda duruyor. Belki de bu işlerin içine girmek istemiyorlar. Bulaşmak belki de, istemiyor ben söyleyeyim. Belki bulaşmak istemiyor. Belki de Beşiktaş'ı rakip olarak görmüyorlar. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ayrılmış. La Liga gibi olmuş. Öyle bir şey var. Veya Beşiktaş nezaketinden, asilliğinden aman diyor. Biz bu işe bulaşmayalım, etmeyelim. Biz sessiz sessiz bu işe devam edelim. Sinan abinin biraz önceki Halis Özkahya ile ilgili olarak duyumunu da sürekli olarak altta. Elmander kaç maç almıştı mesela? Elmander'i de indirmişler değil mi takip? Elmander'i de indirmişlerdi evet. Elmander'i yani indirirler ama burada bir anormallik var. Ben yine söylüyorum. 11 nasıl 4 olur? Böyle bir şey var mı kardeşim? Şey, alışverişe gidiyorsun. Tamam mı? Şık bir mağazaya gidiyorsun. Ertem çok güzel bir elbise görüyorsun. Harika bildim. Bir marka bir elbise gidiyorsun. Gidiyor adam sana 10 lira diyor o elbise. Ya diyorsun ki ciddi bir mağaza yani burası. 10 lira diyor. Allah Allah diyorsun ya. 9 lira olur mu? Olmaz. İşte 8 lira olur mu falan. Neyse olmaz olmaz olmaz. Tekrar gidiyorsun. Tekrar bir daha geliyorsun. Ya geliyorsun bir bakıyorsun ki ulan indirmiş şeyi kıyafeti 5'e indirmiş. Ya kardeşim dün geldik 4 olur mu dedin. Hayır dedim, bu niye indirdin peki 2 gün sonra falan. Yani 5'e indi. Aynı öyle düşün yani bu. Ha, bir anda indiriyorsun. Bir gün önce söylüyorum ki sana kardeşim 9 olur mu bir 6 versen yok diyorsun. Yani aynı bu hesap böyle olmuş. Yani. Onun için dediğim gibi biz ancak böyle konuşuruz. Beyefendiler de hadi bakalım siz işinize bakın. Sadece konuşmakla kendinizi. Ama yine söylüyorum. Yıldırım Demirören. Bu federasyon kurullarını acilen gözden geçir. Bu federasyon veya topun başına geç. Top başkasında. Topun başına geç. Bütün demeçleri sen ver. Sen konuş. Sen işin başında ol. Şimdi o zaman böyle olursan 4 ay önce burada söyledikleri zaman federasyonu işte Yıldırım Demirören ben inanmadım. Ama bugün görüyorum, bakıyorum. Hakikaten burada söylenenlere ben karşı çıkmıştım. Hayır, Yıldırım Demirören varken işte öyle şeyler olmaz dedim ama maalesef federasyon senin kontrolünde değil gibi bir görüntü var. Sevgili seyirciler, Razvan Rat Beşiktaş'ta birçok isim konuşuldu defansın solu için. Birazdan Sinan Engin Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferdeki isimlerini açıklayacak ama Razvan Rat ismi ile ilgili olarak biliyorsunuz Shakhtar Donetsk'te oynuyor. Lucescu ile ilgili bir teleröportajımız var. Programımızın ilerleyen saatlerinde ekranlarınıza gelecek ama Razvan Rat Beşiktaş'a gelecek mi? Lucescu bu konuda ne diyor, ne düşünüyor? Birazdan ayrıntılarını ekranlarınıza getireceğiz. Ancak bu Pute'ye ne demeler? İkinci başkanı, bu Pute bana mesajlar geliyor. Bana da Pute geliyor. İçin ne demek? Ne bana diyor? Da geliyor. Küfür anlamına da geliyor. Küfürmüş evet. Kahretsin anlamına da geliyormuş. İngilizce evet. İngilizce yani bir küfür, küfür var dört harfli. Evet. Küfür aynı onu söylüyorlar. Da ama kahretsin anlamına da geldiğini, federasyonda bizim konuştuğumuz, muhatap olduğumuz kişi bize kahretsin anlamına gelen dediği için biz bu şekilde veriyoruz. Refik Arkan, Galatasaray 2. Başkanı Refik Arkan sadece Beyaz TV'ye, Beyaz Futbol'a yapmış olduğu çok özel açıklamalar var. Konuyla ilgili olarak hep birlikte izleyelim. Maalesef. Cezanın düşürülmesinin muhatabı biz değiliz. Bizim üzerine hassasiyetle durduğumuz konu hakem raporlarının bir kenara bırakılması. Biz bundan sonraki gelişmelerde endişeler duyuyoruz. Hakem raporları ne kadar önem arz ediyor,
Bunun açıklamasını bekliyoruz. Tahkim kurulunun geçen seneden beri üst üste vermiş olduğu kararların büyük bir bölümünden rahatsızız. Bunda da tescil edildi bu. Mahkemelerin verdiği kararlarla tahkim kurulunun verdiği kararlar arasında uçurum var. Galatasaray Kulübü ağzı açıp da bir şey demedi. Hiçbir talimatta görüntülere dayanarak karar verilir veya değiştirilir şeklinde bir açıklama yok. Bu bizi rahatsız ediyor. Bunu da savunacağız elbette görüşlerimizi. Bütün kulüpler federasyona gider, görüşme yapar. Biz de zaman zaman federasyona gidiyoruz. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ben bunda tuhaf olan bir şey görmüyorum. Ama dışarıya yansıyan daha farklıydı. İfadeler, medyada gördüğümüz ifadeler daha farklıydı. Onu da Futbol Federasyonu açıklasın. Ne tip bir görüşme olduğunu açıklar, kamuoyunu da tatmin eder. Merkez Hakem Kurulu Başkanı çıkıp kendi hakeminin savunmasını yapmak zorunda. Ortada Halis Özkaya'yı ortada bırakmak bu müesseseye yapılacak en büyük kötülüktür. Bu konu Fenerbahçe'nin yaptığı bir açıklamadır. Bizim bu konudaki muhatabımız Futbol Federasyonu'dur. Muhatapları karıştırmaya da gerek yok. Ortalıktaki bu açıklamaya cevap vermek bir polemik açacak. Ben bu polemiği açmaya niyetli değilim. Ben Futbol Federasyonu'dur benim bu konudaki muhatabım. Benim görüşlerimi Futbol Federasyonu'na iletirim. Onlar da gereğini yaparlar. Federasyon hukuk kurallarına uygun davranacağım ve diyor sportmen olacağım. Bu da benim hedefimdir diyor. Evet. Ben size soruyorum. Kupa verilirken Şampiyonluk kupası verilirken sportmenlik hedefinin neresindeydi Futbol Federasyonu? Kupayı koridorlarda vermeye kalkan ben miyim? O zaman sportmenlik unutulmuştu. Hukuk da bugün unutuldu. Ortada hakemin raporu var. Yazılı belge var. Siz hakemi yalancı durumuna düşüremezsiniz. Eğer hakem yalancıysa işlem yapılması gerekir. Bu kadar değerli bir hakemi bu kadar ucuz sudan sebeplerle harcamaya kimsenin hakkı var mı? Disiplin kurulunun kararı var. Hakemin raporu var. Tahkim kurulu kararı var. Açıklama getirin diyoruz. Bu federasyonun yönetim kurulu kendisine verilen misyonu tamamladı. Geçen sene o misyonu tamamladı. Artık bugün güvenilirlik konusu tartışılıyor. Bana göre en kısa sürede bir seçim yapmak ve federasyonu yenilemek Türk futboluna en büyük hizmet olur. Bu sıkıntılar yaşanılan bu süreçte tek aradığım birisi var. Son yıllarda federasyon başkanı yapmış olan rahmetli Hasan Doğan. Hasan Doğan olsaydı, sağ olsaydı bugün bu sıkıntıların onda birini yaşamazdık. Sonra Engin Baytar'ın hakkının yendiğini düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Peki, yani biz de kalkıp orada Engin Baytar'ın işte hakemin yakasını düzeltmek için yanına yaklaşmıştı falan gibi bir şeyler söyleseydik boş mu olurdu yani? Görüntüler ortada. Şu anda görüntü o ki biz şampiyon oluruz ve yapısal olarak da eğer programımızda bir aksaklık olmazsa Türkiye'deki bütün diğer kulüplere en az 5 yıl, bunu da biraz temkinli söylüyorum, fark ederiz. Bunu izleyeceksiniz, göreceksiniz. Galatasaray 2. Başkanı Refik Arkan'ın, Sayın Arkan'ın bu açıklamaları MHK'nin açıklamalarından önce olduğunu belirtelim sevgili seyirciler. Yaptığımız bu röportaj, kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Hocam.
Nasıl karşılıyorsunuz Sayın Arkan'ın bu açıklamalarını? Eksik. Hatalı. Niye Engin Baytar'ın hakkı yenmiş olsun? Hakemin yakısına yapışmak 11 maç az mı? Veya fazla mı? Normal. Hakeme tükürmek, hakeme bilmem ne işareti yapmak. Siz hala pute mute nedir falan diyorsunuz. Geçin onları. Putenin daha ağırını yapmış adam. Ve Türkiye'de herkesin televizyonlar... El hareketiyle yapmış. Ben tükürükte değilim hocam. Bak inan tükürükte değilim. Ben tükürükteyim. Hocam bak Türk biz... hakemliğinin suratına tükürüldü. Kimsenin gıkı çıkmadı hocam, kardeşim. Hocam Türk hakemliğinin bir dakika ayrı bir şey. Biz bu şekilde çıkıp... Çok severim Refik Arkan'ı. Bu şekilde çıkıp futbolcularını korarlar. Bu Fenerbahçe için de geçerli. Meneles konusunda aynısını söyledim. Futbolcu özür diletmeleri lazım dedim. Aynı şekilde sen Engin Baytar'a az yaptı, fazla yaptı değil. Hayır, Engin Baytar hatalıdır. Diyeceksin ki sen, o zaman işte futbolcunu kazanırsın. Sen kalkarsan bunu söylersin Engin Baytar, bilmem ne dersen Engin Baytar bir daha yönelir buna. Doğru. Hayır, sen burada bir futbolcun yapmışsa ben yine söylüyorum Meneles'le ilgili. Tükürük mükürük falan hafif ya. Bu el hareketler bilmem ne bunlar falan ayıp şeyler ya. Sen bunları yaparsan sen kalkıp da orada. Yap bakalım sokakta birine Meneles aynı hareketi. Sen sokakta birine in arabadan trafikte. Sana geç desin ki ya sen burada böyle böyle falan yap bakalım. Seni trafikte ne yapıyorlar? Sevgili Meneles. Onun için bu hareketleri sadece. Ya ben sana bir anımı anlatacağım hocam. Gençler Birliği maçı. Bizim Pascal. Hatırlarsın Ertem yani sen o maçları hatırlarsın. Pascal gençler maçında kavga ediyor sol şeyle. Bir tane oyuncu sol bekliyor. Unuttum yabancı hocam. Sağın için dalıyorlar birbirlerine falan filan. Ayırıyoruz. Kırmızı kart görüyor ikisi de. Bunlar kırmızı kart görüyor. Bunlar beraber tünele giriyorlar. Soyunma odasına gidiyorlar. Akşam da bunu çekmiş Lig TV. Ya bunlar tünele giriyorlar ya. Girdikten sonra beraber yürüyorlar. Bizim Beşiktaş soyunma odası daha önce. Biliyorsun hakem soyunma odası. Sonra Beşiktaş soyunma odası. Sonra misafir takım. Pascal bizim soyunma odasına girerken içeriye öpüşüyorlar. Yolcu ediyor. İkisi de kırmızı. Ya sahada 15 saniye önce birbirinizi öldüreceksiniz. Yani. Sahan için her türlü kabadayılık yap. Çünkü biliyorsun bir şey olmayacağını biliyorsun. Dolayısıyla ondan sonra da tünelde ya kavga çeksen tünelde etsene kardeşim. Yani o salla. Niye? Orada çünkü seni kimse ayırmayacak. O da bu da böyle Meneles. Sen orada istediğin hareketi yap. Yap bakalım sokakta onu. Ne yapıyorlar seni? Onun için burada futbolcularımızı korursak, futbolcularımız yapmış olduğu hataları örtersek hiçbir yere varamayız. Meneles hatalıdır. PFDK hatalıdır. Tahkime bir şey söylemiyorum. Tahkim demek ki bir şey görmemiş ama PFDK benim için son derece... Ya PFDK normal olarak bu karardan sonrasında istifa etmesi lazım. Profesyonel disiplin kurulu 11'ini 4'e indiren tahkimden dolayı istifa etmesi lazım. Yani ben tükürük gördüm. Ben tam tersini düşünüyorum. Tahkim mi etmesi lazım? Bana göre profesyonel disiplin kurulu görevini yaptı. Tahkim bu indirerek görevini yaptı adı altında bana göre olayı kapattı. Hocam hayır o zaman PFDK diyecek ki evet. Ben bu tahkimi tanımıyorum. Bu federasyon içinde yer alamayacağını bırakıyorum diyecek. O zaman PFDK o zaman da orman kanunu olur. Çünkü yargıda daima bir üst makam vardı. Yani bu, eğer senin dediğin doğruysa şimdi bugün bir yerel mahkeme karar verir. Aynı şey değil. Yargıtay bozarsa yerel mahkeme. Hocam devletle aynı değil o. Şimdi devletin savcısıyla, hayır devletin savcısıyla Yargıtay aynı değil ki öyle olur mu? Bak, o ayrı bir şey. Devletin savcısıyla Yargıtay ayrı Sinan, bir şey. Sinan tahkim kurulu anayasal bir kuruluş. Hiç kimse onu tanımıyorum diyemez. Ceza hocam, kurulu diyemez. Bu konuda ben ceza kurulunu hatalı şimdi bulmuyorum bakın, bu Meneles konusunda. Adamlar görevini hayır. Yaptı 11 maç hocam, vererek. Bu da sıkıntı tahkim kurulunda bence. Hocam bunlar devlet adamı değil. Şimdi devletin yargısı savcısı da ayrıdır. Tamam. O ayrı. Bu ayrı bir şey. Oradaki hukukçular. PFDK'daki. Sen benim 11'imi... Sen dedin kardeşim ben seni ciddiye almıyorum, seni kale almıyorum. Evet. Sen de nerede yani hangi tükürük? Nerede tükürük? Yok burada tükürük falan diyorsun. Evet. Tanımıyorsun. Evet. İndiriyorsun cezayı. Ben evet. O PFDK'nın yerinde olsam ben de bu tahkimi tanımıyorum derim, bırakırım. Ya bırakabilirsin. Bırakabilirsin yani. Ama bu devlet de aynı şey değil. Yani şimdi ben devletin savcısıyım. Dosya gitti Yargıtay'a. Yargıtay benim dosyayı, benim davamı onadı veya onamadı. Tersini yaptıysa aynı şey değil o. Peki, Trabzonspor'un ve Fenerbahçe'nin sert açıklamaları var. Özellikle yine bu konuyla ilgili olarak Trabzonspor da devreye girdi. Trabzonspor Başkanı Sadi Şener'in de geçtiğimiz hafta beyaz futbolda yapmış olduğu açıklamalar vardı. Birazdan ona da değineceğiz ama Trabzonspor'un Meireles'le ilgili olarak tahkim kurulu ve PFDK'nın almış olduğu çelişkili kararlarla ilgili olarak yapmış olduğu açıklama nedir? Ayrıntıları nedir? Bir ekrana getirelim işte Trabzonspor'un açıklaması.
Trabzonspor'un Meireles cezasına yapılan indirime tepkisi sert oldu. Bordo Mavili Kulüp, Federasyon, Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği'ni sert bir dille eleştirdi. Açıklamada federasyona şu sözlerle yüklenildi. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçeli futbolcu Raul Meireles'in cezasının indirimiyle ilgili almış olduğu karar, Türk futbolundaki tükenmişliğin en üst seviyeye ulaştığının son çarpıcı göstergesidir. Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu adeta bir kulübün her türlü haklarını koruyup gözetmeye hevesli bir yapıda olduğunu bu tavrıyla bir kere daha gözler önüne sermiştir. Trabzonspor'a göre hakeme hakaret etmek artık serbest hale geldi. Tahkim Kurulu'nun özenle koruduğu ayrıcalıklı kulüp için artık şike, ırkçılık ve hakaretten sonra hakeme tükürmek de serbest hale gelmiştir. Üstelik bu kararın şike zanlısı ve suçlusu ayrıcalıklı kulüp yöneticilerinin Türkiye Futbol Federasyonu binasına kadar gelerek federasyon başkanı ile yaptıkları pazarlıkların ardından alınması, hukuksuzluğun nasıl bütün ülke önünde fütursuzca sergilendiğinin büyük ispatıdır. Bordo Maviler Kulüpler Birliği'ni sessiz kalmakla suçladı. Kulüpler Birliği ise bu tiyatroyu seyretmekte ve bana dokunmayan yılan bin yaşasın sorumluluğuyla hareket etmektedir. Artık bu birliğin mensupları da bir an önce kendilerini gözden geçirip bugün başkalarına yaşatılan haksızlıkların yarın karşılarına çıkabileceğini unutmamalıdırlar. Kulüpler Birliği'nin yaşanan bu gelişmelere karşı hangi tavrı takınacağını da büyük bir merakla beklemekteyiz. Trabzonspor son olarak federasyonun kurumlarını istifaya çağırdı. Bu federasyonun bütün kurulları ile birlikte Türk futbolundaki misyonu uzun zaman öncesinden sona ermiştir. Gelinen nokta bardağı taşıran son damladır. Bu nedenle bir an önce yapılması gereken görevi bırakmaları, ülkemizi ve futbolumuzu kendilerinden kurtarmalarıdır. Evet, Trabzonspor'un açıklamasıyla ilgili olarak kim söz almak ister? Trabzonspor'un bu sert açıklamasıyla ilgili olarak. Trabzonspor hep sert açıklama yapıyor. Yani Trabzonspor'a baktığın zaman Trabzonspor tamamıyla kendini şampiyon olarak düşünüyor. Kupa benim diyor. Tamamıyla hiçbir yumuşak bir yönü yok. Yani Trabzon'un yumuşak olarak düşündüğümüz hiçbir açıklaması yok. Tamamıyla sert bir açıklama. Kendine göre haklıdır. Ayrı bir şey. Çünkü yani Trabzon'dan daha yumuşak bir açıklama gelmez. Çünkü ama yine söylüyorum, Trabzon'un artık bu sert havayı bırakması gerektiğini düşünüyorum. Tamamıyla futbol takımıyla ilgilenmeleri gerektiğini. Çünkü artık bitti yani. O süreç bitti. Yani kupa falan bitti artık. O Sinan dönüşü abi, yok. Tam da konunun üzerine şimdi rejiden de arkadaşlarım uyarıyor. Trabzonspor'un resmi internet sitesi. Alın yazıyı aşağıdan arkadaşlar. Trabzonspor'un resmi internet sitesinde 2010-2011 sezonunun şampiyonluğu da Trabzonspor'da görünüyor. Kendi sayfasında kulübün resmi internet sitesi. İşte burada daha net göreceğiz. Bakın 1-2-3-4-5-6-7. Ben kurallara göre konuşurum. Kanuna göre konuşurum. Bak ne diyorum? Kanun ne demişse onu. Türkiye Futbol Federasyonu kimi şampiyonu ilan etti? Fenerbahçe ilan ettiyse burada yapacağım bir şey yok. Benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Yani dediğim gibi Fenerbahçe şampiyon etmişse Fenerbahçe. Kupa nerede şu an? Fenerbahçe'nin müzesinde. Evet. Fenerbahçe. Trabzon ilan etmişse Trabzon derdim. Trabzon'un müzesindeyse Trabzon'un diyebilirim. Yani onun için ben onun dışında bir şey söyleyeyim. Ha kendine göre haklı da olabilir belki Trabzon. Trabzon da kendine göre. Trabzon da en az şampiyon kadar şampiyon. Yani Trabzon da en az şampiyon kadar şampiyon orada. Ama yine söylüyorum. Federasyon, Futbol Federasyonu öyle onamış. Saygı duymak lazım. Ahmet Hocam siz ne diyorsunuz? Ben saygı duymuyorum. Futbol Federasyonu'nun kupa Fenerbahçe'nin müzesinde şampiyondur Fenerbahçe açıklamasına yapılacak bir şey yok. Normal, tam olarak ekrana getirelim arkadaşlar. Nizami yaşayan bir vatandaş olarak. Ama ben hep söylüyorum. Ben bunu şimdiye söylemedim. Ben bunu 1,5 sene önce söyledim. Trabzon'da söyledim. 2012-2011 şampiyonu fiilen Trabzonspor'dur dedim. Mahkeme kararından sonra da resmen Trabzonspor'dur ama federasyona göre şike meke yoktur. Aslında var federasyona göre de. Bir takım, düşün bak kaç takım idarecileri, futbolcuları ve antrenörün nezdinde şike suçları yaptığını söylüyor. Doğru mu söylüyorum sevgili kardeşim? Federasyon hukukuna göre de şampiyonun Fenerbahçe olmaması lazım. Çünkü as başkanı ve idarecisi şike suçuna karışmışlar. Kim o? Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu. Federasyon da bunlara ceza vermiş ama zaten sıkıntı ne biliyor musun?
Bu öyle olduğu sürece beyaz sayfa açma şansımız yok. Trabzon'un açıklamaları %99,9 doğru. Bir tek eleştiri getiririm Trabzon'a. Bu federasyonun seçilmesinde Sadı Şener ve arkadaşları, yani Trabzon cephesi de müspet oy kullanmıştır. Bundan dolayı da Trabzon'a derim ki yani bu federasyonu siz seçtiniz kardeşim. Peki hocam, bu şekilde devam ettiğin sürece Trabzon, evet, yani bu girecek mi geriye bu kupa? Hayır. Şöyle olacak. Hakkının yendiğine, bak, hakkının yendiğine inanan insanlar iki şey yapar. Üçüncüyü yapmak kolay değildir. Yalayıp yutarlar. Bu çok zordur. İki, hep konuşurlar. Yapabilecekleri bir şey yok. İllegaliteye geçmemek kaydıyla konuşurlar. Aynen. Bir kısım insanlar da illegaliteye geçer. Asla hiç kimsenin ne sporda ne siyasette ne özel hayatta hakkı yendiği için illegaliteye geçmesini tavsiye etmem. Şiddetle karşıyım. Tamam, hani bir dağ mı çıkalım diye mi? Şimdi illegaliteye geçmeyi kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Men ediyoruz. Karşıyız. Yalayıp yutmak da kolay değil. Hele bir Karadenizli için. Açık konuş. Sen Karadenizlisin Sinan. Evet. Kolay değil. Hocam ben Trabzon, sana birisi bir haksızlık yaparsa. Bak. Tamam mı? Trabzon diyor ki kardeşim, bu ülkenin mülkünü sağlayan mahkemeler çok yoğun bir şekilde çalıştılar. Halka açık çalıştılar. Basınla. Doğru önünde. Doğru tamam. Ve herkes mahkemenin tutumundan istayişle bahsediyor, övgüyle bahsediyor. Ve mahkeme bir karar verdi. Mahkeme dedi ki şunlar şike yapmıştır. Doğru. Bunun üzerine federasyon şike yapmamıştır dedi. Bir laf var orada. Federasyon misyonunu tamamlamış. Ben şunu anlıyorum. Bu federasyon şike olayını örtbas edip, yalap şulap kapatıp, işi halletmek için göreve geldiler. Görevleri bitti dedi. Peki hocam bir şey söyleyeyim. Ben de aynı görüşteyim. O zaman üzülen efendim. Türkiye'deki bütün kulüpler. Evet. Çıksınlar. Biz bu federasyonu tanımıyoruz desinler. Bu kupayı Fenerbahçe değil Trabzon'un müzesinde olması gerekir. Kulüplerin bu kulüpler hayır, şu ana bu, kadar hayır, bu kulüpler bu seçmiyor mu federasyonu? Sinan, iki açıklama şunu gösteriyor. Türkiye'nin çok önemli iki kulübü başta Trabzon ve Galatasaray diyor ki federasyon çekilsin. Bir tane delege, eski bir hakem, ben de delegeyim. Ben de çekilsin diyorum. Bu kar topu gibi büyürse seçim olur. Evet. Büyümezse beyler göreve devam eder. Bu kadar basit. Yani, illegal yaşayacak mıyız? Legal yaşayacağız. Onda peki bir şey kurallar diyorum. Çok açık. Hocam bu federasyon gitti, başka bir federasyon evet. geldi. O seneyi 2010-2011 sezonunu gözden geçirip bu kararda değişiklik yapabilir mi? Yeni gelen bir federasyon. Bundan sonra Türkiye'de hiç kimse UEFA veya FIFA kararı olmaksızın şampiyonluk kararını değiştiremez. Evet. Çünkü onu da söylemek lazım. Tahkimin verdiği karar nihayidir. Anayasal bir kurumdur. Tahkim düşürmediğine göre, bir şey yapmadığına göre bitti. Ama bu demek değil ki. Bu demek değil ki gönüllerde açılmış yarayı. Hırpalanmış kamu vicdanını tatmin etmek kolay değildir. Ben hocam yine de söylüyorum. Trabzon en az o sene Fenerbahçe kadar şampiyon. Hocam şu soruyu sormak zorundayım. Her türlü soruyu sorun. Kimse de buradan bir şey çıkartmasın ama. Yok istiyorsa çıkarsın. Kanunu Türkiye Futbol Federasyonu mu düzenliyor yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri mi? Hangi kanunu? Şimdi mahkemeler şikeyle ilgili kararı verebilirler, verirler de, evet. veriyorlar da. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun özerk olduğunu ve futbolla ilgili kararları verdiğini unutuyor muyuz bazen acaba? Sizin söylediklerinizden yola çıkarak. Hani bir mahkeme çıkıp Türkiye'nin şampiyonu Trabzonspor'dur ya da Fenerbahçe'dir demez. O sadece kendi elindeki belgelere bakarak şu 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 olmuştur der. Ama federasyon kendi bünyesindeki kurallara, kanunlara göre bir ülkenin şampiyonunu belirlemekte özgür değil midir? Özgürdü de adil olarak özgür olmak zorundadır. Bak Türkiye'de 3 karar değişmez. 3 karar. Türkiye'de 3 kişi ya da kurumun kararını değiştiremezsin. Her karar değişir. 1. Hatta Yargıtay kararı da değişebilir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. Ama maalesef sportif Yargıtay olan tahkimin kararı nihaidir. Ne acı ki. Bir de sahada düdük çalar. Yani ben göstere göstere adamın suratına çarpan topa penaltıyı veririm. Millet itiraz eder. Penaltı atılır. Takım şampiyon olur. Ötekisi küme düşer. Benim vermiş olduğum penaltı kararını dünya üzerinde değiştirecek bir Allah'ın kulu, bir merci yoktur. Hakemin kararını. Diyeceksiniz ki şimdi Mereles'in bu disiplin cezası. O değişebiliyor. Nitekim Mereles'te gördük. Ama teknik anlamda ben penaltıyı verdim. Bütün dünya gördü, penaltı değil. Adamın suratına çarptı. Herkes gördü. Penaltı, gol oldu, şampiyon. Bunu değil. Şimdi ben iyi niyetliysem, ben hiç kimseden emir almıyorsam benim yaptığım masum hata olur. Ama ben bir yerlerden emir alıyorsam, bir yerlerden avanta rüşvet almışsam ve penaltıyı öyle vermişsem
adalet temelden sarsılmış demektir. Şimdi şunu soruyorum. Eğer bu tahkim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, Türkiye'de bu şikeyi örtbas etmek olayında masumlarsa, vicdanlarıyla baş başa kaldıklarında rahatlarsa problem yok. Ama rahat değillerse hocam, bu bir yerden çıkar. Şöyle bir manevi şey yani, anlamda demek istiyorum. Bizim yani. Ankara'dan şimdi sevgili Serdar Özersin, hukukçudur hem biliyorsun. Mahkeme kararı onaylanırsa Trabzon tahkimden yargılamanın yenilenmesini isteyebilir. Yani tekrar olmaz mı? Hayır. Tahkim kurulu. Tahkimden tekrar. Tahkimin kararı nihayidir. Nihayidir. Tahkimin kararını kimse bozamaz. Peki o zaman bu konuyla ilgili olarak, daha doğrusu Meleleş'le ilgili olarak, tahkim kurulu kararı ile ilgili olarak Fenerbahçe'nin açıklamasını bir ekranlarınıza getirelim ki ilk açıklamayı onlar yapmışlardı. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması. Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübümüz hakkında verilen ve tarafımızdan kabul edilemez nitelikteki kararlara karşı dahi kulübümüzün bugüne kadarki duruşu son derece net ve açıktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk sporunun menfaatleri doğrultusunda sergilenen bu tavrın devamlılığı ve sürekliliği konusundaki kararlılığımız tamdır. Bilinmesi gereken, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün mensuplarının haklarını aramak konusunda gösterdiği kararlılığını, Fenerbahçe değerlerine yakışmayacak davranışlar sergilenmesi halinde de gösterecek karakter ve olgunlukta olduğu gerçeğidir. Bununla birlikte tarafı olmadıkları ihtilaflara masa başında müdahale etme geleneğinden gelen bir kısım kulüp yönetimlerinin talihsiz ve sorumsuz açıklamaları tarafımızca takip edilmektedir. Kendi mensupları hukuka aykırı bir şekilde ceza kurullarına sevk edilmezken, edilse dahi kamuoyu vicdanına rağmen ceza almazken ya da verilen cezalar apar topar ertelenirken, adaletten bahsetmeyenlerin kendileriyle ilgili olmayan bir konu hakkında, üstelik kamuoyunun gözü önünde gerçekleşen bir olayda adalet havarisi kesilmeleri inandırıcı olmamanın ötesinde yakışıksızdır. Sığ ve popülist kazanımlar uğruna Türkiye Futbol Federasyonu kararlarını manipüle edilecekler listesine dahil etmek, büyük camiaların değil küçük düşüncelerin ürünüdür. Daha da önemlisi, kimsenin haddi ve görevi değildir. Kaldı ki her türlü tartışılabilir kararına karşın Türkiye Futbol Federasyonu'nun saygınlığı, kulüpler olarak kendi saygınlığımızdır. Ve unutulmamalıdır ki futbolu sadece Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir oyun olarak görenler tarihi bir yanılgı içinde olmaya devam edeceklerdir. Evet, Fenerbahçe'nin de açıklamaları bu şekilde. 3 kulübümüzün de açıklamalarını vermiş olduk böylelikle. Haksızlık yapmadık, en azından dengeleri sağladık. Her zaman olduğu bir yerde ama Fenerbahçe'nin haklı olduğu pasajlar var, paragraflar var. Orada Galatasaray'a bir gönderme yapıyor. Hep benim programın başından beri bu bana göre tek çok önemli bir konu. Mesela bu Galatasaray yönetiminin, çok merak ediyorum bu lafım üzerinde düşünüyor. Yahu aynı direnci, aynı reaksiyonu, aynı federasyonu kötüleyen demeçleri niye Fatih Terim'in 3 maç cezası ertelendiğinde yapmadınız? O da Galatasaray yapılmış. Hocam büyük kıyak. Güce bir kıyaktı, büyük bir kıyaktı. Bak ben sana söyleyeyim mi? Merelese'ye de ağırını söyleyeyim. Merelese yapılan kıyaktan daha büyük kıyak şampiyon oldun hocam. Fatih Terim'de yapıldı. Hocam, son maçta yapıldı. Evet. Şampiyon oldun. Ben buradan inanıyorum. İddia da ediyorum. O maça Fatih Terim sahanın kenarında çıkmasaydı o maçı Galatasaray'ın oradan kazanma ihtimali çok yani veya soyunma odası tünellerde devre arası Fatih Terim o takıma konuşmasaydı o takım oradan o maçı kazanarak çıkamazdı. Şampiyon olamazdı. Yani onun için Galatasaraylar tamam çok iyi, iyi güzel, hoş da ama biraz da kantarın tozunu kaçırmayın. Yani ayarını kaçırmayın. Biraz şey yapın yani. Evet, hocam son olarak size bir soru var. Biraz önceki konuyla ilgili olarak. Eğer bu federasyon, evet, futbol federasyonu, evet, Sayın Ekşioğlu ve Sayın Mosturoğlu'na şike olayları yüzünden hak mahrumiyeti cezası verdiyse Fenerbahçe'nin şampiyonluğu nasıl düşmez? Onu da değiştirdiler işte. Düşmeyebilir, teşebbüste kalmazsa düşünmez bilmem ne falan diye bütün yönetmelikleri değiştirdiler. Şimdi bak bir şey daha söyleyeyim sana. Şimdi bir yönetmelik ve kanun değişikliği daha yapılıyor. Şikeden hüküm giymiş kişilerin kulüp başkanlık ve idarecilikleri devam etsin diye. Mevcut statüde şikeden hüküm giymiş ve bu hüküm kesinleşmiş olan kişi spor kulüplerinde idarecilik yapamaz. Bunu da değiştirmek istiyor belli odaklar. Değişti. Eskiden neydi? İdarecisi başkanın nezdinde şikeye bulaşmış takım teşebbüs bürosu küme düşer. Önce yönetmelikler değiştirirdi.
Ya bildiğiniz şeyler değil. Ya evet. Hakikaten misyon tamamlandı dedikleri gibi gerek Trabzon'u gerekse. Ve beni üzen ne biliyor musun? Mesela Yıldırım Bey'i tanırım. Beşiktaş'ta hata yapmıştır ama. Birebir de sevimli adamdır. Ya ne işim var Yıldırım Başkan bu işlerde? Niye böyle anılasın? Ya yarın bir gün yaşın 50-60'a ya gelecek. Da... Yine oturacağız biz. Hocam, ya niye bu işlere girdin? Şey İki, Ufuk Özertem. Ya bir de utanmadan Ufuk abi ya. Hazreti Ömer'i falan katıyorsun hocam, bu iş işine ya. Yıldırım Demirören bu işi becerir. Evet. Ama olayın içinde olursan. Yıldırım Demirören, evet. Mesela Antalya'da ne vardı? Seminer vardı. Evet. Kim vardı orada? Ufuk Özerten. Abi Yıldırım Demirören sen olacaksın. İşin başında olacaksın. Evet. Vaktin yoksa bırakacaksın bu işi o zaman. Sonuç için Yıldırım Demirören aslında bu işlere eğilse bu işleri becerir. Bu işlerin üstesinden gelir. Yıllardır futbolun içinde olan bir geldi şey. Geldi mi? Hocam futbol bak. Futbol Sinan, niye geleceğini hocam, söylüyorsun? Bak, ay, ay. 8 sene yaptıkları. Hocam futbol bak. Beşiktaş'ı evet. idare etmek ayrıdır. TFF'yi evet. idare etmek ayrıdır. TFF'de sistem oturmuştur. Bellidir. Kararlar, merciler var da denetlersin. Futbol ayrıdır. Transfer yapıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Transferler kötü çıkıyor. Para gidiyor. Ayrı bir şey. Ama TFF farklı bir şey. Hayır TFF... daha kötüsü. Sevgili Sinan. Evet. Beşiktaş'ta yapmış olduğun. Bunu Yıldırım Bey için söylüyorum. Genel anlamda kurum olarak konuşuyorum. Belge yolsuzluğu veya belge usulsüzlüğünü yaparsan bir yıl ceza alırsın Beşiktaş olarak. TFF'de bunu yaparsa adamı FIFA'dan atarlar. Hocam o ayrı. Hiç daha TFF'de öyle, hocam TFF'de ha. öyle bir şeye gerek kalmıyor. Niye? TFF'de öyle bir şey yok yani. Evraklı bir durum olmaz ki. Burada sen parayı ödeyemediğin için. Sen şu anda belli devlet güçlerinin TFF'nin derinlerinden araştırma yaptıkları biliyor musun? Ya hocam bir şey olmaz. Araştırsan olur zaten. Ne? Hocam bir şey söyleyeyim sana. Zaten bunu çıkaran Yıldırım Demirören. Neyi? Şimdi Yıldırım Demirören sen şu an savcılıkta bir dosya var biliyorsun. Ben her bildiğimi söyleyemem burada çünkü gizlilik esası var. Ben de biliyorum. Ya, ben bazı şeylerde gizlilik esası var. Dosya var. Yani beni üzen şu. 2014-2015 yılında bile maç yönetecek olan hakemin evet. hayali maçın daha parası başka, bile. Daha neler var? Başka ya, şunu da, bunu da çıkaran ben Yıldırım Demirören. Ben açık konuşayım mı? Allah'a var yani. Yıldırım Demirören bunu da çıkaran. Bak, ben açık bir şey söyleyeyim. Yol yakınken söyleyeyim de sonra kimse yandım anam demesin. Ya bırakın sevgili Yıldırım Başkan. Bak bu işler sıkıntıya varacak. Bırak. Çoluk çocuk var, işler güçler yerinde, aile var. Gelin oturalım hep beraber çay kahve içelim. Ya vaktini veremiyorsun. Vaktini veremediğin gibi profesörler ve yanındaki kontrollü. Adamlar belki de senin altına uyuyorlar. Sinan'ın dediği doğru olabilir yani. Sen hocam, diyorsun ya bir sabotaj başa geldi. Hocam kontrol sende değilse, eğer kontrol etme zamanın ve vaktin yoksa o zaman bu işin içine girmeyiz. Ama demin söylediğim yapmış olduğu hayali maçlar, hayali hakemler, 8-10 trilyonluk bir vurgun. Bunu da çıkaran da Yıldırım Demirören. Yani bu yönetim, Yıldırım Demirören yönetimi şu anda o dosyada savcılıkta. Evet. Şimdi evet derken konuya geçmek için evet dedim. Bildiğimden dolayı değil evet. yanlış anlaşılmasın. Her şeyde bir şey bulunuyor çünkü. Sadi Şener, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadi Şener geçtiğimiz hafta Meyreleş'le ilgili olarak Beyaz TV'de son derece şaşırtıcı açıklamalarda bulunmuştu. Önce bir geçtiğimiz haftayı hatırlayalım. Sonrasında da dün kendisiyle yine bir teleröportaj gerçekleştirdik. Bakın filmin devamında Meyreleş'le ilgili olarak neler söyledi? Hep beraber önce ilk bölümü izleyelim. Sonrasında dünkü açıklamaları da en az geçen haftaki kadar gündem yaratacak diyoruz ama önce geçen haftakiler. Meyreleş için 12 maçlık cezayı ne? Yanlış adamın saçının stiline, kolundaki dövmelere baktığın zaman o hareket ne olduğunu daha iyi bilirsiniz. Başkanım, insanların yani. Şekillerine göre mi? Çok özür dileyerek lütfen. Evet, haddi değil ama insanların şekillerine maalesef, göre maalesef mi? Maalesef öyledir. Evet, yorumluyoruz. Maalesef öyledir. Başkanım merhaba, Ümit yani, ben. Yani kravatlı takanla kravatsız takanı aynı kefeye koymak da çok doğru değildir. Belki aranızda yaşayan büyük olan benim. Şu konuşulanlar da... Allah uzun ömürler versin başkanım. Bunun ne anlamına geldiğini benim açıklamam doğru olmaz. Bu 18 maçlık ceza veya... Türkiye hudutlarının dışına çıkarmak gibi bir şey olmalıdır. Başkanım, dövmeli bir futbolcu almayacak mı Trabzonspor bundan sonra? Ya da saç şekli böyle olan bir oyuncu saç misal? Şekli böyle olan, dövmeli olan işte yapacağı hareket de budur. Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'in Meyreleş'le ilgili beyaz futbolda yaptığı benzetme sarı lacivertli camiayı ayağa kaldırırken kendi camiasından da tepkiler geldi. Fenerbahçe Kulübü yazılı bir açıklama yaparak Meyreleş'le ilgili Sadri Şener'i ırkçılık yapmakla suçladı. İşte o açıklama. 23.12.2012 tarihli Beyaz Futbol programında
futbolcumuz Raul Meireles'e yönelik ırkçı açıklamalar nedeniyle Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet dilekçesi verilmiştir. Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Raul Meireles, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'in kendisiyle ilgili sözlerini mahkemeye taşıma kararı aldı. Bu konuda Sarı Lacivertli Kulübün Hukuk Departmanı'ndan avukatı aracılığıyla bilgi alan Meireles'in Şener hakkında hakaret davası açma kararı aldığı öğrenildi. Portekizli futbolcunun kendisiyle ilgili Meireles'in saç setiline ve dövmelerine bakınca şaşılacak bir durum yok. Her tarafında dövme olan adamın bu hareketi yapması veya bu konuları bilmesi çok normal. Oyuncunun kendisine bakın, her şey ortada. Siz jiletçiye nasıl hitap edersiniz? Sözlerinin basın yoluyla gerçekleşmesinden dolayı iki farklı dava açılacak. Bu konuda sessizliğini koruyan ve sıkıntılı günler geçirdiği için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Antalya'daki seminerine katılmayan Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Raul Meireles hakkında konuşmasıyla durum tespiti yaptığını belirterek, "Orada ben ayrımcılık yapmıyorum, tespit yapıyorum. Bu benim tespitim. Doğru olur, yanlış olur, bu da benim görüşüm. Sadece durum tespiti yapmak istedim, ayrımcılık değil," dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Beyaz Futbol ekibinin Meireles ile ilgili sorularına yorum yapmaktan kaçındı. Ekibimiz pes etmiyor, Antalya Havalimanı'nda Meireles ile ilgili ısrarlı sorularını sürdürmeye devam ediyor. Evet, Devrim Zengi ile beraber Antalya Havalimanı'nda Şenol Hoca'dan bu konuda çok fazla yorum almak istedik. Fazla ısrarcı olduk ama Şenol Hoca bu konuda konuşmak istemediğini ricacı yollardan bizlere belirtti. İstemedi. Fenerbahçe'nin açıklamasını nasıl buldunuz? Yanlışlarla dolu. Sadece Şener'le ilgili olarak mı? Hayır, kavramlarla ilgili yanlışlarla dolu. Bak, yine bir hata yaptırdılar. Açıklamada çok büyük bir ciddiyetsizlik var. Bir, DSP olarak ekrana getirelim. Sadri Şener'in yaptığı ırkçılık değildir. Ayrımcılıktır. Irkçılık. Dövmeliler diye bir ırk yok dünyada. Siyahlar var, sarılar var, kızılderililer var. Etnik kök. Dövmeden dolayı bir adamı ayrım yaparız, onun yaptığı ırkçılık değil bir defa. Bu bir. Irkçılık diyor. Dövmeliler diye bir ırk var mı dünya üzerinde? Var yok. Mı kardeşim? Yok. Irk ne demektir ırk? Bana niye kızıyorsun hocam? Hayır, yok. Irk doğuştan gelen genetikle alakalı bir şeydir. Dövme sonradan yapılan bir şeydir. Artı yine bir sıkıntı var. Meireles savunmasında ben tükürmedim diyor. Bu yaptığım harekette bir şey soruyordum diyor. Bir şey anlatmaya çalışıyordum diyor. O halde Meireles'in beyanlarına göre, Meireles'in yaptığı olaylarda hiçbir suç veya sportmenlik dışı hareket yoksa, Meireles'in beyanına göre, Sadri Şener'in Meireles'in saçıyla ilgili yaptıkları ortada derken, eğer suç yoksa bir şey de yok ortada, sıkıntı yok bakın. Ama hocam şimdi Sadri, evet, Başkan hepimiz çok severiz. Yanlış. Başka bir şey ama Sadri saç şekline, müsaade, dövmesine müsaade. Ben kendisine Sadri Şener'in hani, en büyük yanlışı zaten doğru değil baştan aslında. Yanlış. Onda da en az 2 tane 3 tane oyuncu var ki geçen hafta gösterdik, o Alanzinho'lar, evet, olsun, o eski Yattara, eski Yattara oyuncusu olsun, şey gibi. Meireles Zokor'un da var. Meireles onların yanında yine şey, Lord, Baron. Şimdi o Yattara'nın hareketleri, küpesi, saç şekli, günde 2 haftada bir sarı olur, kırmızı olur, yeşil olur, dövmeler olabilir, bundan çıkıyor. Olabilir, özgürdür. Tamam. Evet. Şimdi yani kendinde de böyle oyuncular var. Bir defa temelde buradan yanlış. Tabii bütün bunların nedeni Fenerbahçe Trabzon kavga aslında Meireles üzerinden 2 sene öncenin, 1,5 sene öncenin kavgası yapılıyor. Olay bu. Evet. Şimdi dilerseniz hemen dünkü açıklamalarına gidelim. Devrim Zengi'ye konuştu, Sadri Başkan'ı aradık. Teleröportajda geçen haftaki konuyla ilgili olarak acaba sıkıntı yaşadınız mı? Neler düşünüyorsunuz Sayın Başkan diye Sadri Şener'e sorduk telefonda. Bakın neler söyledi, ne gibi cevaplar verdi. İşte Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'in Meireles'le ilgili olarak söylediklerinin ötesinde dünkü konuşmaları. Başkanım, bu açıklamalarla ilgili sizi suç duyurusunda bulundular. Biz yaptık ama başkanım, başınıza dert mi açtık yoksa? Yok, ben alışırım. Fark etmez. İşte biz de cevapları veriyoruz. Yani ne düşünüyor federasyon bilmiyorum. Yani zaten bugün kulüpten bir açıklama yaptık. Ondan sonra ne yaparsa yapsınlar. Peki cezanın inmesine ne diyorsunuz başkanım? 12 maçtan 4 maça indi. Yani sonun şeyini verdik işte, cevabını verdik. Yapacak bir şeyimiz yok. Meireles ile ilgili tespit yaptım dediniz ama yani bu abartıldı mı size göre başkanım? Abartıldı, abartmak istiyorlar işte, futbolcularını kurtarmak istiyorlar ama işte
verilen kararları siz de görüyorsunuz. Yani zaten şikeyle ilgili, bununla ilgili. Yani bir gün buna benzeri de olsa yine aynı olacak, fark eden bir şey olmaz. Federasyondaki kavga ile ilgili konuşmuştuk. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz başkanım? Yok diye söyleyeceğim bundan sonra. İşte bu, istifa etsinler diyoruz ama hayır diyorlar. Biz burayı seviyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Trabzonspor Başkanı Sadi Şener, öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz bizleri kırmadığı için. Bir kez daha sorularımıza cevap verdiği için. Futbolcularını kurtarmak istiyorlar diyor. Ya şimdi bak, Sadir abinin kendine özgü bir tavrı var, konuşması vardır. Çok sempatiktir, çok neşelidir, espriteldir. Tamamıyla doğaçlama bir konuşma yapmış. Yani içinden geldiği gibi. Yani baktığın zaman ya zaten bu arkadaş uçuk kaçık bir tip, dövmeli mömeli falan filan. Anladın mı yani? Bunları yapmasa normaldir gibi. Yani sadece normal sohbet eder gibi. Ama biz ama televizyona bize söylediğini tabii farkında değil tabii bunun ne olacağını. Kendine göre çok anormal değil. Kendi fikrini söylemiştir. Ona göre futbolcuları, aynı şekilde söylüyorum, futbolcuları korumamakla. Futbolcu eğer bir hata yapmışsa, bir yanlışlık yapmışsa, bunların eğer ceza alınacak bu duruma gelmişse futbolcuları korumamak lazım. Bunlara ceza vermek lazım. Aynı şekilde bir daha yapmasınlar diye. Ama sen futbolcunu kalkıp sanki hiçbir şey yapmamış gibi böyle bu şekilde savunursan olmaz. Yani şimdi burada biz tabii bir yaptığımız bir yorum yapıyoruz. Şimdi Fenerbahçelilerle ilgili eğer pozitif bir şey söylüyorsak, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, öteki taraflar arkadaşlar işte hemen eleştiriyorlar. Yani hangi takımla ilgili bir şey söylersen karşı grup aynen taarruza geçiyor. Dediğim gibi tabii istediklerini söyleyebilirler, yazabilirler ama burada bir şey var. Şimdi soruluyor orada. Diyor ki şampiyon kim? Ya kardeşim, ben şimdi şampiyon Trabzon desem Fenerbahçeliler kızacaklar. Şampiyon Fenerbahçe desem Trabzonlar kızıyor. E kardeşim, kupayı federasyon vermiş. Ya ne diyeyim ben şimdi yani? Hangisini söylersen hep karşı. Onun için ya bilemiyorum falan demek lazım. Ya acaba kimin falandı falan demek. Ama net konuşsun lan. Ha? Net konuş. Bana göre 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor. Hocam federasyon kime vermiş? Sen federasyonu tanımıyorsun. Bana, ayrı bir şey ama. Federasyonu ama ben tanımıyorum değil. Evet. Federasyonun belli kararlarını tanıyorum ama bu tanımıyorum. Bu kararı tanımıyorum. Federasyon tanımamak diye bir gücümüz yok bizim. E tabi o ayrı bir ama konu. Federasyonun konu bu kararını kabul edemem ben. Çünkü niye de elimde benim federasyonun hukukçularından daha önemli hukukçuların ve daha şey doğru hocam yani olabilir. Kanunlara yani uygun yani özel mahkemeye, özel yetkili ya, mahkemeyi sayıyorum. Ayrı bir benim şey için o şey. Tabii ayrı bir şey. Geç. Özel yetkili de geç takip. Ben okuduğum tapelere bakıyorum. Ya, ya tabii o ayrı bir şey. Ben ona bakmıyorum hocam. Ben federasyon. Kime ben Trabzon'a vermiş olsaydı kupayı. Ben Fenerbahçeliler. Bir dakika. Bir dakika. Federasyon vermedi bu kupa kararını. Disiplin ve tahkim kurulu kararları yine verdi. Söylüyorum. Bir dakika o zaman. Meralles kararını da eleştirmemen lazım. Kimin? Meralles kararını da eleştirmemen lazım. Kararını bir dakika. Meralles kararı aynı şey değil ki. Niye? Şimdi bir gün önce Fenerbahçe verip de ertesi gün Trabzon'a verseydi derdim kardeşim ne değişti derdim. Ha, anladım. Ben onu demiyorum. Ben onu anladım. Ben başka bir şey söylüyorum. Ama burada ben yine söylüyorum. Bu kupayı bugün Trabzon'a vermiş olsalardı, bu şampiyonluk kupası Trabzon'un müzesinde olsaydı ben yine aynı şeyimi söylerdim. Trabzon'a vermişler, Trabzon'un hakkıdır. Ben ona bakarım. Ben kanun nizama bakarım burada. Neyse federasyon doğru veya yanlış yaptı falan ona ben bakmıyorum. Ama federasyon ona vermiş. Burada zaten başka bir şeyi söylememe şey yok. Diyorum bunu değişir mi? Değişmez. Onun için yani bizi ilgilendiren de çok fazla da bir konu yok burada. Onun için ama yine söylüyorum. Sadir Bey'i çok fazla da bu konuda suçlamamak lazım. Yani tamamıyla esprili bir konuşma yapmış. Yani şimdi baktığın zaman, tipine baktığın zaman bu arkadaş yapmış olduğu hareketlerine baktığın zaman da biraz böyle psikopat bir görüntüsü var. Şimdi yani çılgın değil mi? Miralles'in çılgın böyle psikopat bir yapı görüntüsü var. Yani dövmeleriyle vücudunda, saç kesimine baktığın zaman çok anormal. Şimdi sen mesela ister misin çocuğunun öyle bir saç modeli böyle vücuduna dövme? Ben istemem mesela. Yani dövme de istemem veya öyle saç modeliyle olmasını istemem. Çılgın bir tavrı var. O da diyor ki işte yani böyle bir modelden bu tip hareketleri yapması işte normaldir falan gibi konuşuyor. Ona ben bunu eleştirmiyorum. Yani Sadir abinin bu söylediğini çok fazla ben eleştirmiyorum. Ben eleştiriyorum. Şunu hayır, diyebilir. Çok eleştirmiyorum. Şunu diyebilir. Hakkı vardır. Ben erkekte ve kadında dövmeyi sevmem. Hocam ben, o kendi oğlamın zevki onun ya. Sevmem. Hayır. Kendi zevki de ben sevmem. Evet. Ben saçında bilmem ne ortadan bilmem ne kulağında küpe erkeği sevmem diyebilir ama şunu diyemez. Saçı böyle dövmesi olduğu için bu tip hareketler hocam, yapmak demek ne demek biliyor musun? İşte, kendi yapısında da cinsel tercih bu bana göre bu ayıp. Hocam o kadar şeye girmiyor cinsel tercihine falan girmiyor. Yani böyle bir tip diyor. Sinancım. Böyle bir çılgın
Psikopat bir tipi var diyor Meral Esin diyor. Bu yani psikopatı yapar bakıyor anlamında. Bu psikotlukta, bu psikopat görüntüde bana göre bunlar yapılabilir diyor. Bana göre orada. Fazla dövmesi olan adamın mutlaka çocukluğunda ciddi travması olduğunu söylemiştim. Şey geçen hafta dövme yapan o sanatçı kardeş de evet dedi. Ama çocukluğunda hep travma geçirip dövmelerle vücudunu bezeten bir adamın. Hocam David Beckham sorunlu bir adam mı sizce? Bence sorunlu. Bak kardeşim. Benim peki öyle bir adam olmaya razı yani benim de sorunlu olsun. Ben de Beckham gibi sorunlu olayım hocam. Yalnız şu var. Vücudunda dövmesi var diye bir adama sorunlu bir gençlik geçirmiş diyebilirsiniz ama potansiyel olarak bu olduğu için bunu yaptı demek bana göre ayıp. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi. İtalya'daki ve İngiltere'deki futbolcuların %80'i sorunlu bir çocukluk yaşamış diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii. %80. Ya şimdi bak konuyu zaten çok fazla iyi futbolcu çocukluğunda hayır sıkıntı geçiren adam. Hocam şimdi konuyu çok fazla bak futbolcu olmuş. Hocam şimdi bak. Zengin çocuğundan futbolcu bile olmuş. Bir şey söyleyeceğim şimdi. İnanın bana %1'dir. Kaka. Bir kaka işte. Şimdi Meral'in tipine bak. Ön öteki taraftan da mesela Fenerbahçe takım Mehmet Topal'a da bak. Şimdi Mehmet Topal'dan baktığın zaman tipine diyebilir misin? Mehmet Topal'dan böyle bu tip hareketler falan bunu diyemezsin. Şimdi Meral'in görüntüsüne tipine baktığın zaman Sadri abinin onu söylemek istedi. Psikopat bir görüntüsü var. Her türlü hareketi yapmaya müsait bir yapısı var, görüntüsü var. Bunu söylemek istedi. Bu fazla abartıldı. Bunu çok abartılacak evet bir şey yok bunda. Fenerbahçe tribünlerinde bölünmeler olduğun yönünde iddialar var. Var demiyorum. İddialar var. Özellikle genç Fenerbahçelilerin Sayın Başkan Aziz Yıldırım'la yaşamış olduğu sıkıntılar artık aşikar gözler önünde. Dileriz durum düzelir. Ve bu konuyla ilgili olarak hafta içerisinde bildiğiniz gibi Fenerbahçe ile Galatasaray kadın basketbol takımları arasında oynanan karşılaşmada tribünlerde bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Ne oldu? Maç öncesinde genç Fenerbahçeli taraftarlar maça giremediler. Sonrasında 5 dakika sonra maça alınabildiler. Sonrasında yaşanan bazı sıkıntılar. Başkan Aziz Yıldırım bir hayli sıkıntılar yaşadı. Genç Fenerbahçeli taraftarlar üzüldü. Dileriz, umarız bu sıkıntı çözülür ama önce konuyla ilgili olarak görüntülerimiz var. Salondan görüntüler var. Sonrasında genç Fenerbahçelilerin tribün başkanı Sefa Kalya yayınımızda olacak. Önce o görüntüler. Fenerbahçe'de tribün kavgası büyüyor. Sarı lacivertli takımın 3-1 yenildiği Karabük Spor maçında ortaya çıkan tribün gerginliği Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Ülker Spor Arena'da Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 83-67 mağlup ettiği maçta da devam etti. Başkan Aziz Yıldırım, Karabük maçının ilk yarısında tribünlerdeki karışıklığın nedeni olarak gördüğü genç Fenerbahçelileri salona aldırmadı. Daha sonra yapılan tezahüratlar sonunda genç Fenerbahçeli taraftarlar içeri alınınca ortalık karıştı. Aziz Yıldırım kendisine destek verenleri ayakta alkışlarken protesto edenlere ise tepki gösterdi. Anlaşılan o ki ligin ikinci yarısında teknik heyet ve yönetimde yaşanan hareketlilik tribünlerde de sürecek. Evet, Sinan abiye su gönderin. Ahmet, yönetmenimizi Allah, uyarıyoruz. Sinan Mutlam, abi susuz kaldı. Suyunu Mutlam gönderin. Çünkü. Her şey doğal. Su da isteyebiliriz, çay da isteyebiliriz. Çay varsa çay da istiyoruz arkadaşlarımızdan rica edelim. Sevgili seyirciler, görüntüleri izlediniz. Genç Fenerbahçelilerle Aziz Yıldırım arasında yaşanan ufak tatsızlık diyelim. Ve Sefa Kalya'ya gidelim. Sevgili Sefa Kalya, genç Fenerbahçelilerin tribün başkanı. Sefa Kalya, iyi geceler. Erkan'cığım, iyi geceler. Yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Sinan abi iyi geceler. İyi geceler, iyi geceler Sefa hocam. İyi geceler kardeşim. Sefa, öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe tribünlerini yıllardır bir birlik, beraberlik içindeydi. Ancak şu son iki haftada Karabük Spor maçı ve bu basketbol maçında yaşanan olaylar tüm Fenerbahçelileri üzdü. Başta Başkan Aziz Yıldırım olmak üzere. Sizlerin de çok üzüldüğünü biliyoruz. Şimdi
Ertem'cim lafımı bir sana zahmet, kusura bakma şimdi pek toparlayamam diye söyleyeyim. Bir kere öyle çok olay olay zaten olmadı da orada biz 40 dakikanın 30 dakikası zaten tezahüratla yaptık, destekledik. 5 dakika protesto ettik. Orada da son 2 dakika artık başkana işte olan sevenleri diyeyim artık. Sonuçta Sever'le Fenerbahçe'mizin başkanı vardı. Öyle bir karşılıklı şey olmadı. Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle. Son zamanlarda bu tarz konular gündeme gelmeyi istemiyoruz ama GFBS bugün yeni gündeme geldi. Aslında biz GFBS olarak sadece taraftar grubu olarak değil de aynı zamanda sivil toplum örgütü mesela. Ama ne yazık ki işte protesto etmeseydik şimdi dışarıdan görülen rantçı olacaktık, muhalefet her şey olacaktık. Elimizden geldiğince bu önyargıyı kırmak için çabalıyoruz ama statları değil, sosyal hayatları birçok etkili düzenliyoruz ama gündeme gelmiyoruz. Ne yazık ki bununla gündeme geliyoruz. Şimdi kendimizi anlatıyoruz. Kusura bakmayın, vaktinizi alacağım. Rica ederim, rica ederim. Şimdi, geçen hafta mesela hocamlar dedi orada bağlanın dedi ama ben uyuyordum vallahi, yoksa bağlanacaktım. Gerçi karşılıklı diyalog halinde olmak istemezdim o insanlara da. Şimdi doğal bazı bir takım detaylar noksan kalmış, anlatamıyoruz kendimizi maalesef. Bazıları karınlarından konuşmaya başlamışlar. Mesela geçen programda o gün altı parmak çıkmış ve hala etmeye konuşma yapıyor. Kendisi bizim için iş adamlarından para alıp Karabük maçında o yüzden protesto ettiğimizi söylemiş. Doğru. Evet. Bu doğru mu? Sefa, bizim birliklerimiz var. Ben seni çok yakından tanıyan birisiyim bir kere. Hatta böyle bir şey olmadığını bir spor adamı olarak ben biliyorum. Ama bunu bir netliğe kavuşturalım. Siz hiçbir iş adamından... Sefa, çok özür dilerim. Bir iş adamından yardım alıyor musunuz? Para alıyor musunuz? Bilet alıyor musunuz? Evet. Kendisi bilmiyor ki bizim bulunduğumuz yer tüm koltukları kombine kart. Nasıl oluyor da biz bilet alabiliyoruz? Bunun mantıklı izahına soru olan anlamıyorum zaten. Ben doktor değilim ama bir şey diyeceğim. Şimdi öyle bir yer. Vallahi insan deliriyor böyle. Kendisine tavsiyem bir uzmana görürsün bence. Kendisini Alzheimer hastalığı olabilir bence diyorum. Kesinlikle. Sefa, bir ricam olacak. Televizyonunun sesini kısabilir misin rica etsem? Tabii. Çünkü daha sağlıklı bir yayın yapmış tabii olacağız. Biraz kısıyorum. Şimdi sesim geldi bilmiyorum. Şimdi diyorum ki bizim bulunduğumuz yer tüm koltukları kombine bir kere. Evet. 3000 tane kombineyi zaten biz aldık. Evet. Nasıl bilet alabiliyoruz hocam o tribüne acaba? Onu merak ediyorum. Bunun mantıklı izahı bir kere yok. Ben doktor değilim diyorum ama kendisine tavsiyem de bir uzmana görürsün. Alzheimer hastalığı olabilir. Bir de para ve biletten muhalefetten alıyormuşuz. Bunu söylemekten vallahi utanıyorum, billahi utanıyorum, tillahi utanıyorum. İspat etmeyen şeref bağrı yoksunudur. Bak çok ağır itham ediyorum. Elimde belgeler var diyor sevgili Sefa. Ben diyorum ki bak belgeleri ispat etmeyen, şeref açıklamayan şeref bağrı yoksunudur diyorum. GFB üzerinden gündem olmaya çalışıyorlar. Şimdi bizi bak büyüklerimiz eleştirir tabii. Hocam eleştiresin önemli değil. Haksız olduğumuzda büyüklerimiz eleştirecek. Çünkü Fenerbahçe'nin muhalefetler de var mesela. Eleştiriyorlar. Ömer Çavuşoğlu eleştiriyor. Bak onun Fenerbahçe'ye sözüm yok. Fenerbahçe'nin rahatsız alacak bir durumu da yok onun. Durumu da iyi. Ama böyleleri Fenerbahçe üzerinden rahatsız alıyorlar. Bunlar rançı aslında. Oğlu menajer Fenerbahçe futbolcu vermeye çalışıyor. Belgesel çekiyor. Bir anda Az Yıldırımcı oldu. Eskiden divanda başkanı kötülüyordu o grant parmak. Yürüyüşlerde ön plana çıkıyor. Gerçi böyle karşı karşıya gelmek istemiyorum. 74 yaşında adam ama ayıp ediyorlar bize diyorum. Bize yapılan bu tarz insanların hiçbir dayanağı yok diyorum ben. Kesinlikle ve kesinlikle. Bizim protesto etmemizin tek gerçek sebebi kulübümüzün ve sahadaki takımın kötü yönetilmesi. Nesin geliyor değil mi? Geliyor. Sefa. Sonuçta abi gözünü seveyim çok doluyum. Şey için değil. İzah edeyim de. Sonuçta bizim Fenerbahçe'nin tepkimizi vurmak doğal hakkımız değil mi hakkımız? Bu davranıştan ötürü pişman değiliz. Yine diyorum. İkinci yarısı var mesela. Temennimiz takımımız başarılı olur. Biz de protesto etmeyiz. Ama başarılı olmazsa şimdi niye protesto etmeyeceğiz ki yani? Öncelikle söyleyeyim bunu. Bizi bir de şimdi mesela basketbol dediniz. Basketbolda başkan yok. Talimat verdi. Aldılı talimat getirdi. Bir kere başkanın emniyete talimat verme lüksü zaten yok. Olamaz da. Bunu söyleyeyim. Orada çevik kuvvet önümüze çıktı. Güvenlikten sorumlu. Basketbol dedi ki basket maçından sorumlu. Yönetimin talimatı dedi. Alamayacağız sizi içeri dedi. Ondan sonra Suat müdür, sana başlayan sorumlu müdür. Geldi kendini koyarak ortaya bizi oraya aldı. Bir şey daha diyeyim. Şimdi eskiden açık ve net konuşuyorum. Az Yıldırım polisleri vardı.
Açık ve net konuşuyorum. Bir şeyin protestosu o zaman istedi. Şu an hepimiz ceza alıyorduk. Maça girme yasağımız vardı. Spor Burası Yıldırım elindeydi. Ama şimdi hakkaniyet var Allah'ın izniyle. Şapkı müdürümüzden sonra her şey hakkaniyet. Aziz Yıldırım istediği gibi şey yaptıramıyor. Şunu belirteyim bir kere. Şimdi bir şey daha diyeyim. Taraftarlık hakkımız bizim. Takımımıza destek olmak sürümüne girdik. Bu kararlılığımızda işte sorumlu müdürümüz görünce Çevkuvvet'e karşı karşıya geldiğimizi hemen geldi kendini koydu ortaya. Şimdi Aziz Yıldırım bir de ayrılıştırılıyor böyle yapınca. Mesela orada eskiden olsa hayatta ayağa kalkıp selamlamazdı insanları. Orada 200 kişi vardı, kalktı selamladı. Önemli değil. O da başkanımız sonuçta. Diyorum ki ben şunu söylüyorum size ne yapacağım. Evet. Başkan Fenerbahçe'yi sevsin. Fenerbahçe'yi seven herkesi de sevsin. İnsanları kucaklasın ama şimdi yani hala bizim insanların basın önünde küçük bir grup diye attı ortaya. Ondan sonra kendimizi savunurca niye böyle oluyor? Bence ayıp, bize ayıp bir türlü. Sefa yani. Bir şey soracağım. Evet abi. Sefa, sen Fenerbahçelisin. Şimdi Fenerbahçe'deki kötü gidişattan dolayı mı yoksa başkana bir aranızda bir husumet var mı veya Aykut Hoca'yı mı istemiyorsunuz? Bu abi protestoyu şimdi, niye yapıyorsunuz? Evet. Yani iyi giderse de maçlar kazanılırsa protesto yapacak mısınız? Abicim. Evet. Şimdi abi bir şey diyeyim. Eskiden de bizim daha kötüydü aramız. Yanlış anlamasın lan abi. Diyorum ki eskiden GF ve Atkısı takan maçları başta fişleniyordu. Biliyorsun evet. Abi şimdi. Şimdi hakkaniyet Allah'ın izniyle emniyetimiz çok iyi. Şu an her şey güzel gidiyor. Şimdi protesto biz Aykut Hoca abi çıktı dedi. Taraftar haklıdır dedi. Peki sosyal medyada da normalleri tepki gördü mü? Benim gözümde daha da büyüdü. Bak açık konuşuyorum abi. Evet. Tevazülük gösterdi. Başkanımız sağ olsun küçük grup diyeyim. Halbuki da farklı ilk başta bütün taraftarı kastetti. Sonradan işte çevirdi filmimizle. Orada deseydi ki mütevazilik yapsaydı mesela abi. Taraftar haklıdır deseydi. Kimse başka tepki gösterebilirdi. Kimse gösteremezdi ama hala yani dağları ben yarattığımız olmaz abi. Kucaklayacaksın abi herkese. Doğru söylüyorsun. Abi, Aykut Kocaman'ın dönüşünü nasıl düşünüyorsun? Abi ben bak ne diyorum ben bana sorsan abi evet. Hata etti. Ben şimdi yani şu şekildeyim abi. Dışarıdan gözle itibarsızlaştırma şey olabilir tabii. Sonuçta eski artık lafının geçerli pek kalmaz ama bana göre taraftar haklı kelimesiyle benim gözümde 10 kat büyüdü. Başkan da keşke başkan böyle başlama yapsa da insanları kucaklasa. Abi bak biz herkes eleştirebilir. Orada hocam da bizi eleştiriyor. Sen de eleştiriyorsun abi. Evet. Haksız olduğumuz yerde şey yapacağız tabii. Ama Fenerbahçe üzerinden insanlar rahatsız sağlıyor. Biz rahatsızız. Abi şimdi Sefa, efendim Sefa abi. Çok özür dilerim. Şunu soracağım. Karabük Spor maçının rövanşı olarak algıladınız mı bunu hiç buradaki görüntüleri? Mesela Karabük maçından sonra... Karabük maçı bak gene yanlış. Basında yanlış. Ben zaten orada derim. Stadın hepsi bağırıyordu. Stadın hepsi sürü protesto ediyordu. Orada biz sonradan katıldık. Sonra tabii tavizden beri devam ettirdik. 3-1'den sonra ne olduysa telefon mu gitti artık bazı Fenerbahçe üzerinden rahat sağlayan insanlara. Ne olduysa bir anda bir bağırış bağırdılar. Küçük bir grup dedi. Küçük bir grup aslında bize. Siz niye küçük grup oley diye bağırdınız? Küçük grup oley, küçük grup oley diye. Başkan küçük grup deyince bize küçük grup olduğumuz hani buradayız imajı verdik. Küçük grup dediği aslında başkanın. Yani maçta protesto etmeyen küçük gruptu aslında. Stadın 4'te 3'ü protestoya katıldı. Ha. Ne yazık ki işte gene biz Çamurat izi kalsın gibi bizi ön plana attılar. Abi protesto dedi Sinan abi takım iyi giderse biz niye Fenerbahçe düşmanı mıyız abi Allah aşkına? Doğru. Fenerbahçe üzerine biz menfaat mi sağlıyoruz? Fenerbahçe üzerine menfaat sağlayanları söylerse onlar. Biz sağlamıyoruz abi. Eskiden küs olduğu insanlar vardı. Şimdi herkese kuzu sarması başka da nedense diyorum ki abi şimdi bir şey diyeyim. Büyüklük alçalmak değil midir abi? Şimdi bizi çağırması zaten ama dese ki taraftan haklı deseydi mesela insanların gözüne de büyüyecekti kimse tepki de vermeyecekti. Ama sen küçük grup diye bizim damarımıza basarsan kimse kusura bakmasın abi taviz vermeyiz lan biz abi kusura bakmasın. Peki bu damara basma neden oluyor Sefa Kalya? Neden oluyor? Yani bazı hesaplaşmalar mı var acaba? Derin hesaplaşmalar mı var? Neden bu damara basma? Bizim Fenerbahçe üzerinden bir menfaatimiz yok ki hesaplaşma olsun. Şimdi geçmişte Sinan abi de biliyor, siz de biliyorsunuz, hocam da biliyor. Biz daha kötüydük. 300-400 kişi fişlendi bizden. E blokta ortada söylemezse tecrit gibi kolumuzda belirtin takım maça geliyorduk. Daha kötü günler gördük biz. Doğru. Şimdi Sinan'ın 4'te 3'ünde varız bir kere. Ama yine de Sefa sen Fenerbahçelisin.
Bu yaklaşık Mayıs ayına kadar önemli bir maraton var. Aykut Hoca'nın dönmesi bir yere de iyidir. Çünkü yeni bir yabancı hoca bulmak, takım falan filan, sezonu kaybederdiniz. Yine de siz yine takımınızı yine destekleyin. Yine sen gerekeni yapacaksındır. Başkanınızla aranızda bir sorun olsa da olmasa da, ama yine siz takımınızı, kulübünüzü, camianızı yine destekleyin. Abi destekliyoruz zaten. Abi destekliyoruz da. Şimdi siz büyürsünüz yani. Siz büyürsünüz. Zaten abi hep biz alttan aldık, zaten büyüdük ama. Şimdi başkan da artık yani kendini mesela camiamızda. Ya bir şey diyeyim abi, ne kaybederdi? Taraftarımız haklıdır. Protesto etmiştir. Doğal hakkı deseni ne kaybedecekti? Doğru. İnsanların doğru, gözünde büyüyecekti. E şimdi ufak çocuk bile tepki veriyor. Sosyal medyaya bak abi. Ben istiyor muyum? Utanıyorum ben de. Başkanımızın resmini iddia resmini benzetmişler. Çarpı işareti koyuyorlar. Her tarafta sıkılar pişiriliyor. Biz istiyor muyuz bunları? Ama kendi yani gerek yok ki, yani bizi karşısına almanın bir alemi yok ki. Ve doğru, de insanları kendimize güldürmemiz alemi yok. Ya orada çıkıyor insanlar işte. Fenerbahçe açık millet konuşuyorum ha bak. Ömer Çavuşoğlu o bu. Tamam, onlar Fenerbahçeli zaten. Saygım da sonsuz. Menfaatleri yok ama bazı insanlar menfaat sağlıyor Fenerbahçe'de. Açık millet konuşuyorum abi. Kimler? Bize, kimler? Yani en basit şimdi işte dedim ya, Alzheimer hastalığı olan bir abimiz var işte. Geçen gün bağlanmış, belgeler diyor. İspatlasın diyorum. Vallahi billahi işte araştır, keşke araştırsaymış da öyle konuşsaymış. Orası komple kombine bir kere. Peki Sefa. Sefa, sen her zaman dürüst, içinden gelen samimice cevaplar verirsin. Geçmişte hiç bilet aldınız mı? Böyle bir şey oldu mu? Abicim zaten her kulübün şeyinde vardı. Zaten biz bunu kabul ediyoruz her zaman. Herkes aldı, herkes aldı. Herkes alıyor şimdi. Ben yalan bir kere hayatta söylemem. Hayır, şunu söylüyorum. Acaba belge dedikleri o yıllar öncesinde herkesin aldığı dönemdeki belgeler mi? Abicim belgeyi bir kere başkanımız çok iyi bilir. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Biz bir Fenerbahçe hiçbir şey yapmadık. Doğru. Biz 600 oyla bir oyla kaybettiği 600 oyla kazandığı seçimde Vefa Küçük'ün, bak senaryolara bakın, Vefa Küçük'ün arabası taşlanıyor, sonra biz gözaltına alıyoruz Vefa abinin arabasını taşlamışız diye, 3 gün şubede kalıyoruz ve de sonra da öğreniyoruz ki, ve de camiden, hani insana derler ya ulan seni camiden mi getirdiler derler, camiden aldılar bizi, gözaltına götürdüler. Ondan sonra öğreniyoruz ki içerideyken veren Vefa alan Sefa diye belge çıkardı başkanımız sağ olsun. Bak Vefa abi bize 5 milyar ödemiş o zaman. Onu işte hem para veriyorsun hem çocukla gözaltına aldırıyorsun diye. Çok güzel. Yani senaryoda çok güzel döndürenler var da. Biz anlamadık. Geçmişte aldık. Herkes aldı. Yalan söyler yani. Ama evet, diyorum bak. 5-6 senede bizde öyle bir olay yok Allah'a şükür. Artı muhalefetten. Ben kimseye prim vermem. Grubumu da kullandık lan. Öyle bir şey Allah'ın izniyle olmaz abi. Aldık yani. Açık konuşuyor bizi. Zaten 2008 itiraflarımızı yayınlıyorlar ya geçmişteki. Sefa, peki biraz önce görüntülerde de ekrana geliyor. Şu anda sen de görüyorsundur. Başkan sol tarafa doğru bakıyor. Size baktığında böyle bir yüzünde bir öfke, sağ tarafa baktığında bir alkış var. Yok başkanımız sağ olsun yan gözle hep bizi seyret. 90-40 dakika boyunca bizi bence yan gözle seyretmiştir. Efendim? Yan gözle bizi 40 dakika seyretti bence. Peki bir birlik olmayacak mı? Bu birlik, beraberlik. Kimin bir zeytin dalı uzatması gerekiyor? Yarın bir gün Aziz Yıldırım'la oturup bir çay kahve oturma içmez misiniz? Şimdi, olmaz abicim mı? Biz çay kahve önemli değil. O bizim camiamızın büyük başkanımız. Şimdi bir şey diyeyim. Ben kendi başıma şimdi bir hata yaptığım zaman benim kardeşlerim mesela bana, şimdi açık konuşayım, Beyaz Siyah'ı bağlanayım da çok tepki var bana mesela. Ama niye? Şimdi seni yıllardan dürüstsün. Çünkü taraf tutmuyorsun. Ahmet Hocam öyle. Profil bu işte. Sinan abim öyle. Teşekkür ederiz. Ben açık konuşacağım şimdi. Ben tepki alıyorum mesela. Ama şimdi kendi derdimizi bazıları şimdi bir gazete basket maçından sonra koymuş 200 kişi mendil sardı, salonun büyük çoğunluğu diyor. Yani dedim Allah aşkına, futbol maçta 4 taşı protesto etti. Salonun da 50-200 kişi başkana bağırıyor da millet de ayaklandı. Başkan öyle bir şey arıyordu zaten herhalde. Kalktı el salladı. Biz de çok var zamanında. Bize el sallamaya bile kalkmadı başkanımız. Şimdi bir şey diyeceğim abi. Laf da almasın Ertem'im. Ben kendi grubumda mesela kardeşlerim bana serzenişte bulunabiliyor haksız bir hata yaptığı zaman. Ben ama dikkate alıyorum. Ve de hatam oldu mu arayıp özür diliyorum. Onların gözünde büyümüyor muyum acaba? Yine de şimdi, Sefa. Şimdi başkan insanlara, yani bence başkan kucaklayacak, kibirini yenecek önce. Sefacığım bak, efendim abi, sen Fenerbahçelisin. Fenerbahçe şu an 3 kulvarda gidiyor. Kimseyle kavga etmeyin. Benim sana nacizane, Fenerbahçe eğer düşünüyorsanız yine başkanınızdır. Sen hep onu söylüyorsun. Fenerbahçe başkanıdır yine. Aynı şeyinizi. Nasıl sen bir ara kaç maç bir küfür etmeyi etmeyeceksiniz, çıt çıkmayacak dedin. Hiç küfür bile olmadı. Ceza bile almadı.
Aynı şekilde takımınız ilk defa belki 30 senedir 3 kulvarda ilk defa gidiyor. 30 sene oldu. Bildiğim bir de Sefa, sözünü geçiyorum ama Türk Telekom Arena'da da küfür ettirmedi. Yani Sefa birebir bildiğim öyle değil mi? Abi sınırdaydık. Ertemiz sınırdaydık. Edemeyecek. Bizim taraftarımız mesela böyle şeyler Galatasaray maçları çok küfür etmek ister insan. Deşarj olmak için ben de öyle. Herkes öyle ama şimdi mesela orada ettirmeyince tabii tepki de aldık ama takımımız zarar görecekti. Biz şimdi Fenerbahçe düşmanı değiliz abi. Fenerbahçe'yi. Sonuçta başkanımız. Gene diyorum bak. Hattı biliyorum biz. Biz kavga bavga hattımızda değil abi bizim. Ama sen de koskoca Ahmet'in başkanısın. Önce kendini sev. Sonra Fenerbahçe'yi sev. Sonra bizi sev. Doğru. Ben saygılar sunuyorum abi. Tamam. İyi akşamlar Sefa. İyi akşamlar. Sefa canım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkürler. Bir an evvel düzelmesini rica ediyoruz. Çok teşekkürler. Tribünlerde her zaman bu kavga. Tribünlerde her zaman bu konularda birlik beraberlik çağrısı veren kavga, özel isimlerdir. Kim ne derse desin. Bu kavga kimseye fayda sağlamaz. Burada Fenerbahçe zarar görür. Şimdi Sefa Fenerbahçeli ve grubu. Önemli bir grup Fenerbahçeli. Başkanla ters düşmeyecekler. Yani tamamıyla baktığın zaman ne olursa olsun burada ortak amaç Fenerbahçe. Bugün bakın Beşiktaş basketbol maçında mesela yönetime istifa, Beşiktaş'ta da aynı şekilde yönetime istifa diye bağırılmış. Yani bayan basketbol maçında. Dolayısıyla yani bunlar şimdi bunlar bir sonuç vermez. Sezonu beklemek lazım. Tabii şimdi Karabük maçında bir tezahürat olmuştur. Bu tamamıyla bir organizasyon değildir. Yani baktığın zaman bak bir beş kişi bağırsın bütün stat komple bağırır. Doğru. Hemen aynında böyle bu toplum psikolojisidir. Onun için Sefa da kendine göre haklı. Yani biz diyor taraftarız, biz neferiz diyor. Başkanımız bizim liderimiz, seviyoruz diyor. Şöyle söylese taraftar haklı dese de bizim gönlümüz daha büyüyecek diyor. Sert konuşuyor başkan diyor. Sefa da kendine göre haklıdır. Ama dediğim gibi ortak amaç Fenerbahçe ise Sefa'nın yapacağı tek şey var burada. Mesela Aykut Kocaman konusuna katılmıyorum. Aykut Kocaman'ın dışında başka bir hoca gelseydi şu an Fenerbahçe'yi anlatıyorlardı ama Aykut Hocam bu takımı tanıyor, bu takımı biliyor. En doğrusudur dönmesi. Tam konuya girdi Sinan abi. Reklamdan sonra Aykut Hoca'nın istifasını ve sonrasında geri dönüşünü konuşacağız. Lucescu'nun Razvan Rat'la ilgili olarak sadece beyaz futbola yaptığı açıklamalar. Sinan Engin'in Fenerbahçe ile vereceği 3 isim var ilgili transferde ve yine Beşiktaş'la ilgili ve transferde sıcak gelişmeler. Antalya'dan gelen sıcak röportajlar sizleri bekliyor. Dolu dolu bir gece yaşayacağız. Bizden ayrılmayın. Ve geldik. Reklam bitti. 0-2'ye kadar reklamsız gidiyoruz. Yanılmıyorum değil mi? Reji bir hata olmasın kadar? Ona göre 0-2'ye kadar reklamsız gidiyoruz. Evet sevgili seyirciler, transferleri konuşacağız. Bir kez daha belirtelim. Razvan Rat ismi gündemde Beşiktaş için. Geliyor mu gelmiyor mu? Lucescu ne diyor kendi futbolcusuyla ilgili olarak, Beşiktaş'la ilgili olarak ve Sinan Engin'le Ahmet Çakar'la ilgili olarak, eski dostlarıyla ilgili olarak neler konuştu? Türk futboluyla ilgili olarak neler konuştu? Hepsini birazdan konuşacağız. Sinan Engin'in iki dudağın arasında transferde son dakika gelişmeleri birebir aldığı çok özel isimler var. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaşlılar. Ekrandan ayrılmamanızı ısrarla tavsiye ediyoruz. Antalya'dan yansıyanlar, TSD seminerinden çok özel röportajlar. Seminerden değil ama futbolla ilgili olarak futbolun içindeki kişiler. Cüneyt Çakır, Zekeriya Alp, Nedim Türkmen, Ufuk Özerten ve tabii ki çok özel isimler yine birazdan transfer gelişmeleriyle birlikte yayınımızda olacak. Önce nereden gidelim? Aykut Hoca'nın istifası vardı. İstifa etmişti Karabük Spor maçı sonrasında. Neler oldu? Hep birlikte bir izleyelim. Bizim gibiler için burada futbol oynamış, uzun yıllar futbol oynamış. Hemen her yerde bu formanın özellikle bir şekilde prestijini ve kredisini kullanmış insanlar için zirve burasıdır. Her zaman onu söylemiştim. Burayı yaşadım. Ancak açıkçası bunu devam ettirebilecek gücü hissedemiyorum kendimde. Ve açıkçası bu maçla beraber Fenerbahçe'nin görevine son veriyorum. Fenerbahçe'de 3-1'lik Karabük Spor yenilgisi sonrasında teknik direktör Aykut Kocaman istifa edip Samandıra tesislerinin yolunu tutarken araya giren futbolcular ve Başkan Aziz Yıldırım Kocaman'ı bu kararından vazgeçirmişti. Başkan Aziz Yıldırım'a sabaha karşı 4'te kalma sözü veren Aykut Kocaman daha sonra önce Sapanca'nın ardından da ailesiyle birlikte Bodrum'un yolunu tuttu. İstifası ile ilgili henüz açıklama yapmayan Aykut Kocaman için çeşitli yorumlar yapılırken araya giren hatırlı abilerin Kocaman'ı ikna ettiği ortaya çıktı. Yönetim adına Başkan Vekil Abdullah Kıyılı kısa bir açıklama yaparak
Hocamız ilk gün verdiği sözünü tuttu ve 2 Ocak'ta takımın başında olacak diyerek sorun olmadığını söyledi. Şimdi beyaz futbol taraftarın aklını kurcalayan soruları soruyor. Aykut Hoca görevinin başına dönmesine döndü ama alınacak ilk kötü sonuçta taraftar aynı tepkiyi göstermeyecek mi? Bu tepki takıma zarar vermeyecek mi? 3 kez istifa eden Aykut Kocaman futbolcular üzerinde nasıl otorite sağlayacak? Futbolcular 3 kez istifa eden hocasına nasıl güvenecek? Transfer sözü verildiyse bu kaynak nereden bulunacak ve Ocak'ta yapılan transfer takıma yarar sağlayabilecek mi? Yönetim yine bir kötü sonuçta Aykut Hoca'nın arkasında durabilecek mi? Yıldırım bu ısrarı ben oldukça Aykut Hoca burada kalacak dediği için mi yoksa Fenerbahçe için mi yapıyor? Aykut Kocaman istemeyerek yapacağı bu görevde nasıl başarılı olacak? Evet hocam. Evet. Aykut Kocaman Sinan Engin belirtmişti geçen hafta. Kesinlikle görevinin başında kalacak dedi. Ve Aykut Hoca da bizim de aldığımız kaynaklarda aynı şekildeydi. Sonra değişti. Biz de hayır istifasını geri almayacak dedik ama Sinan Engin kesinlikle görevinde kalacak demişti. Bir. Evet. 1461 Trabzonspor maçında alınabilecek bir mağlubiyet sonucunda ne olur, durum ne olur? Otorite sarsıldı şimdi mı? Bundan sonra 3 kez istifa eden bundan sonra hocanın karşısında futbolcuların tutumu bundan sonra Aykut Kocaman ölene kadar, teknik adamlık yapana kadar prensip ve etikten bahsetmeyecek. Bahsedemez. Niye? Bayram değil, seyran değil. Olabilir, futbolda mağlubiyet olabilir. Karabük maçını kaybettikten sonra Aykut Kocaman şu bir şeyler söyledi ama en önemli cümle şu. Hocalık görevini devam ettirecek güç ve psikolojiyi kendimde bulamıyorum. Hocalık görevini devam ettirecek güç ve psikolojiyi kendimde bulamıyorum. Bu kendi beyanı. Yorum falan değil. Kendi ağzından ve maçtan 15 dakika sonra. Evet. Ama bu beyanı yaptıktan 3 saat sonra Abdullah Kıllı'nın demecine göre biz cumartesi gecesinden beri zaten Aykut Kocaman'ın görevinin başında olduğunu biliyorduk. Beyanatı üzerine konuşuyorum. 3 saatte ne oldu ki Aykut Hoca güç ve psikolojiyi tekrar çalıştırmak için kendinde buldu? Çok net söylüyorum. Aykut Kocaman futbolun ilk gününden o konuşmayı yapana kadar her türlü eleştiri yapabiliriz ama adamlığını, insanlığını, mertliğini, namusluluğunu tartışamazsınız kimse. Ama şimdi neyi tartışacaklar biliyor musunuz? Niye hocam? Prensiplerini ve ruh halini. Çünkü şu çıktı. Aykut Hoca'nın deplasman galibiyetiyle istifa sayısını karşılaştırdığım vakit aşağı yukarı aynı hesapta. İki. Bundan sonra hocada şu belirtiler hocam, çıktı. Hocam bir saniye. Evet. Çok özür dilerim. Fenerbahçe'de teknik direktör olmak çok çok daha zordur. Fenerbahçe camiasının Aykut Hoca'ya gerek eski yöneticilerin gerek yeni yöneticilerin inanılmaz derecede bir baskısı oldu olumlu yönde. Ben kendi açımdan düşünüyorum. Nasıl ben oldu? De baskısı olumlu yönde kalması için Aykut Hoca sözünden dönmeyecekti. Aykut Hoca için herkesin devreye girdiğini biliyoruz. Kimlerin devreye girdiğini, isim açıklamak isterdim ama açıklayamıyoruz. Bodrum'a gittiğini, kıramayacak insanların olduğunu. Burada şimdi şartlar ne olursa olsun, kimse Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü bırakmak istemez. Şartları zorlaması için biraz daha en azından sezon sonuna kadar. Şimdi bir de öyle bir kardeşim, şey çıktı. Sezon sonuna kadar sana kalacak. Sana istifa et demen için kafana silah mı dayadılar? Bir patlama olamaz mı hocam orada? Bak, patlayacaksan işe patlayacaksın. Bazı meslekler vardır. Bu meslekler son derece dirayetli. Kan kussa da kızılcık serbeti içtim. Panik durumlarında hiçbir zaman soğuk kanlılığını kaybetmeyen karakterlerden oluşmak zorunda. Hocam o kriz dönemini tek başına yönetti geçen sene o 3 Temmuz'dan sonraki. Bu lafım yok. Şimdi yani bak buradan ne çıkacak biliyor musun? İlk 1461 Trabzon Kupa maçı. Trabzon'da doğru mu söylüyorum? Evet. Arkasından İstanbul'da. Trabzon'da. Arkasından Elazığ maçı İstanbul'da doğru evet, mu söylüyorum? Doğru söylüyorsunuz. Arkasından dışarıda içeride oynanacak. Diyelim ki olası bir iki kötü sonuçta yine aynı taraftarın bağıracağı açık mı? Açık. Açık. Bunu engelleyebilir misin? Engelleyemezsin. Hayır. Demokratik haklarıdır. Sahaya bir şey atmadığın sürece, şiddete başvurmadığın sürece her şeyi söyleyebilirsin. Peki o gece istifa ettin yine. Alay konusu olacak. Bahisler açılacak. Kaç saat sonra geri döner? Bu gece mi? Yarın sabah 8'de mi? 2 gün sonra saat 12'de mi? Falan gibi. Fenerbahçe antrenörü
bu tür istifa et sonra al, istifa et sonra allarla anılması trajikomik bir olaydır. Bu Fenerbahçe'ye yakışmaz, Aykut Kocaman'a yakışmaz. O zaman bu ihtimali hoca ne yapacak? Hoca oyuncu değiştirirken strateji kuruyor. Bu sakatlanırsa bunu alırım, bunu yaparım. Ben buradan sol taraftan onu... Hepsi hayat bir stratejidir. Teknik adam sağ içi stratejisi vardır, sağ dışı stratejisi vardır. Demek ki sen bir an öfkeyle, duygusallıkla istifa ettim diyorsun, 3 saat sonra geri dönüyorsun. Buradan şu çıkar. Bir an öfkeyle, bir an için öfkeyle Alex'i kovdun. Belki de şu anda pişman Alex'i gönderdiği için. Bilemezsin. Bir anlık öfkeyle Twitter yazısında Semih'in hanımının Twitter yazısı Semih'i kadro dışı bıraktı. Belki pişman. Bak kardeşim, masör bu hataları yapabilir. Ama Fenerbahçe'nin antrenörüyken işinle ilgili olaylarda son derece dirayetli, son derece iki kademe, üç kademe, dört aşama sonrasını düşünerek davranmak zorundasın. İstifa etme. Ettin mi dönme. Peki döndün. Peki döndün. Sen zannediyor musun ki, ha bu işi ne temizler biliyor musun? Fenerbahçe bu sene çatır 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 mükemmel sonuçlar alır. Avrupa'da bir yerlere kadar gider. Türkiye Ligi'nde şampiyon olur. Bu unutulur. Aksi halde ilk birinci, ikinci, üçüncü mağlubiyetlerle veya puan kayıplarında benzerlerinin iki kat, üç katı olacak. Ve kimse Aykut Kocaman'a sahip çıkmayacak. Bunu anlayamıyor. Bunu anlayamıyor. Hocam Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk şansı devam ediyor mu? Gayet tabii. Türkiye Kupası'nda devam ediyor Gayet mu? Tabii. UEFA Avrupa Ligi'nde şansı var mı? Gayet tabii. Yenilgisiz gruptan. Gayet çıktı. Tabii, evet. Aykut Hoca başarısız diyebilir. Kardeşim mesela. O zaman niye istifa ediyorsun? Ertem sana zorlamış. Hocam yaşadığı ak saçları, bu daha kötü. Bak, bu daha kötü. Bak bu daha kötü. Yani siz bak. Aykut Kocaman'ın yerine Ahmet Çakar olsanız, evet. Ben Fener yani şu ana kadar bence fazlasıyla bile dayandı. Yani sabır taşı olsa tatlardı hocam. Müsaade eder misin? Şampiyonluk şansın Galatasaray'a göre biraz daha az olmakla veya Beşiktaş'a göre devam ediyor. Avrupa şansı da, Türkiye Kupası'nda da çok şanslısın. Peki sana kim dedi istifa etti? Bir an patlama. Senin bir an patlama yapı. Patlayacaksan git başka arabana gir. Hüngür hüngür ağla kimse görmeden. Soyunma odasına gir. Çocuklara fırçayı çek hüngür hüngür ağla. Hocam bunları belki defalarca yapmıştır. Bir dakika. Çıkıp orada istifa etme. Etme. Çünkü adama sorarlar niye istifa ediyorsun kardeşim? Sen nihayet bir mağlubiyet aldın. Üç kulvarda da yoluna devam ediyorsun. Niye istifa ediyorsun kardeşim? Ne diyor? Hocalığı devam ettirecek gücüm ve psikolojimi hissedemiyorum. Peki ne oldu da şimdi hissediyorsun? Üç saatte hangi tedaviye maruz kaldın da? Üç saat sonra kararından, Abdullah Kılın'ın demecine göre konuşuyorum. Bu gücü kendinde hissetmeye başladın. Camiadan gelen güven. Nasıl camiadan? Ya Ertem ne diyorsun ya? Devamlı soruyorsun. Ne diyorsun? Şurada bekliyorum ya. Aynı şeyleri soruyorsun. Sana güveniyoruz mesela. Devamlı o şeyler. Peki. Anlatıyorsun ya. Güveniyoruz olayı. Güven. Ya hocam nasıl sen sana güven olduğunu ya. Her zaman için açıcı yıldırım. Ya hocam sen de insansın. Etten kemikten de evet. İnsanlar ya. Sen evet. Bir insan bir türbünden bir tepki gelir. Evet. Ve bu tepkiye karşılık o an sinirlenmişsindir. Evet. Kalkarsın istifa edersin. Edersin. Sonra biraz sakinleşirsin. Adrenalin bir hatadır. Dönersin. Belki o andır. Dönersin. Bir hatadır. Belki bir stratejidir de. Sonra tesisine gidersin. Senin futbolcuların bütün hepsi gelirler, ederler. Hadi aslanım, hadi hocam, bilmem ne hocam, bilmem ne falan filan bir konuşma yaparlar. Sen yine yarım ağızda tamam dersin. Ertesi gün başka, daha başka insanlar hadi kulüp başkanı tekrar falan filan dönersin. Yani bunda bir etiklikle veya bir şeylikle karizmasını çizmeyle veya söylediğin arkasında durmayla falan veya her dakika istifa ediyor bir anlam taşımaz. Bir ikincisi Aykut Kocaman daha önce bundan önce de ben istifa sözünü hiçbir zaman Aykut'tan da duymadım. Televizyonlara duydunuz mu istifa ettiğini? Ben duydum. Televizyonda? Tabii. Hayır. Zamanı gelince. Televizyonda hayır. Kasımpaşa maçından sonra doğru hocam. İçeride bıraktım dediğini duydum Kasımpaşa hocam, maçından bakın, sonra. Bakın o içerisi ayrıdır. Kamuoyunun önünde çıkıp da söylemedi. Bakın bu bir stratejidir. Evet. Belki istifa etmesi başkan ona çok ısrar ettiğini ben biliyorum. Ayrıca çok ısrar. Bodrum'a da Yüksel abinin yanına gitti. O evle alakalı gitti. Yüksel abi de ona nasihat etmiştir ama ikna ile alakalı değildir. Yüksel abi de Yüksel Çağlar. Çok sevilen bir abimizdir. O hani ikna edildi. Hayır ben daha önce söyledim. Aykut Kocaman istifa ettin akşamı zaten göreve döndü. Ertesi gün rütuşlar vardı. İstifa ettiğinin akşamı. Akşama gecesi döndü. Ertesi gün rütuşlar. Şimdi hoca aslında çok duygusal bir insan. Hoca bu işleri çok iyi bilir. İnsan sinirlenir. Ve ona ayrıca da başkan diyor ki soyunma odasına indiği zaman. Bak sakın ha istifa falan etme falan diyor. Bilmem ne diyor uyarıyor da. Tamam diyor. Yani Aykut her zaman
istifa eden arka arkaya da böyle büyük görev yapan bir antrenör değil yani. Başka büyük takım çalıştırmadı. İlk defa büyük bir takım çalıştırdı. Yani bu devamlı istifa edip dönen de değil. Ama Fenerbahçe camiası ve kendisine izah etmişlerdir. Bak, devre arası transfer yapacağız. Aynen hocam dediği gibi. Alex, işte sen istemedin, yolladık. Dolayısıyla 3 kulvarda gidiyoruz. Başarılısın falan filan. Bir takım sakin ol, bu taraftar falandı filandı. Seni işte şey yapacak. Ben ne dedim burada 4 ay önce? Ayıp Kocaman'a bir istifa duyarsa tribünlerden bırakır. O yapıda bir insan. Ama dönmesi de bu kadar insan, futbolcu arkadaşlar ona gel diyorlarsa, ısrar et diyorlarsa futbolcuları dönmesi gayet de normal. Burada hiçbir ben eksiklikte görmüyorum. Ha şimdi hoca diyor ki 1461'de maçında mesela mağlup oldu veya Elazığ'da mağlup oldu. Bu korkarsan hiçbir şey yapamazsın. Başka takımla çalıştıramazsın. Bunu anladım Sinan. Ha, bir yarın dakika, bir dakika ya. Şimdi dilemem. Ama futbolun içinde var. Gittiler 1461 Trabzon'la beraber kaldılar. Evet. Olası mı? Olası. Olası hocam. Geldiler İstanbul'da Elazığ'da. Yenildin. 0-0 bitti veya 1-0 mağlup tamam. Oldun. Yine 50 bin kişi bağırdı. Kocaman evet. İstifa, Kocaman evet. İstifa. Ben Aykut Kocaman'ın o basın toplantısında ne diyeceğini kestiremiyorum. Artı 2. Çok önemli bir maçta bir oyuncu kendisine faul yapılmasına çok sinirleniyor. Gidiyor rakibine yumruk atıyor 10. dakikada. Örneğin Mehmet Topal bir faule maruz kalıyor. Kalkıyor yumruk atıyor rakibi. Oyundan atılıyor. Doğru. O futbolcuya ceza veremezsin. Çünkü diyecek ki ben de bir anlık öfkeyle, bir anlık duygusallıkla kalktım tekme attım. Tıpkı Aykut Hocam gibi. Bir anlık öfkeyle, bir anlık duygusallıkla istifa etti sonra geri döndü. Şimdi buradan bir şey. Amaç Aykut Hoca'ya zarar vermek değil. Amaç Aziz Yıldırım'a zarar vermek değil. Amaç Fenerbahçe'ye zarar vermek değil. Ama maalesef Fenerbahçe'nin ileri gelenleri yaptıkları davranış, yaptıkları konuşma ve icraatlarla Fenerbahçe marka değerine son yıllarda anormal zararlar verdi. Sen kulüp başkanısın. Ben bunu savunuyorum. Sen kulüp başkanısın. Evet. Fenerbahçe'nin başkanısın. Evet. Ayık Kocaman'ı şu ortamda yollayıp 3 kulvarda gidiyorsun iddiası şu ortamda gidip başka bir yabancı hocanın gelmesi Fenerbahçe'ye fayda sağlar mı? Bir. İkincisi hocam bugün Fenerbahçe'ye çalıştırırsın. Bugün Fenerbahçe'den eğer bana 2 hafta sonra yine bağırırlar. Olumsuz bir maçta tepki koyarlar falandı filandı diye düşünürsen o zaman antrenörlüğü bırakacaksın. Zaten o gücüm yok kendimde diyor. Hayır. Kendisi o anlık bak hocam o anlık bu Fenerbahçe'li Aykut Kocaman olduğu için efsane çok sevilen bir futbolcu olduğu için bu düşünceden yıkılıyor. Kendi taraftan ona bağırması. O bir anlık o. Evet. O anlık. Ondan dolayı bir istifa ediyor. Ondan sonra anlatalım. Sana bir soru soracağım. Niye dönmeyecekti? Bir dakika ya. Bir soru soracağım. Elazığ evet. Maçında yenildi. Ne bağırdılar? İstifa eder bırakmaz. Mi? Bırakmaz. Bu sefer sezon sonuna kadar gidiyor. Bırakırsa evet. O zaman kendi camiasına evet. O bağırmayana, o tribüne gelen veya evet. 50 bin dışında kalan ona bağırmayanlara o zaman ihanet etmiş olur. O zaman bırakamazsın. Sen bana o zaman hoca sor. Bulamazsın. Sen bana demin bir soru sor. Evet. Dedin ki Aziz Yıldırım'sın, Aykut'u hayır. Ama ben Aziz Yıldırım'sam Aykut Alex'i kovmak istediğinde Alex'i göndermez. O büyük zaten sonun başlangıcı o gecedir. Hocam onu da konuşacağız. Sonun başlangıcı o gecedir. O zaman evet. O zaman Aykut'u göndermen gerekecekti. Tabii o zaman gönderdim Aykut'u. Bak sen o zaman dedin ki tabii. İkisi de dedin hatta. Evet. Yollar evet. Ama hocam evet. Öyle kolay değil. Niye? He dediğin zaman bu kulüp. Evet. He dediğin zaman hoca bulmak. Evet. Bulamıyorsun. Evet. Beşiktaş işte. Evet. Sezon başı hoca bulamadı. Sezon evet. Başı bulamadılar hocam. Beşinci hiç düşünmedikleri Samet Hoca'yı aldılar biliyorsun burada. Sinancığım. Yani burada Aykut Hoca'nın dönmesinin kendinde ve Fenerbahçe'nin marka değerinde yarattığı hocam, sıkıntıları söylüyorum. Bir şey olmaz. Nasıl olmaz? Hocam Fenerbahçe'nin markasına bak evet. Bir şey söyleyeyim sana. Aykut Hoca'nın dönmesiyle ne alaka? Hocam Aragones geldi Avrupa şampiyonu hoca geldi çalıştırdı. Marka mı arttı? Yok. Gitti. Yolladı gitti. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon bunlar büyük camialar. Lafım yok. Kulüpler. Lafım bunlar yok. Olduğu yere durulur. Bunların adamlar gitti geldi falan bilmem ne oldu. Şike süreci adı şikeye karıştı. Fenerbahçe dedin daha büyüdü. Taraftarı daha çok kenetlendi. Bunlar onlar değil hocam. Bak buradaki bir realite var. Aykut Kocaman duygusallık yapmıştır. İstifa tek taraflıdır. Ha istifa ederdi. Evine giderdi. Kimse onu bulamazdı. Dönmüyorum derdi biterdi. Ama o da o an bir taraftarına bir sitem gibi tamam o zaman ben de bırakıyorum dedi. Onun yok için, öyle bir hakkı. Burada Fenerbahçeliler. Bak bir şey söyleyeyim mi Sinan? Burada Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'den 150-200 bin lira ayda aylık alan. Fenerbahçe'nin bütün namusunu, şerefini ve saha içi sonuçlarını sırtına yüklenmiş adamın taraftara afra tafma yapma hakkı yoktur.
Hocam taraftar ona bir tepki koyuyorsa, koyabilir, evet. O çocuk da istifa eder. Aa bak tepki nasıl olur. Ona da yönetimi tarafta futbolcuları fail çıkar hocam. Madem bilmiyorlarsa Aykut Beyler öğreteyim tepki nasıl olur. Tepki giderli olur. Taraftara gider yapılmaz hocam. Bir dakika ya, Mourinho yaptı. Mourinho yaptı, ne oldu hocam? Ne oldu? %80 istemiyorlar. Dünya çapında teknik direktörü. O başka, kovarsınız. Öyle deme. Osman Bey, hayır şu var. Mourinho bir gün gelir istifa ettim der gider. Abi ama hocam, o Mourinho Mourinho'dur. Şimdi şu var. Mağlubiyetlerden sonra taraftarın ve Alex'i göndermesinden dolayı Aykut Kocaman'a tepki koyması normaldir. Buna da Aykut Kocaman alınmayacak. Alınsa bile içine atacak. Hocam ben o zaman bir şey söyleyeyim. Yok, istifa yok öyle bir şey. Ertemciğim, bu tamamıyla bu protestonun tamamıyla birikimi Alex'tir. Alex'ten dolayı Aykut Kocaman'a, Fenerbahçe taraftarı ne kadar kötü giderse gitsin Aykut Kocaman'a bağırmaz. Alex kalsaydı. Evet. İddia ediyorum. Alex'ten dolayı bizim çok sevdiğimiz bir oyuncuyu sen yolladın. Al işte, takım da iyi oynamadı. Bu maçta yenildi. Yoksa Fenerbahçe 30 senedir ben bildim bileli ilk defa 3 kulvarda gidiyor. Sinan abi, evet. Şimdi söyleyeceğim şeyler Galatasaray taraftarı açısından önemli. Fatih Terim yıllar öncesinde bir daha Türkiye'de teknik direktörlük yapmayacağım diye ceketimi astım demişti. Ama sonrasındaki açıklama herkesi doyurdu. Taraflı tarafsız herkesi doyurdu. Dedi ki ben Galatasaray camiasına mal olmuş birisiyim. Ben Galatasaraylıyım. Kulübümün ihtiyacı aynen olduğu öyle zaman dönerim dedi. Aynısını Aykut Hoca açısından düşünelim. Ya evet, Fenerbahçe için istifa etmiş olabilir ama Fenerbahçelilik duyguları bakın sonradan kabarmış ve yeniden görevine dönmüş. Bakın bu, böyle düşünemez bu hayır, düşünemezsin. Niye hocam, düşünemeyiz bakın hocam? Galatasaray bir, teknik hocam, senin, kim senin? Dönüyordu hocam, herkes etten kemikten hocam. Şimdi Aykut burada bir saat önce, şimdi bir saat önce ile bir saat sonra bir olmayabilir. Sana taraftar bağırmış. Ailen, çoluğun, çocuğun maça gelmiş. O an bir tepkini koyuyorsun. Ondan sonra kendine ve senin futbolcuların oraya gelmezse, bak senin futbolcuların döndüler yoldan, Merales uçağa giderken köprüden geri dönüyor bilmem ne falan. Yani futbolcuların geliyor dönüyor öyle. Hala o zaman yarım evet diyor. Peki, ertesi şey güne kadar hocam. Sen o zaman şöyle sorayım. Evet. Aykut Kocaman'ın istifa etmesini doğru buluyor musun? Hocam istifa etmesi bak nedir biliyor musun? Ben doğru bulurum. Niye buluyorum? Ben futbolda yaşamış insan olarak söylüyorum. Bulurum. Nedir bu biliyor musun? Bu bir tepkidir. Ha kardeşim ben gittim yarın bir gün Aykut Kocaman'a bu taraftar bağırdığı zaman ya kardeşim ben istifa ettim ama bu kulüp, bu yönetim, bu futbolcular benim geri dönmemi istedi. Evet. Dersin en azından. Evet. Ama ben Aykut Kocaman'ın bir daha içeride bir mağlubiyet veya bir beraberlik, arka arka iki mağlubiyet alsın bu taraftar bağırsa bile istifa edeceğini düşünmüyorum. Sezon sonuna kadar gitmek zorunda çünkü. Gitmezse zaten ihanet etmiş olur Fenerbahçe ve o futbolcu arkadaşlarına. Peki, ben şey ona bakıyorum. Efendim? Yani sen Aykut Kocaman'ın istifa edip geri dönmesiyle Fenerbahçe taraftar nezdinde aa bravo Aykut Hoca ne iyi yaptın dediklerini falan mı düşünüyorsun büyük bir çoğunluğun? Hocam ben büyük bir çoğunluğum. Bu sonuçla alakalıdır. Evet. Kötü sonuçta ben olursa ilk mağlubiyette, tepki gelir. Bak, eğer, bak. Dilemem. Ama ilk mağlubiyette ben o seyircinin ne yapacağını görür gibiyim. Dilemiyorum. Asla böyle bir şey istemiyorum. Doğrudur. Ama yani şiddet Fenerbahçe yok. Kaybeder burada hocam. Nasıl? Aykut Kocaman evine gider. Evet. İstifa eder evine gider. Evet. Bak ben sana söyleyeyim. İstifa eder evine İnanmam gider. Fenerbahçe ki sezonu kaybeder. İnanmam ki. Bak ben de diyorum ki. İnanmam ki ertesi gün dönebilir. Dönmez. Nerede? Ya, bir defa mı olur bu iş? Hocam yok bir daha yok. Nereden biliyorsun? Ya hocam. Yapma hocam o kadar değil. Aynı şey değil. Şimdi bu taraftar bir daha Aykut Kocaman tepki gösterirse Aykut Kocaman zaten bu görevi bırakmaz. Bırakırsa diyorum ya bırakırsa bütün arkadaşlarını satmış olur. Futbolcu ve ona destek olan şu an yönetimleri. Ya sevgili Sinan Konya'da Konya maçından sonra Konya'nın başındayken antrenörü bıraktı. Kasımpaşa maçından sonra içeride bıraktım dediğin televizyon bu bir şey burada da resmen bıraktı. Hocam, tek, ilk mağlubiyet bıraktım derse ben yarın kaçta döneceksin hocam orada de. Konya'da bıraktım dedi bir dakika bıraktım dedikten sonra antrenörü bıraktı. Kim geldi ona futbolcular geldi mi? Aynı hocam bak Fener bir de işte, hocam bir de o olayın duygusal profesyonel bakmak lazım ya Fenerbahçe teknik profesyonel mi bakacağız duygusal mı? Bak iki taraflı da bakmak hangi lazım. İkisine duygusal de bakılır. Bakın beyler. Fenerbahçe teknik direktörüsün hocam. Evet. Bakın Fenerbahçe teknik direktörü olmak isteyen Türkiye'de teknik direktörlük orada şu an Türkiye'de Sinancığım, kaç tane sen Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe teknik direktörlüğü olarak çalışmasını Fenerbahçe'yi bir hizmet veya bir kıyak olarak mı düşünüyorsun? Hocam bak şu ortamda bak. Bedeli çok yüksek olan. Hocam ben bir şey 100 milyarı geçen aylıklarla hocam, Fenerbahçe gibi çok önemli hocam, bir kulüpte antrenörlük yapıyorsun. Kim söyledi Aykut hocam? Aykut Hoca Fener'e falan kıyak yapmıyor. Hocam kimse Fener kimse Aykut Hoca'ya kıyak yaptı hocam, Aykut Hoca'ya getirmek. Şu ortamda karşılıklı. Ne alakası var? Şu ortamda ikisinde birbirine ihtiyacı var. Kimin? Aykut'un da Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Evet. Fenerbahçe'nin de Aykut'un. O zaman niye istifa ettin? Hocam istifa eder bir taraftar sana bağırır bu bir tepkidir. Verirsen sonra yönetimin kabul etmez. Bu gayet normaldir. Bir şirkettesin. Genel müdür veya senin bir üstünde kavga edersin, istifanı yazarsın. Genel müdür gelir der ki, hayır ben senin istifanı kabul etmiyorum dersin. Bu. Bak. Ama burada
Hocam biraz duygusal bak. Ya bak evet. Sen bu işleri biliyorsun. Sen de sporun içinden geldin. Evet. Sana kalkıyor. Futbolcuların geliyor. Yani buna benziyor. Benim şunu yapma hakkım evet. Var mı? Şunu yapma hakkım var. Anladım ben ne söyleyeceğini. Maçın hakemiyim. Evet. Merereş attım. Bana bu hareketleri falan yaptı. Benim çok dokundu. Benim evet. Bir erkeği için dokunulabilecek çok kötü bir hareket. 85. dakika. Tamam. Maçı tatil ettim, girdim. Psikolojim, moralim iyi değil. 5 dakika yönetemem kardeşim. Evet. Ben çok duygusal adamım. Ne diyorsunuz? Aynısın hocam şimdi sen kulüp hocam takımıyla. Hocam aynı şey değil sen birisi. Hocam birisi peki, bize. Hocam, peki. Hocam birisi kulüp fasulye birisi ıspanak hocam ya. Biraz sonra şey söyleyeceğim. Hocam bu camiada bir hakemin bir de maçı anlatan spikerin taraftarı. Hocam bir şey söyleyeyim peki, sana. Ya bir de kolayı var. Bak ben. Halis Özkan ya yarın sabah dedi ki beyler ben bu MHK, bu disiplin kurulu bilmem ne bana tükürüldü şey indi. Evet. Ben bir daha hakemliği yapmayacağım dedi bıraktı. Hiç kimse evet. Umurunda değil hocam. 5 dakika sonra döndü diyorsun. Hayır bıraktı. Tamam. Ertesi gün dedi ki. Yıldırım Demirören, Zekeriya, bütün eş dost geldi. Bütün hakemler geldi. Filan. Evet. Biz de böyle giyindik filan. Tamam. Aman Halis abi hakemliği bırakma dönebilir. Filan dedik. Bir dakika. Ertesi gün döndü. Döndüm mü bitti. Geçmiş. Hocam aynı şey diye. Bak aynı bir şey. Bak hocam bak şimdi bir şey anlatacağım. Şimdi sen de biliyorsun. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Bu dört büyük. Özellikle İstanbul. Yani veya Fenerbahçe, Galatasaray'a ayıralım. Buraların teknik direktörlüğüne gelmek çok zordur. Buradan kimse gitmek istemez gönül. O bir isyandır, bir çıkmıştır, tepkisini vermiştir ama öyle deme. Döndüm bitti diye bir şey yok hocam. Bu futbol işi. Bu iş biliyorsun. Bu koltuk güzeldir. Bir de insanların kıramayacağı insanlar vardır. İnsanların kıramayacağı sözler vardır. Yani onun için Aykut Kocaman'a Aziz Yıldırım dön dediyse Aykut Kocaman dönmek zorundadır. Çünkü Aykut Kocaman'a Aziz Yıldırım büyük jest yapmıştır. Onu sportif direktör yapmıştır. Belki de antrenörlüğü çok iyi durumda değildi. Hatırla Konya, Malatya, Ankara Spor çoğu takımdan da ayrıldı. Çok da iyi bir antrenörlük de geçirmedi son dönemlerde ve ona çok önemli bir şans verdi. Onun için biraz da insanlarda ahdi vefa olur. Bir de ayrıca da bu Fenerbahçe. Yani bu kulüpten de teknik direktöründen ayrılmak. Ayrıca da bir şey söyleyeceğim. Galatasaray sezona başlarken Fatih Terim çok kötü gidiyordu. 4 sene Ertem değil mi şampiyon evet. Olduğu zaman sezon evet. Başlarken Fatih Terim'e ne zaman istifa etmeyi düşünüyorsunuz diye sorular soruluyordu. 4 sene arka arkaya şu an Türkiye'nin 1 numaralı teknik direktörü oldu. O süreçte başladı. Belki Aykut Kocaman buradan Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilir. Bu bir dönüştür. Ve bu buradan şampiyon olduktan sonra da ha o zaman bırakırsın. Ama yine gelme şansın var. Ama bugün Fenerbahçe'den Aykut Kocaman ayrılmış olsaydı Fenerbahçe defterini ömür boyu kapatmış olacaktı hocam. Onun için bir şeydir ama sinirlendi, istifa etti. Niye geri döndü diye falan ben kızmam. Ben daha kötüsünü söyleyeyim. Söyle hocam. Sen en son söylediğin cümleyi söyler misin? Hangisini diyorsun? Hani Fenerbahçe defterini ebediyen kapatırdı. Ebediyen kapatırdı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Gitseydi. Ama şimdi bir şansı var. Ne şansı var? Aykut Kocaman. 150 bir şansı var. Aykut Kocaman Fenerbahçe teknik direktörünün ayrıldıktan sonra bence teknik direktörlük defterini ebediyen kapattı bu kararıyla. Mesela şimdi Fenerbahçe teknik direktörlüğüne bundan sonra neresi yakışır? Milli takım teknik direktörlüğü. Değil mi? Galatasaray olmaz. Beşiktaş çok zor olur. Aykut Hoca için çok zor olur. Denizli için oldu da çünkü Denizli futbol oynamamıştı. Fenerbahçe'de en azından. Bence ben hiç istemezdim Aykut Kocaman'ın hocam, bu hale düşmesi. Aykut Kocaman Fenerbahçeli ama. Hocam bir şey söyleyeyim. Gerçekten olabilir. Fenerbahçe. Hocam Aykut Kocaman ya bak. Galatasaray'ın Fenerbahçe Galatasaray'la Fatih Terim'in Galatasaray'la olduğu kadar Aykut Kocaman'la Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'lı meselesi başka. Hayatta bazı stratejiler vardır. Bakın. Bir hayat bu, yaşam bu. İdealler vardır. Başarılı olmak vardır. Bir takım kıstaslar vardır hayatında. Onun için burada Aykut Kocaman Ocak ayında gitmiş olsaydı bundan sonra antrenörlük yapacağı yer X bir Anadolu takımıydı. Fenerbahçe dönüş çok zor en kötü zamanda. Hele bir de şu kadronun arka ama 3 kulvarda gidiyorsun. 3 kulvarda gidiyorsun. Ona da anlattılar. Bak 3 kulvarda gidiyorsun. Sinirli hareket etme. Haklısın. Taraftar sana bağırdı, üzülmüş olabilirsin. Dön. Biraz da hayatta işini evet. Düşünmesi lazım. Ve dolayısıyla mantık olarak düşündü. Çünkü Aykut Kocaman bu takımı şampiyon yapıp tekrar bir hocalık daha bırakır. 5 sene sonra, 4 sene sonra yine gelme şansı var. Ama bugün bırakıp bir daha gelme şansı yok. Bak Ertuğrul Sağlam. Beşiktaş'a her an dönme olasılığı var hoca olarak. Dönebilir. Burada kötü zamanda gitmedi. Gitti. Adam gibi en güzel zamanda gitti. Gitti Bursa'ya şampiyon dönebilir. Onun için söylüyorum. Burada aynı şekilde Aykut Kocaman
bırakıp gitseydi Fenerbahçe defterini kapat. Ama şimdi bir şansı var. Fenerbahçe'yi şampiyon yapma şansı var, hala devam ediyor. Sinan abi, bütün Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği çok önemli bir şey yok ya. 3 tane transfer ismi. Şimdi bak. Çok önemli. Sinan Engin açıklıyor. İsim bunu olarak söylemiyorum. Olarak isim söylemek istemiyorum. Ayıp olur. İsim verelim ama. Hayır. Birinci isim. Abi. Bakın birinci isim. Her şey Emenike'ye bağlı. Emenike'ye bağlı. Bir. Emenike'yi alırlarsa ama 3 ay kiralık, ama tapusu 50 milyon euro yazılıyor tapus şeyinde, mukavelesinde. Bütün hedef Emenike. Emenike'yi alırlarsa bir stoper, sol bek, Ziegler Beşiktaş'a pahalı geldi, anlaşamadı. Muhtemelen Fenerbahçeli oluyor. Muhtemelen. Reto Ziegler. Muhtemelen Fenerbahçeli %80, oluyor. %90 gibi ama imza muhtemelen. Yani bildik adam, macera aramıyorlar. Andre Santos'la girişim yapıldı, çok pahalı. Dön. Bir Santos'u tane stoper mi istediler tekrar? Andre Santos'la da bir girişim oldu, pahalı. Bir tane stoper. Muhtemelen Yobo Afrika Kupası'na gidiyor ama gitmese de bir tane %100 bir stoper, iyi bir stoper. Emenike olmazsa 10 numara. Alex tipi 10 numaraya diyeceğimiz 10 numara alınacak. Yani bu Atletico'lu, Bilbao'lu, Fernando da olur. Yani başka X bir isim de olabilir. Yani şimdi isim verirsem düşer. İnternet, bilgisayar oralara buralara transfer, ayıp olur. Ama yani Emenike olmazsa 10 numara. Emenike olursa 10 numara alınmayacak. Fenerbahçe'nin. Bir tane stoper, bir de sol bek. Eren her şey olabilir. Şimdi Beşiktaş'a gelelim. Nene transferi. Çok Nene. Özür dilerim. Hı. Sinan abiyi bir toparlayalım. Emenike ile görüşmeler var. Emenike olması için Fenerbahçe yönetimi bastırıyor. Birinci hedef Emenike. Birinci hedef Emenike. Emenike olursa 10 numara yok. Emenike olursa takdirde hücum hattı kapanıyor. Hücum hattını kapatıyor. Stoper alınıyor. Stoper alacak. Yobo çünkü Afrika Kupası'na gidecek ama gitmese bile. Gitmese yine alacaklar. Bir de sol bek Ziegler muhtemelen. Reto Ziegler. Hasan Ali tek başına oranın yükünü zorlanıyor. Dönelim. Olmazsa 10 numara. Emenike olmazsa iyi üst düzey bir 10 numara. Sinan abi, Beşiktaş'ı vermeyelim. Lüçescu'dan sonra Beşiktaş'ı verelim. Beşiktaş'ları biraz daha ekranda tutalım. Tamam. Sevgili seyircilerimize bir kez daha belirtelim. Ekrana geliyordu biraz önce. Emenike ile ilgili girişimler sıcağı sıcağına devam ediyor. Spartak Moskova Kulübü her ne kadar bırakmak istemese de Fenerbahçe yönetimi Emenike'yi almak için, kadrosuna katmak için var gücüyle mücadele ediyor. İkincisi, bir stoper alınacak. Yobo Afrika Kupası'na gitse de gitmese de mutlaka bir stoper alınacak diyor Sinan Engin. Ve Reto Ziegler'le muhtemelen Fenerbahçe anlaşma aşamasında. Çünkü Beşiktaş'a biraz fiyat olarak ağır geldiği konusunda haberler geliyor. Fenerbahçe ile ilgili ama, ayrıntılar bu şekilde. Ama önemli bir isim. Ama yani önemli bir isim. Emenike'de olmazsa 10 numara önemli olacak. Stoper de önemli bir isim. Bu 10 numara Diego olabilir mi Sinan abi? Wolfsburg'lu. Değil. Diego değil. Diego ismi yazılıyor, çiziliyor sürekli olarak ama Diego isminin ne olmadığını belirtelim. Ama Ziegler kesin. Yani evet, Ziegler kesin. Biz yayına girmeden önce de Sinan abiyle sürekli olarak konuşuyoruz. Bunlar birebir gerçekten gazetelere girebilecek sayfalarımız. Ama 10 numara isim falan veremem yani. Önemli olmaz. İsimler. 3-4 isim var çünkü. Bu isimler Sinan Engin söylüyorsa doğrudur. Gerçekten de birebir güvenilir isimlerden gelen haberler. Sinan Engin'in açıkladığı haberler. Düşünsene sen şimdi ön tarafta Fenerbahçe'nin hocam. Emenike ile Sov ikili. Düşünebiliyor musun? İkisi de gezen falan. Müthiş. Müthiş yani ikili. Emenike transferi. Emenike, o zaman sistem Emenike için Rus takımına ne verdi sana? Rus takımı sana? Efendim? Emenike iyi almak için Moskova takımı sana ne verdi bonservis? 9 milyon. Onu rica edeyim, verir. Onun üzerine bir parayı alayım vereyim diyecek. Değil Emenike çok başarılı oluyor Moskova'da. Hafızam. 50 milyon yazılı hocam. Tamam, ben anladım. Şu yol deniliyor. Evet. Gerekirse 4 ay kiralama. Evet. Yani sezon sonuna kadar. Çünkü malıyla satmayı düşünmüyorlar. Sinan, Mart'ta Rus Ligi başlıyor. Efendim? Mart'ta Rus Ligi başlıyor. Oynatmıyorlar zaten. Birinci adam şu an oynatmıyorlar. Oynatmıyor teknik direktör onu. Nerede oynatmıyor? Emenike oynatmıyor. Oynuyor canım. Devamlı oynamıyor. Bazen oyuna giriyor. Spartak Moskova Kulübü'nün bırakmak istemediği yönünde haberler var. Sinan Engin de onu söylüyor zaten. Emenike zaten kabul ediyor Fenerbahçe'ye gelmeyi. Arkadaşlarım uyarıyorlar. Kulüp çözüyorlar. Ama kulüp konusunda, Spartak Moskova konusunda sıkıntı var. Portekiz'e ya gittiler
ya da gidecekler. Portekiz'de kampı, şu an Portekiz'de. He, takım kampı kampta. Spartak Moskova Portekiz'i yapıyor. Şunu da belirtelim. Sinan Engin 10 numarayı Llorente için söylemedi. Emenike olmazsa Llorente konusunda da girişimler olabilir ama Juventus'un da ısrarcı olduğunu belirtelim. Athletic Bilbao'dan ayrılma konusunda biraz Arda da her an Arsenal'li olabilir. Llorente. Evet. Arda da her an Arsenal'li olabilir. Arda'nın Arsenal'la anlaştığını, evet, bunu son dakika olarak da verebiliriz. Arda Arsenal'la anlaştı. Ancak Atletico Madrid yönetiminin bu konuda Arsenal'la bir görüşmesi var. Birkaç gün öncesinde gelen haberler bu yönde. Arda Atletico Madrid kulübünden ayrılmak istiyor. Arsenal kulübüyle her konuda istiyor, anlaştı. Premier Lig'de oynamak istiyor. Premier Lig isteğini belirtelim. Var. Şunu açıkça bir söyleyeyim. Sevgili seyirciler, şunu açıkça da belirtebiliriz. Arda Arsenal kulübüyle anlaştı. Arsenal kulübüyle anlaştı. Premier Lig'de oynamak açık istiyor. Bir şekilde belirtelim. Yalansa bağlanabilirler taraflar ama anlamadım, net bir şekilde belirtelim kırmızı kalemle. Evet. Neyi hocam tuhaf? Birisinin nikahlı futbolcusu. Hocam başka bir kulüple nasıl hocam anlaşılıyor? Hocam sen prensipte anlaşı bak. Hocam sen önce adam gidiyor, tamam, futbolcuyla konuşuyor. Diyor ki bize gelir misin diyor, soruyor. Tamam okey diyor. Şimdi kulübüne teklif yapacak. Kulübüne teklifini yapacak. Kulübü derse ki 20 milyon, 25 milyon. Aa pahalı. Aldım bitti. Peki. O kadar. Evet peki geçelim o zaman Lucescu'ya, eski dosta. Sana mesajı var Ahmet abi. Lucescu'nun bir mesajı var. Sinan abiye de aynı şekilde iki eski dostu. Sevgili seyirciler Michel Lucescu, Razvan Rant eski diyorum. Allah mı söyledi acaba? Shakhtar Donetsk'in oyuncusu, bildiğiniz gibi dünyanın en iyi beklerinden birisi, hücumcu beklerinden birisi. Ofansif ve defansif yönü çok etkili olan bir futbolcu. Ve gerçekten de Beşiktaş'ın birkaç gündür ısrarla istediğini biliyoruz. Birçok isim yazıldı. Lucescu'yu aramakta bize düştü. Acaba Razvan Rant Beşiktaş'a gelecek mi? Mircea Lucescu'nun Beyaz TV'ye, Beyaz Futbol'a arkadaşımız Onur Yıldız'a birebir yapmış olduğu açıklamalar var. Hep beraber eski dostun Beyaz TV'ye yapmış olduğu açıklamaları izleyelim. Fenerbahçe'yle de ilgili söyledikleri var. Görüştü mü, görüşmedi mi? Çok özür dilerim. Lucescu'yu bekletelim. Erdem Konyer. Evet şu anda telefon attığımız Emenike'nin menajeri, arkadaşlarım son dakika olarak veriyorlar. Evet. Sıcağı sıcağına birazdan Lucescu'yu ekranlarınıza getireceğiz. Ama Erdem Konyar'ın söyleyecekleri vardır mutlaka. Spartak Moskova'da oynayan Emenike'nin menajeri sevgili seyirciler. En sıcak haberler kendisinde. Merhabalar sevgili Erdem, iyi akşamlar, iyi geceler diyorum. Çok teşekkür ederim bizleri kırmadın arkadaşlarımızı. Emenike ile ilgili olarak en sıcak haberler sizde. Hemen sonda soracağım soruyu başta sorayım. Emenike Fenerbahçe'ye gelecek mi? Öncelikle merhabalar herkese, iyi geceler. İyi geceler Erdem. Şimdi Emenike sonuçta Spartak Moskova'da mutlu. Ama tabii ki kulüpler anlaşırsa Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Ama kalmada da sıcak bakıyor. Çünkü o çok mutlu. Bir de Karpin şimdi teknik direktör orada. Kendisini çok seviyor. Eski teknik direktör gitti. Ve onu bir numaralı forvet görüyorlar. Yani kiralık imkanı zannetmem olsun. Ama evet, bonservisi çok yüksek diye belki bir kiralama yöntemine girebilirler. Çünkü bonservisinde 50 milyon yazıyor galiba değil mi Erdem? Tabii. 50, bu yazda 50 milyon euro oldu. Onu olmaz o. Muhtemelen eğer bir yolunu bulunursa ilişkiler o, eğer kiralama yöntemini. Çünkü Fenerbahçe birinci hedefinde o var. Yani onu halledecekler ama olabilir de olmazsa da tabii ondan sonra başka yere yönelecekler. Ama şu an Emenike transferini çok istiyor Fenerbahçe. Tabii ki ama yani kiralama diye bir şey zannetmem olsun. Çünkü bir topçuyu kiralıyorsan düşünmüyorsun demektir diye düşünürüm. Ama şimdi 50 milyon da 50 milyon da Emenike'ye de nasıl vereceksin 9 milyon? Yok ama sonuçta bir çıkış bedeli. Yani şimdi örnek diyelim Higuain'in mukavelesine 150 milyon euro yazıyor. Ama bu, evet, yani bu bir bedeldir. Hem mukavelede yazıyor bunu Rusya'da. Ve bu federasyonun talimatlarına göre Rusya Federasyonu o yüzden bunu yazıyor. Emenike biraz önce gerçi söylediniz sıcak bakıyor ama dediniz de Emenike'nin elinde bir fırsat olsa hani hep haberler yazıldı çizildi dönmek istemiyor bir daha Türkiye'nin kapısından girmez diye, bu haberler doğru mu? Gerçekten Fenerbahçe'yi istiyor mu? Bunlar çok önemli bilgiler, bir bilgi kirliliği var ortada. Bizleri açık ve net olarak aydınlatır mısınız? Tabii ki yani şimdi Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye olmasaydı Emenike olmaz. Bu bir gerçek. Yani evet. Karabükspor'da 30 gol attı ve Türkiye'yi çok seviyor. Sonuçta ben de Türk'üm. Ben de Türk'tür.
Ama Fenerbahçe'yi istiyor mu? Fenerbahçe büyük bir parçasıdır kalbinde. Ama tabii ki Spartak Moskova yani çok iyi bir ortam. Aynı zamanda Karpin'i çok seviyor. O da bir ailesi oldu. Yani aman gideyim transfer dilekçesi vereyim, ayrılmak istiyorum diye. Sevgili Erdem ama Karpin'in elini öpmedi. Aykut Hoca'nın sonunda elini öpecek kadar çok sevdiği bir oyuncu, bir hoca. Aykut Hoca'yı herhalde daha fazla tercih eder Karpin'e. Yanılıyor muyum? Şimdi bunu cevaplamak yanlış olur diye düşünüyorum. Çünkü Aykut Hoca bir iki ay geçirdi. Tabii ki çok seviyor, baba diyor. Ama Karpin'le de yaklaşık bir buçuk sene beraber çalışıyor ve birbirlerini çok seviyor. Bizim Türk kültürümüzde el öpme var. Erdem, Emenike'nin bonservisinde başka bir kimsenin hakkı var mı? Sadece Spartak'ın malı mı? Yok, sadece Spartak Moskova'nın malı. Hani hiçbir yöneticinin onun üzerinde istisi yok, hani şey yok. Tabii ki. Yok değil mi? Evet. Tabii. Yani %100 Spartak Moskova'nın malı. Anladım, tamam. Peki. Görüşme aşaması ne durumda? Fenerbahçe yönetimi Spartak Moskova ile görüştü mü? Ya bilmez bizim Erdem bilmez onu. Tabii ki ben Spartak yönetime çok soru sormadım. Biz her gün iletişimdeyiz. Onların maddeli ki bir şey olursa biz size haber vereceğiz. Emenike'de yani sonuçta Afrika Kupası için hazırlanıyor şu an. Yani bir şey olursa tabii ki düşüneceğiz ama çok buna da takılmak istemiyor. Çünkü Afrika Kupası var. Olmazsa da psikolojik olarak etkilenmek istemiyor. Emenike'nin bonservisi şu anda kimin elinde sevgili Erdem? Moskova'nın. Spartak Moskova'nın. Spartak Moskova'nın. Tabii ki. Tamamı mı? Tamamı mı? Tabii ki. Tamamı mı? Okey. Peki Emenike şu anda Portekiz'de. Aynen, yani bugün gittiler, bugün akşam vardılar. Daha etibar duramadım, yarın konuşacağım. İnşallah kendisi de açıklama yapmak istiyor bu konularda. Geçen hafta özel muhabire Mustafa Bey ile konuşmuştu. Yine inşallah konuşur diye düşünüyorum. Peki. En son kendisiyle konuştuğunuzda, görüştüğünüzde Fenerbahçe ile ilgili neler söyledi? Ya Fenerbahçe'yi çok seviyor sonuçta. Yani kendisi yani bir parçası. Tabii ki o yine orada oynamak istiyor bir gün. Ama sonuçta Spartak Moskova'yı seviyor. Yani bu Spartak Moskova sayesinde kendi performansıyla beraber Şampiyon Ligi'de oynadı. O yüzden yani buradan ayrılmak yani transfer direktörü vereyim gitmek diye bir niyetim yok. Ama tabii ki kulüpler anlaşıyorsa bakıyor tabii ki. Çünkü Türkiye'yi seviyor ve Fenerbahçe'yi çok seviyor Aykut Hoca'yı da. Türkiye'den başka bir kulüpten teklif aldınız mı? Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ya da başka bir kulüpten? Hayır, herhangi bir teklif almadık. Peki devrede Avrupa'dan başka bir kulüp var mı? Şu an ben Premier League takımlarla görüştüm ama Afrika Kupa'da oynaması piyasasını öldürüyor genelde. İngilizler ona sıcak bakmıyor. Afrika Kupa'da oynayan oyuncular. Bir de bonservis yüksek olduğu için 3-4 kulüp ancak alabiliyor. Onlar da Afrika Kupa'da oynayan oyunculara sıcak bakmıyor. Premier Lig'den hangi kulüple görüştünüz? Ya örnek şimdi Liverpool, Aston Villa gibi takım. Yani menajer aracılığıyla görüştüm. Ama tabii ki onlar takibi aldı. Anladım. Çok çok teşekkür ediyorum. Peki sizin ihtimaliniz son olarak ikinci yarıda oynama ihtimali nedir? Fenerbahçe'de. Ama çok vallahi net bir cevap lütfen. Sizden rica ediyorum bunu. Zor mu? Çünkü Fenerbahçeli taraftarların gerçekten şu anda hayallerini süsleyen bir isim. Vereceğiniz mesaj çok önemli. Gazetelerde yalan yanlış haberler yapılacağına ya da bizlerin burada yalan yanlış şeyler söyleyeceğimize burada bir nokta koyun lütfen. Emenike Fenerbahçe'ye girecek mi? Vereceğiniz cevap çok önemli. Tek bu olabilir. İki yönetime bağlı bir şey. Peki. Tek cevabım bu olabilir maalesef. Peki, evet. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri aydınlattınız sevgili Erdem çok Konya. Çok ederim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi geceler diliyoruz. Ertem gelirse evet, çok iyi. Elinizden farklı bir şey olmaz. Gelirse Fenerbahçe müthiş bir hücum hattı oluşturur. Yani Sol'la beraber tamamıyla takımın temposu artar, hızı artar. Yani Fenerbahçe aynı tip oyunculardan kurulu bir takım diyoruz, yavaş bir takım diyoruz. Takımı hızlandırır, süratini arttırır takımın. Müthiş bir katkı sağlar Fenerbahçe bu transferi yaparsa. Peki o zaman Lucescu röportajımıza gidelim sevgili seyirciler. Araya bir telefon almak zorunda kaldık. İşte Shakhtar Donetsk teknik direktörü Lucescu'nun gerek Razvan Rahat, Beşiktaş'ın gündeminde olan futbolcu, gerekse diğer konularla ilgili olarak Beyaz Sivi'ye yapmış olduğu açıklamalar.
Mirza Lucescu'dan beyaz futbola dobra açıklamalar. Bir anda yeniden Türkiye'nin gündemine gelen Rumen teknik adama öncelikle Beşiktaş'ın istediği Shakhtarlı sol bek Razvan Rat'ı sorduk. We heard that Beşiktaş wants your player from Shakhtar, Razvan Rat. Do you have any information about it? Yes. First of all, he has the contract till June. Now it's impossible. Don't you want to send him to Beşiktaş? Now it's impossible. But he'll be free in the end of May or June. So there are just 6 months to the end of the contract, you say. But what if the clubs make an agreement? What if Beşiktaş insists on buying him from you? Would you like to let him to go to Beşiktaş? I want to tell you only this, very clear. Mm-hmm. He has the contract till end of June or till end of May when he finishes the championship. Mm-hmm. Then he cannot be free now because we have to play Champions League. Okay, but I don't think that will be possible. Ve gelelim bir başka merak edilen konuya. Mircea Lucescu devre arasında Fenerbahçe'den teklif aldı mı? There are some news in the newspapers about you that Fenerbahçe is in contact, in touch with you. Is there any offer from Fenerbahçe? It is not true. I didn't speak with nobody from Fenerbahce. So you didn't talk to anyone from Fenerbahce? No. I said anyone. No. But you know, somebody wrote about it, but it is not true. What if Fenerbahce makes a good offer to you? Would you like to come back to Turkey? I am the coach of the Shakhtar Donetsk. I'm continued to work with Shakhtar Donetsk. Lucescu'ya Galatasaray'ın Schalke karşısındaki tur şansını sorduk. Rumen teknik adam Galatasaraylıları umutlandıracak bir yanıt verdi. First of all, I want to thank you very much about talking very clearly, Mr. Lucescu. What do you think about Galatasaray performance in Champions League this season? You know they are in top 16 and you are in top 16 too. I think it's very good. It's a very good draw. It's a favor of Galatasaray. I think that in this moment Galatasaray is better than Schalke, and they Galatasaray can qualify. I'm sure. Okay. Do you remember Ahmet Çakar? He was a former referee. Yes, I remember. He is our commentator now. What do you want to say about him? Do you have a message to him? I know that you made an argument with him in past times. I don't want to remember what was happening. We lost our championship, yeah. Sinan Engin is also our commentator in TV show. Do you have a message to him? My best regards to him. So you are okay with Sinan Engin? No problem between him and him? No, I have not at all problem. Not at all problem. Life, football life. Can be sometimes some misunderstanding, something like this, but not nothing. Do you miss something from Turkey? I like very much Turkey. I like very much football, Turkish football. I like very much Istanbul and the people there and the street and everywhere. I read the last book wrote by Pamuk. Are you following Turkish league? If you have a chance to make a transfer, who would you like to buy from Turkish teams? I can't see the championship. I can't. I have no information about Turkish football. So you are very polite as always. Thanks for answering my questions. I wish you best luck, best regards. Thank you very much. Good New Year. So happy New Year, happy New Year for you too, Mr. Lucescu. Thank you very much. Evet, Lucescu'nun açıklamaları bu şekilde. Toparlayalım bir Razvan Rat'ı bırakmıyorum diyor. 6 aylık kontratı var. Evet, Beşiktaş'tan teklif aldığını
doğruluyor sevgili seyirciler. Bugün yaklaşık 1-2 saat öncesinde de bazı internet sitelerinde Beşiktaş'la anlaştığı yönde haberler vardı. Böylelikle Lucescu'nun kendi ağzından bu haberlerin doğru olmadığı ortaya çıkmış oldu. Bu birincisi. İkincisi Razvan Rat'ı bırakmayacağını söylüyor. Fenerbahçe ile görüşmediğini ve teklif almadığını. Üçüncüsü de Galatasaray'ın Schalke'yi eleyebileceğini söylüyor. Ve dostlarına da mesajları var. Sinan Engin ve Ahmet Çakar'a. Aynen, benden de. Neler söyleyeceksiniz? Hocanın yeni yılı kutlu olsun. Yalnız iyi gördüm. Gençleşmiş hocam ha. Evet. Burada kendine iyi bakmış bayağı. Yani evet. Hiç değişmemiş. Seneler geçti. Biz yaşlandık. Aklı burada. Onun hep bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bir gün ama onun aklı nerede biliyor musun? Galatasaray'da. Niye Galatasaray'da? Niye? Bir gün gönderdiler diye. Galatasaray'dan gönderdi. Çok inatçı bir adam. Çok inat. Yediremiyor onu. Şimdi bir gün Ali Sami Yen'den maçtan çıktık. Seyirci tabii çıkmış. Stat boş oluyor. Merdivenlerden çıkıyorsun ya. Çıktığın zaman hani kapı tribün görüyorsun. Yani şeyi tribünlerin arkasından tellerin oradan sahayı görüyorsun. Biz de o hoca önden çıktı. Ben de boş sahaya bakıyor böyle hocam biliyor musun? Arkadan hocaya baktım. Boş sahaya bakıyor böyle bomboş bakıyor. Onda hep Galatasaray var. Hiç başka arası. Bir takım. İlk göz ağrısı. Hiç başka takım ya. Değil hocam. Onun bir de seviyor Galatasaray'ı. Fransız ekolü falan. Fransızcayı, Fransız şeyini falan. Fransızca konuşmayı falan. Mesela çok seviyor. Onun için onun tek aklı Galatasaray kulübünde. Bir daha dönerse Türkiye'de muhtemelen hani bilmiyorum tabii de ama Galatasaray'a döner. Bana göre Lucescu bir daha Türkiye'ye dönerse Fenerbahçe'ye gelir. Fenerbahçe'ye. Ben olsam onun yerine Fenerbahçe. Çünkü niye? Hem Beşiktaş'ı hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış bir yabancı teknik. O ayrı da. Tarihe geçmiş. Ama onun gönlü Galatasaray'ı sevdiği doğru. Onun gönlü ama tabii bu belli olmaz. Yarın bir gün Yıldırım Demirören Beşiktaş'ın başkanı olur getirir. Yani belli olmaz o hiç. Yani. Buna inanarak söylüyorsun. Her şey olur hocam bu futbolda. Doğru. Türkiye. Bu dünyada, bu ülkede her şey olur. Şurada Fikret Orman'ın açıklamaları varmış galiba. Fikret Orman'ın açıklamaları var. Evet, peki şunu söyleyeceğim. Öncelikli olarak Fikret Orman'a geçmeden önce Ahmet Hocam. Yıldırım Demirören deyince. Mesajları var. Bana mesajı yok şimdi. Bana ne mesajı olacak? İyi dileklerini kapatalım diyor işte. İyi dileklerini söylüyor. Kırılır mısınız Lucescu? Yok canım, ben kimseye kırılmam sevgili kardeşim. Ben öyle niye kırılacağım diye. O zaman konuyu kapatıyorum ve geçiyoruz. Evet. Kime geçiyoruz? Fikret Orman'a. Evet. Geçmeden önce. Beşiktaş'ın transferlerini Fikret Orman'dan sorayım. Sayın Başkan'dan sorayım. Bir seyredelim ondan sonra. Bir seyredelim. Sayın Başkan'la Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la Antalya'da görüşük Devrim Zengi röportajı gerçekleştiren arkadaşımız. Bakalım Sayın Başkan neler söyledi ama içinden bir cümle var ki çok ama çok önemli. Sayın Yıldırım Demirören'le ilgili olarak hep beraber bir izleyelim. Sonrasında Sinan Engin Beşiktaş'ın transferleriyle ilgili detayları anlatacak. Elde edilmiş bir bana göre bir başarı yok. Çünkü başarı Beşiktaş'ta sezon sonu değerlendirecek şeydir. Geldiğimiz nokta bizim planlayarak ve her adımında emek dökerek geldiğimiz bir nokta. Beşiktaş'taki kulübünden beklentiler bu sene itibariyle az olduğu için bizim şu anda durduğumuz noktayı başarı olarak gözükmektedir. Bizim kriteryalarımızda başarı şampiyonluktur. Onun için de çok kendimizi başarılı olarak görmüyorum. İyi bir yolda gidiyoruz. İyi bir ekibimiz var. Parasını verip stada gelen, televizyonunu açıp maçımızı seyreden her insan bizim maçımızdan keyif alıyor. Verdiği parayı helal ettiğini düşünüyorum. Bu bizim için en önemli kazanç. İnanılmaz mücadele eden bir takımımız var. Bizim arzu ettiğimiz Beşiktaş'ın gerçek değeri olan kolej takımı havasında bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Orada da tam işin başındayız. Daha önümüzde çok yağmurlu, karlı, önümüz kış. Antalya'da olsak bile günler olacaktır. Birlik, beraberlik içerisinde mücadele ederek dürüst, namuslu birer yönetici olarak elimizden geleni yapacağız ve inşallah hedeflediklerimize daha sonuçsal olarak kavuşacağımıza inanıyorum. Şampiyonluk tabii ki Beşiktaş'ta telaffuz edilmesi çok normal olan bir şey. Beşiktaş Türkiye'de önemli şampiyonluklara imza atmış. Çok köklü bir kulüp. Çok normal olarak görüyorum. Ama kimsenin de bizim de özellikle bizim kendi yönetimimiz ve bu işin içinde olan insanlar olarak çok havalara girmememiz gerektiğini, daha
maratonun yarısında olduğumuzu, önümüzde daha 50 kilometrelik bir koşuysa bu, 25. kilometrede olduğumuzu, finalde ipi göğüslemek gerektiğimizi, daha yolun daha çok işimiz olduğunu söylemek gerekiyor. Size göre Yıldırım Demirören Beşiktaş için kötülük mü yaptı, iyilik mi yaptı? Bu benim karar vereceğim bir şey değil. O Türk spor kamuoyunun, Beşiktaşların karar verebileceği bir şey. Ben Yıldırım Demirören'le Futbol Federasyonu Başkanı olduğu için, aynı zamanda bizim kişisel dostluklarımız da vardır. Çok sık olmasa bile konuştuğumuz oluyor. Olacaktır da, bu da çok normaldir. Ama Yıldırım Demirören'i değerlendirmek benim işim değil. O basının, Beşiktaş spor camiasının değerlendireceği bir şeydir. Ödemesi konusunda Yıldırım Bey'in ödemesi alacak mı? Yani o para Yıldırım Bey talep edecek mi sizden? Bununla ilgili bir görüşmeniz oldu mu Sayın Başkanım? Aynı şekilde Serdar Adalı'da. Şu ana kadar Yıldırım Bey'in alacakları zaten senete bağlanmış ve elinde olan evraklar var. Zaten alacaklı durumda. Kendisine de ifade ettiğim gibi bunu Beşiktaş'a bağışlaması lazım. Yıldırım Demirören'den de Beşiktaş'ın bir toplumsal bir uzlaşı yapması gerektiğine inanıyorum. Bu hem Beşiktaş'ın hayrına hem de Yıldırım Demirören'in hayrına olduğuna inanıyorum. Serdar Adalı zaten hiçbir zaman bağışlayacağını ifade etmedi. Ondan da Beşiktaş kulübü olarak öyle bir beklentimiz yok. Ben Zekeriya abi yaklaşık 10 yaşımdan beri tanırım. MHK başkanı olduğu günden bugüne kadar veya benim kulüp başkanı olduğum günden bugüne kadar bir tane telefon konuşmamız olmamıştır. Ne bir talebim olmuştur, ne bir ifadem olmuştur. Onun orada olmasından şöyle bir rahatlık duyuyorum. Çünkü tanıdığım için, çok dürüst, namuslu, etki altında kalmayacak bir adam olduğu için de ben memnunum MHK. Evet, hakem hataları olduğunu kabul ediyorum. Ama bunların hiçbirisinde art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bu sporun içerisinde olan şey, art niyetli olmadığı sürece benim açımdan çok bir problem olarak görmüyorum. Konuşulan Meireles 12 maç ceza aldı. Siz de görüntüleri izlemişsinizdir. Size göre tükürdüm yani, gördüğünüz ne? İzlemedim. Görsem de bir ifadede bulunmam. Benim dost camiamın işidir o. Ben o konuda beni ilgilendiren bir konu değildir. Yalnız bir tek şey söyleyebilirim. Bu gibi profesyonel oyuncuların da kendi yaptığı hareketleri, bu kadar milyon milyonlar, bu benim takımımda oynayanlar için de geçerli, biraz çeki düzen almaları lazım. Bir olayı sadece hakeme yıkmayı da çok doğru bulmuyorum. Q7 konusunda sizce doğru mu karar verdiniz, yoksa hata yaptığınızı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Doğru karar verdiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'ta onu seven insanların üzüldüğü için ben de üzülüyorum. Ama bizim işimiz kendi doğru bildiklerimizi yapmak. Bazı zaman sempatik olmasa da yapmamız gerektiği şeyleri yapıyoruz. Beşiktaş'la Bursa arasındaki husumet bitecek mi artık? Ya ben Bursa'ya gideceğim. Tabii Bursa'da benim derneğim var. Bursa Beşiktaşlar Derneği var. Onlarla beraber bir yemek yiyeceğim. Ama bir gün öncesinde gideceğim. Bursa'da da çok arkadaşım var benim. Çok dostum var. Bu tribünlerdeki gibi değildir bu sporun öbür tarafı. Biz çok iyi dostluklarımız vardır. Bursa camiası içerisinde mesela eski başkan Levent Kızıl benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesidir. Bunun gibi eski yöneticileri, çok sevdiğim insanlar var. Çok doğru bulmuyorum Beşiktaş'ta Bursa'nın bu noktaya gelmesini. Artık bu işin de kabak tadı verdiğini, Beşiktaş gibi bir camiaya, Bursa gibi bir camiaya, şampiyonlukları yaşamış camialara bu durumlara gelmesini doğru bulmuyorum. Artık bu işin bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş olarak da biz elimizden gelen desteği kendi çizgimizden sapmamak kaydıyla atmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özellikle sizin tarzınızı Sayın Süleyman Seba'ya, efsane başkan Süleyman Seba'ya benzetiliyor. Sizi Ümraniye'de de görmüyoruz. Bunun özel bir nedeni var mı? Estağfurullah. Süleyman abinin biz keşke tırnağı alabilsek. Yani Süleyman abi bizim
gerçekten çok önemli bir büyüğümüzdür. Herkes işini yapması lazım. Orada bir futbol komitesi var. Futbol komitesinin başkanı var. Futbol A takımından sorumlu Ahmet Kavalcı kardeşimiz var. Deniz Bey var, transferlere bakan. Onlar o işleri yapıyorlar. Ben orada olduğum sürece futbolcular çok zekidir, çok akıllıdırlar. Direkt olarak benimle temasa başlarlar. Başkanla futbolcuların çok temas etmesini doğru bulmam. Ağırlıkları kalmaz. Benim sistemim böyle, yönetim sistemim böyle. Ben takımın kamp yaptığı yerlerde kalmam. Takımın deplasmandaki otellerinde kalmam. Yöneticilerimi de kaldırmam. Sadece futbol komitesi kalır. Bizim sistemimiz böyle. Sizin özel hayatınız gündeme geldi. Bundan rahatsızlık duydunuz mu? Çok duyuyorum. Yani çok ayıp olarak görüyorum. Çünkü bize vurabilecekleri artık bir nokta kalmayıp benim şahsım üzerinden Beşiktaş'a zedelenmeye çalışılıyor. Çok rahatsız oluyorum. Allah ıslah etsin diyorum. Ahmet Bey, ben çok eski tanırım, hep söylüyorum. Ahmet Bey'in babası bizim divan kurulu üyemiz. Allah rahmet etsin, Mustafa Çakar. Ahmet Bey'de çok eski dostumuz var. Arada bir kırgınlıklarımız oluyor ama biz bir aileyiz ve bir aile içerisinde yaşamak zorunda olan insanlarız. O nezaket içerisinde olduğu sürece Ahmet Bey de bizim sevdiğimiz bir spor adamıdır. Benim şahsi kimseyle bir problemim olmaz. Benim tek derdim Beşiktaş'tır. Rüştü konusundan dolayı mı kırgınsın Sayın Başkanım? Tabii ki, yani oralarda kullanılan ifadelerin hem benim şahsıma hem de Sayın Ahmet Çakar'ın ifadelerine yakışmadığını düşünüyorum. Ben her konuda doğru yaptığımı söylemiyorum zaten. Hata da yapabiliriz ama verilen cevapların şahsiyetlere indirgendiği zaman şahsiyetlere yönelik cevap veririz. Bu işler büyür. Ben yine söylüyorum, belirli bir nezaket içerisinde bu işi götürmeye çalışıyorum. Takım dengemizi bozmadan mali kriterlerimize uyacak, bizim ahlak yapımıza uyacak oyuncularla sözleşmeler yapmaya çalışıyoruz. İlla yapacak diye bir şartımız yok. Olur ise bizim şartlarımızla olmasına gayret ediyoruz. Arkadaşlarımız hepsi uğraşıyorlar. Daha işte geçenlerde bir genç bir arkadaşımızı kazandırdık. Bunun gibi hem genç hem de direkt takıma katkı sağlayacak görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah sonucu geldiği zaman kamuoyu duyar. Sayın Fikret Orman'a, Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Orman'a çok teşekkür ediyoruz bizleri kırmadığı için. Ahmet Hocam, yorumunuzu alalım. Tabii şu anda Sayın çok güçlü. Şu anda çok mutlu. Takım beklentilerin çok üzerinde bir puan aldı. Mali tabloya baktığım vakit nispeten çok fazla açılmadan ucuz ve faydalı oyuncularla bir yere geldiler. Buradan da kendine pay biçmesi çok doğal. Bundan da mutlu olması çok çok doğal. Evet. Bu olay bu. Beşiktaş'la ilgili devam edeceğiz. Sinan abinin yorumlarına geçeceğim ama Gökhan'ın Gökhan Süzen, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Gökhan Süzen'le bu akşam bir teleröportaj gerçekleştirdik kendisiyle. Bir bakalım neler söylemiş Beşiktaşlı taraftarların çok ama çok merak ettiği bir isim. İşte Beyaz TV'ye, Beyaz Futbol'a yaptığı çok önemli açıklamalar. Transfer hakkında konuşmuyorum. Menajerim konuşuyor. Zamanlar çok konuştum. Çok da konuşulmasını istemiyorum. Şimdi gelişme açısından bir gelişme yok. Zaten şu an basında yazılanların hepsi doğru yani. Görüşmeler devam ediyor. İki taraftan da. Beşiktaş istemeye devam ediyor. Öyle de önceki şeyi vermemek yani. Ama ne olur bilmiyorum bundan sonrasını. Yani. Bildiğim kadarıyla da Beşiktaşlısın sen. Ya yok, onlara şimdi cevap vermiyorum. Ben. Boş verin yani. 15 gün içinde belli olur, hepsini görürsünüz zaten. Samet Hoca ısrarla seni istiyor ama bilgin var mı onunla ilgili? Valla bilgim var, evet. Var. Yazılanlar, çizenler de var. Menajerimle de görüşülüyor sürekli. Var yani. Yani her oyuncu gibi benim de vardır tabii. Ailen ne diyor bu konuda? Benim bana bırakmış durumda. Bunlar benim kararım her zaman saygımdır yani. Bana bıraktılar yani kararı. Yine ben vereceğim son kararı. Neden peki Gökhan Beşiktaş? Diğer, çünkü diğer kulüpler de olabilir. Menajerimle görüşüm valla.
Evet, gazetedeki haberlerin doğru olduğunu, yani Beşiktaş'la ilgili görüşmelerin doğru olduğunu ve 15 gün içerisinde bu işin netleşeceğini söylüyor. Gökhan'la ilgili bilgileriniz yorumunuz. Ertem'cim, bu transfer işi her şeye gebe. 8-10 tane oyuncu vardır. Yazılır. Hepsine girişim yaparsın. Hangisini hallediyorsan. Bu budur. Yabancılardan hani mesela Nene dedik değil mi Nene? Nene ile Beşiktaş anlaşmıştı kendisi. Evet. Ama Nene 1,5 milyon euro da arttırdı. Ve Beşiktaş bu transfer. Nene ile anlaşılmıştı. Nene de 2,5 milyonluk bir bonservis ücretinden 4'e çıkardılar. Yükseldi para ve Beşiktaş bundan vazgeçti. Nene'den. Nene işi bitmişti. Ha şu anlık vazgeçti. Bunu bilemezsin. Yine olabilir. Bakarsın 2 hafta sonra tekrar gündeme gelebilir. 1 hafta sonra. Onun için Gökhan var, başka oyuncular da var. Ama dediğim gibi Beşiktaş şu an doğru yolda. İyi yolda. Ama Beşiktaş'ın şu an kadrosu böyle ucuz bir kadro falan da değil. Değil. Beşiktaş'ın kadrosu öyle fedalık bir de kadro değil. Beşiktaş'ın kadrosu bayağı iyi maaş ödenen bir kadro yani. Kötü bir kadrosu yok Beşiktaş'ın. Yine söylüyorum. Beşiktaş yönetimi şu an iyi şeyler yapıyor. İyi gidiyor. Kötü yapılan bir şey yok. Evet. Uğraşıyor. Futbol komitesi var. Uğraşıyor. Ama yalnız bazen internetlerde falan okuyorum mesela Tamer Kıran'ın bir taraftarla falan şeyi var. Bu insanlar ceplerinden, vakitlerinden para harcıyorlar, zamanlarını harcıyorlar Beşiktaş'ta. Ama bizim maalesef bazı kendini bilmez taraftarlar var. Bu tip tweet atarak, mesaj atarak, yazarak, çizerek insanların performansını düşürmesinler. Ve küstürüyorlar. Evet, yarın yönetici bulamazlar. Yönetici bulamazlar. Yani gelecek. Onun için baktığın zaman bakın söylüyorlar ki çok zengin. İşte falanca yöneticiler niye gelmiyor? İşte niye Kasımpaşa'nın oluyorlar? Niye Beşiktaş'a gelmiyor? Ya gelmez. Sen insanları. Yok, kırgın değilim. Ben Beşiktaş yani kapattım ben Beşiktaş defterim benim kapandı. Ben 10 yaşında açtım. Dediğim gibi şeyde 2007-2008'de kapattık. Yani onun için bu farklı bir şey. Evet. Bu insanları motive etmek lazım. Ceplerini, zamanlarını, paralarını. Tamer Karan zamanını veriyor, parasını veriyor, vaktini veriyor. Aynı Ahmet Nuçebi'ye aynı şekilde söylüyoruz. Beşiktaş doğru işler yapıyor. Baktım başkan da güzel konuşuyor şimdi. Güzel, tecrübelenmiş. Sezon başında onu eleştirdiğimiz hocayla yapmış olduğu konuşmalar bitirmiş. Dediğim gibi tecrübelenmiş. Aklı konuşuyor. Bu kavgaların içinde yok. Beşiktaş kenarda duruyor. Şu an seviliyor. Fener'den Galatasaray olsun, Trabzon tarafından seviliyor Beşiktaş kenarda. Güzel, çok aslan gibi duruyor. Taş gibi duruyor Beşiktaş kenarda. Transferlere geldiğin zaman Beşiktaş da 2-3 tane transfer yapacak. Ama dediğin gibi 7-8 tane isim var. Hepsine gidiliyor. Bütçeye uygun kimse olacak. Yıldırım Demirören mevzusuna gelince, eğer Yıldırım Demirören işte parayı vermeli, evet, herhalde hukuksal bir şey olacak. Herhalde bir dava mı açılacak? Bilemiyorum. Nereye gidecek? Şu cümle çok önemli değil mi senin, evet, abi? Yıldırım Demirören'in kulübe alacağını bırakması onun yararına olur. Ya, bence bunun yararına olur. Burada bir hukuki olarak demiyorum. Ben zannetmiyorum hukuki olarak düşündüğümü de, ama şey olarak yani Beşiktaş camiasına olarak ben Yıldırım Demirören'in bu parayı bırakacağını düşünmüyorum. Yani bu para ama 5 sene ama 10 sene içinde yayılarak veya Yıldırım Demirören 3 sene sonra 4 sene sonra tekrar Beşiktaş'a başkan olarak daha değişik şekilde gelerek artık o da tecrübelenecek. O da eski yapmış olduğu hataları belki yapmayacak. Bak ne diyoruz? Hocamla biz eleştirdik Fikret Orman'ı sezon başı. Hocam şimdi konuşmasını seyrettik. Sezon başı konuşmalarıyla aynı mı hocam? Değil. Daha sakin, tabii, daha seçerek, daha akıllıca. Kendisi de itiraf etti. Rüştü konusu, bilmem Nihat konusu falan filan hak etti. Yani aklı buldu. Her konuda. Yanlış konuştuğunu bazı şeyleri ama şu an doğru gidiyor. Beşiktaş'ta her şey doğru gidiyor. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Evet. Samet Aybaba'nın peşine düştük Antalya'da. Sadece, evet, seminerde konuştu. Çok aslında enteresan bir yolculuk oldu bizim açımızdan. Samet Hoca'nın peşine düştük arabayla. Evet. En azından Quaresma ile ilgili olarak neler düşünüyor. Kıbrıs'a gidiyordu. Torunumun yanına gidiyorum. Bırakın dedi. Rahat rahat bir gideyim artık dedi. Bir bakalım, bir röportaj gerçekleştirmeye çalıştık Samet Hoca'yla. O görüntüler bir ekrana gelsin. Devrim Zengin'in röportajı. Altyapılarımızın halini görseniz oturur ağlarsınız. Ben Beşiktaş teknik direktörüyüm. Fulya'ya gidemiyorum. Gidemiyorum çünkü orada bizim arkadaşlarımız bir barakada oturuyorlar. Genç çocuklarımız da bir barakada soyunuyorlar. 70 milyon nüfuslu Türkiye'den bir sol bek bulamıyoruz arkadaşlar.
Bırakın hücum oyuncularını. Eskiden hep şimdi söylenen bir şey vardı. Kreatif oyuncu. Kreatif oyuncuyu bırakın. Dur şurada diyeceğimiz oyuncu yok. Ülkemizde 8 tane yabancı oyuncuyla mukavele yapma hakkı varken kulüp başkanları 15 yabancı alıyor. Ya 8 tane var. 15 tane nasıl oluyor? Sonrasında bunu genişletmek lazım. Niye? 7 tane fazla yabancı var. Biz bunu sınırsız hale getiriyoruz. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? İlk yarıda beklenen performansın üstünde başarı gösteren Beşiktaş'ta teknik direktör Samet Aybaba birbirinden ilginç açıklamalara imza atarken panel bitiminde basın mensuplarının sorularını cevaplamadan ailesiyle 4 günlük tatil için Kıbrıs'ın yolunu tuttu. Samet Hoca'yı takip eden Beyaz TV kameraları kısa da olsa bir röportaj yaptı. Hocam Türk futbolu kötü bir durumda dediniz. Kötü bir tablo çizdiniz. Neden böyle bir tablo çizdiniz? Futbolun içinde bir insan. Oradaki gerekçeleri söyledim zaten. Yabancı transferleriyle ilgili, altyapılarla ilgili, idari yapılanmayla ilgili sıkıntılar var. Bunları söyledim. Peki Beşiktaş'ın ilk yarıdaki performansı hiç beklenmiyordu hocam. Bunu neye bağlıyorsunuz? Gayet iyi bir performanstı. Tabii beklemiyordu. Normal insanların bu ekonomik gibi sorunların altında kadro yapısıyla ilgili bir takım sıkıntılar yaşar diye beklentisi vardı. Normalde o beklentiler ama sonrasında herkes farklı yere geldiğini gördü. İki transfer yapılacak hocam. Sinan ve Nene'nin adı geçiyor. Bunlar gerçekleşti. Sinan'ı aldık zaten. Nene var. Onunla daha uğraşıyoruz. Peki hocam ilk yarıda hakemlerin verdiği kararlardan memnun musunuz? Hakemlerle ilgili hiç ben zaten bugüne kadar açıklama yapmadım. Her zaman onları biliyorsunuz tutuyoruz bizim hakemlerimiz. Onlara güveniyoruz. Hata yapabilirler. Onların da arkasında biz de duruyoruz. Kendileri de dursun. Samet Hoca tam uçağa binerken söylediği iki cümle Türkiye'den ayrılırken giydiği sarı kırmızılı mont ve Galatasaray'a gideceği söylentileriyle dikkat çeken Quaresma ile ilgili verdiği cevap akıllarda soru işareti bıraktı. Ben havalı uçağa gidiyorum da oraya gider bilmiyorum. Ben uçağa gidiyorum. O nereye gider bilmiyorum. Quaresma ile ilgili olarak Galatasaray iddiaları var. Ve şu anda bugün ve dün aldığımız haberler sevgili seyirciler. Quaresma ile Galatasaray'ın hala sıcak temasta olduğu. Galatasaray'ın her an Quaresma'yı renklerine bağlayabileceği yönünde. Bugün Quaresma'da 5 milyon eğer transfer ücreti yazılmasaydı Galatasaray'lıydı Quaresma. Peki böyle... Sürpriz demeyeceğim. Galatasaray'da her an bir sözleşme olabilir mi? Bilemeyiz. Bakın yani bilemeyiz. Belki gider Minal Aysal çılgın bir adam. Yani para var. Kalkıp kendisi de verebilir. Çünkü bilindik bir oyuncu. Hiç maceraya gerek yok. Quaresma tipindeki bir oyuncu. Şimdi Quaresma'nın futbol kalitesini falan kimse yadırgama. Yani şey yapamaz. Yani yok sayamaz. Dolayısıyla Quaresma Galatasaray'da olabilir. Başka bir takıma gelir, 3 ay sonra da Galatasaray'a gelebilir. Ama yine söylüyorum, 5 milyon olmasaydı şu an Galatasaraylı olmuştu bile. Yani Yeşilköy'den Florya'ya doğru giderdi. Yani havaalanına gidiyor gibi Florya'ya giderdi. Ayrıca Beşiktaş'ın bugünkü bu durumun buraya gelmesinin, takımının, futbol takımının bu durumda iyi olması en büyük sebebi Samet Aybaba'nın teknik kişisel becerisidir. Ve iyi bir futbol komitesiyle uyumlu çalışıyorlar. Tamamıyla iyi bir sistem var, çalışılıyor. Onun için söylüyorum, demin söylediğim gibi insanları motive etmek lazım, insanların şevkini kırmamak lazım. Oraya gelen insanlar şu an Tamer Karan olsun, Ahmet Nuçebi, Ahmet Kavalcı bunlar ceplerinden para veriyorlar, vakitlerini veriyorlar, ceplerine para falan almıyorlar. Bu insanlara bu şekilde de böyle demeçler, bilmem tweetler, bilmem neler falan beğen mutlu edemiyorsunuz zaten. Bakıyorsun internette birisi bir haber görüyor, altına inanılmaz şeyler yazıyorlar. Yani kimseyi mutlu edemezsin ama evet. Bari Beşiktaşlıysan bari Beşiktaş'tan biraz mantıklı olarak bak bu insanlar en kötü zamanda bu kulübe sahip çıkmışlar. Onun için yine söylüyorum Samet Aybaba Beşiktaş için önemli bir değerdir. Önemli bir futbol takımına da çok bir katkı sağlıyordur. Kesinlikle. Sevgili seyircilerimize belirtelim bu röportajı biz Samet Hoca ile Perşembe günü yaptık Antalya'da. Nene o zaman henüz Santos'la sözleşme imzalama aşamasına gelmemişti ama eğer bilgilerim beni yanıltmıyorsa aldığımız bilgiler, okuduğumuz bilgiler Nene her an Brezilya'da Santos kulübüyle sözleşme imzalayabilir sevgili seyirciler. Bunu da belirtelim. Hocam Quaresma'nın Galatasaray'a gidişi sizin için bir sürpriz olabilir mi? Vallahi aslında olmaz. Quaresma bir kumardır Galatasaray için. Ama bedeli ağır olmayan bir kumardır. Çünkü Amrabat'a 8 milyon euro veriyorsan Quaresma'ya 5 milyon euro verip bu riski alabilirsin. Sonra da şunu yapabilirsin. Bak, Quaresma Galatasaray'da problem yaşarsa Galatasaray'ın kaybedeceği, o da tartışılır ayrıca, 5 milyon eurodur.
Ona göre anlaşma yaparsın. Çünkü hayır şöyle. 5 milyon euroyu bir defa Galatasaray Beşiktaş'a vermeyecek. Quaresma Beşiktaş'a verecek. Yalnız bir anlaşma evrensel hukuka ve insan haklarına aykırı olamaz. Beşiktaş başkanısın. Evet. 5 değil de 3 ay sonra bitiyor Beşiktaş'ta bağı. 2,5 verdim. 3 ay için 2,5 milyona teper misin hocam, yoksa hayır 2,5 değil 5'e veriyorum dersin, hayır, veya hayır almıyorum dersin. Şu anda. Hayır, hiç vermiyorum, hayır, dermişim. Şu anda Beşiktaş kulübünün en büyük çekincesi 5 milyon euro paraya rağmen Quaresma'nın Galatasaray'la anlaşması. Diyelim ki Quaresma Galatasaray'la anlaştı. Evet. Bir de olur ya, çok zor ihtimal. %10 ihtimal veriyorum. Çünkü bu hiçbir yerde bir baltaya sap olamamış. Çerçisi şu su bu su baktığım vakit olmamış bu adam. İnter'de falan olmamış. Hocam oralara transfer peki, etmek. Geldi, akıllandı. Evet. Galatasaray'a geldi. Bir ay çok sıkı idman yaptı. Kilo verdi, açtı. Fatih Terim'in o rüzgarından etkilendi. Kımıldayamıyor. Bir başladı oynamaya. Başladı restare. Bu ihtimal var mı? Var. Var. Düşük de olsa var. İşte bu durumda Beşiktaş, Samet Hoca ve Fikret Orman Başkan ciddi sıkıntı çekerler. Hocam şu soruyu soruyor. Sıkıntı çekerler. 5 değil. Evet. Galatasaray'a fazla geldi 5. 2,5 verelim dediler. Yoksa 3 ay sonra serbest 5 alacağız. Evet. Beşiktaş yönetimine. Hayır der Beşiktaş. İçinden evet der. Ama 3 ay sonra 2,5 milyon euroyu. Sinan. 2,5 milyonu itiyorsun. 2,5 değil. Beşiktaş için bugün 1 milyon euro havadan para. Beşiktaş'ta her takım için iyi para. Evet. Fakat o seyirci baskısı. Bilseler ki Quaresma Galatasaray'a gelecek. Quaresma Galatasaray'da başarılı olamayacak. 1 milyona razıyım der. Ama bir de var ya, bir kumar diyorum işte. Yani bu tarafı da olabilir, bu tarafı da olabilir. Onun için ha, Galatasaray Quaresma'yı alır mı? Hocam bak demin Emenike'nin para vermesi lazım. Emenike ile ilgili söylediklerimi aynı şekilde söylerim. İyi takımın iyi futbolcusu olur. Bu tip takım. Bak şimdi Chelsea, Inter falan burada üst düzey takımlar. Buralara bu çocuk transfer yapmış ama oynayamamış. Herif lakayt ama yetenekleri çok üst düzey. Sen demin dediğin gibi. Yani Abramat 8 ediyorsa 28 eder. Hayır, Amrabat'a 8 veriyorsan Quaresma'ya 5 verdiğin vakit fazla toz kalkmaz. Onu da Quaresma 28 eder. Toz kalkmaz. Tutmazsa da dersin ki bir kumar oynadık. Bence kaybettik de. 5 milyon euro. Zaten onda da şey vereceksin. Hocam. Hani cüzi bir garanti para verirsin. 1 milyon aynen, falan. Aynen, aynen. İşte maç başı daha fazla verirsin. Maç başını yüksek tutarsan ona kamçıdır. 1-1,5 garanti para ha, dersin. Maç başı 20-30 falan dersin. Galatasaray bu kumarı oynar mı bilmiyorum. Ben sana yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sanki bu transfer dedikodularıyla Türk spor seyircisi yine kandırılıyor. Mesela Emenike'nin Türkiye'ye gelmesi için, daha doğrusu Spartak Moskova'nın Emenike'yi Türkiye'ye satması için bana bir tane haklı neden söyleyin. Büyük para dışında. Hocam oynatmıyorlar son haftalarda. Abi, bir. Valeri Karpin gelmiş. Ben Emenike Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Fenerbahçe'ye karşı oynamadı mı? Ben Emenike'nin Rusya Ligi'nde bayağı maçlarını seyrettim. Yani Rusya Ligi'nde Messi'ler şunlar bunlar var da bir Emenike o takımda oynar. Hocam bildik santrafor, Türkiye'yi evet, bilen, birinci ağızdan Fenerbahçe'nin en çok almadığı istediği oyuncu. Emenike'yi istemesini ben onu söylüyorum ben. Alabilir, ama almaz ayrı. Emenike'nin maliyetini soruyorum. Fenerbahçe'nin planları tamamıyla o. Sinancığım 8 ay 10 ay önce Fenerbahçe kulübüne 8-10 milyon euro gibi para vermiş Rus kulübü. Fenerbahçe ne verirse Emenike'nin tapusunu ver. En az 12-13-14'tür. 12-13-14 verdikten sonra dünyada iyi golcü alabilirsin, size söyleyeyim. Hocam bu bilindik bir adam. Türkiye'yi biliyor, evet, yapıyı biliyor. Şimdi Emenike bilindik bir adam. Krasić, Emenike'nin kariyeri mi daha yüksek? Krasić'in mi? Hocam, Krasić. Emenike'nin yürüdüğü yerlerde Krasić şey yapıyordu, restal veriyordu. CSKA Moskova, arkasından Juventus. Ama şimdi yok. Oynamadı Juventus'a, doğru. Şimdi, kabul, ne demek senin, anladım. Türkiye'yi biliyor. Ama şimdi bakın arkadaşlar. Krasić olmadı, Krasić'e verilen bonservis. Merelleş'e verilen bonservis. Şimdi Emenike'ye verilecek 10 milyon euroluk bonservis. Bunlar kolay mı? Ha, bir ihtimal var. Lugano'nun gelme ihtimali var. Bugün aldığım haber, Lugano'nun Paris Saint-Germain'den ayrılmak istedi. Lugano, Fenerbahçe. Hata yapar Fenerbahçe. Niye? Hocam ağır hocam ya. Bunu bir altyazı olarak peki, verir misin? Hocam Fenerbahçe, Lugano, bakın, Fenerbahçe geniş alanda oynuyor. Zaten tamam. Bekir ağır. Lugano'yu da koyarsana oraya bir tane çabuk adam almaları lazım. Fenerbahçe Lugano'yu alırsa hata yapar. Sinan, Lugano ile kim yıllarca oynadılar da şampiyon oldu Fenerbahçe? Lugano önemli başarılar imza atmadı mı Fenerbahçe? Hocam kaç sene önce? Tamam. Bak oynayamadı tamam, Paris'te de. Peki. Zaten çok üstü oyuncu değil hocam. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz şimdi takımlarımız şunu istiyor. Az para verelim, iyi oyuncu. Böyle bir oyuncu yok. Hocam az para vermeyecekler işte. Onun için en iyisine gidiyor işte. Emenike ile uğraşıyor.
Emenike'yi tamam 15 milyon euro verirsen Emenike'yi yarın getirirsin buraya. 15 milyon eurodan bahsediyorum ben. Arkadaşlar bu paralar nasıl toplanacak sonra? Lugano'ya dönmek istiyorum. Sorular gelmeye başladı. Net bir haber mi? Hayır efendim net haber değil. Ben bugün bir spor kanalı Lugano'nun Paris Saint Germain'den ayrılmak istediğini yani olabilir. Şimdi, Türkiye'de kalıp da Türkiye'ye dönmek isteyen Lugano Fenerbahçe'ye şu anda dönmeyi çok istiyordur. Hem iyi paralar kazandı Türkiye'de hem de burada mutluydu. Fenerbahçe? Fenerbahçe Lugano'yu ister mi? Aykut Hoca ister mi onu bilmiyorum. Alırsa büyük hata yapar. Hiçbir katkı sağlamaz. Çünkü siz de Sinan abi ısrarlı bir stoper dediniz ya. Ağır. O değil. Fenerbahçe'nin arada stoper o değil. Daha üst düzey bir stoperler var. Peki. Sevgili seyirciler sürekli olarak altyazı olarak verdik. Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe arasındaki kavganın ayrıntılarını ekrana getirmiştik programımızın başında. İki yöneticiyle görüştük Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. İki yöneticiyle bir teleröportaj gerçekleştirdik. Fenerbahçe ile ilgili olarak ağırlıklı Meireles ve Tahkim ile ilgili olarak sorularımız oldu. Futbol Federasyonu'nun bu konudaki tutumu neler söylüyorlar, neler belirtiyorlar hep beraber bir izleyelim. Sonrasında stüdyoya döneceğiz çünkü yine yoğun bir şekilde programımız devam edecek. Kulüplerin böyle bir tepki göstermesini nasıl karşıladınız? Kulüpler haklı olarak tepkilerini gösteriyorlar. Yani kulüplerin tepki göstermemesi diye bir şey olamaz zaten. Herkes kendine göre bir açıklama yapıyor. Fenerbahçe'de yapıyor, Galatasaray'da yapıyor, Trabzonspor'da yapıyor. Herkes kendi işine geldiği gibi bir açıklama yapıyor. Federasyonun verdiği bir karar yok. Bunu anlayamıyor, anlamıyorsun. Federasyonun verdiği karar var mı? Kurulların verdiği karar bir şekilde federasyonu da bağlıyor, doğru değil mi efendim? Federasyonu bağlıyor başka bir şey. Tahkim kurulunun verdiği karar kendini bağlar. Federasyon tahkim kurulunu oluşturduğu zaman tamamen müstakil, kendi başına karar veren, çoğu zaman federasyon kararlarında, federasyon kararları üzerine tahkime gidiyorlar. Onlar da bozuyor. O kurullar arasında size göre herhangi bir çatışma var mı Taylan Bey? Ona ben bir şey söyleyeceğim. Kurullar arasındaki şeyi, yani nasıl, neye istinaden tahkim bozuyor, neye tahkim kurulunun verdiği kararın, disiplin kurulunun verdiği karardan bu kadar az olmasının herhalde bir sebebi vardır. Galatasaray yönetimi federasyonun ve kurulların acilen istifa etmesi lazım şeklinde bir açıklaması oldu efendim. Federasyonun istifası başkanın istifasına bağlıdır. Federasyonun istifa etti, başkan istifa ettiği anda federasyonun bütün kurulları, tahkim, disiplin kurulu, hakem kurulu, federasyon yönetim kurulu dahil hepsi istifa etmiş sayılır. Peki size göre mesela Trabzon'un çıkışını haklı olarak görebiliyor musunuz? Ona ben karar veremem ama Trabzonspor kendisine göre haklı bir çıkış yapmıştır tabii. Aziz Yıldırım'ın federasyona gelip yöneticilerle tartışması bu da basit. Doğru değildi, çok yanlıştı. Aslında e-biletle ilgili randevu istemişler. O randevu kendilerine verildi ama onu suistimal ettiler. Tam disiplin kurulu ile tahkim kurulu kararının arasındaki bir günde gelip federasyona olay çıkarttılar bence. Yine ortalık karıştı. Galatasaray cevap veriyor, Trabzon cevap veriyor. Yani bir yerde birilerinin susması Türk futbolu için yararlı olmaz mı efendim? Zaten öyle. Yani kulüp başkanları biraz daha dikkatli olmak zorunda. Yani Aziz Yıldırım sustu. Niye sustu? Ha kendisi de gelen bir şey yok. Şey olmadı. Şey olmayınca sustum ben bilmem ne falan. Yani böyle değil. Olay öyle değil. Yani kendisine bir şey geldiği zaman Trabzonspor bağırıyor. Niye bağırıyor? Bu yapılanlar, bu Trabzon kendisine göre, Trabzonspor'a göre yapılanlar başka bir kulüp olsa o kulüp de bağıracak. Yani şike deniyor, mahkeme karar vermiş. Federasyonun kurulları bir karar vermiş. Federasyon yönetim kurulu, etik kurulun verdiği raporu aynen ceza kurullarına sevk etti. Ayrım yapmadı, bir karar vermedi. Evet, Taylan Üner gerçekten gündeme damgasını vuracak bir açıklama Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi. Demek ki federasyonda kavga çıktı, doğru. Tabii. Federasyonda kavga çıktı, doğru. Tahkimin verdiği karar federasyonu en direkt bağlar ama karar tahkimi bağlayan bir karardır. Ama şunu söyleyelim, bu tahkim ve disiplin kurulları federasyon tarafından atanmışlardır. Onu da düşünmek lazım. Evet. Aslında konuşmasına baktığım vakit düzgün, dürüst ve samimi bir insana benziyor. Ben hiç tanımıyorum. Yani belki de görüşmüşüm, evet. Tanışmışım da ben hatırlayamadım birden. Ne iş yaptı? Trabzonspor'un desteklediği iki yönetici. Yani sürekli olarak federasyon seçimlerinde her kulüpten
birer kulüp bak ne diyor federasyon ya, iki tane şey arasında Trabzonspor'la disiplin kuruluyla tahkim kurulu arasında bölümde Aziz Başkan ve arkadaşlarını ağırlaması çok doğru değildir diyor. Nitekim gelmişler, kavgalar çıkmış. Niye kavga çıkar? Medeni şekilde insanlar konuşmaz, onu da bilmiyorum. Yani dediğimiz gibi demek ki programın başından beri söylediğimiz şeylerin gerçek olduğu ortaya çıktı. O zaman Merkez Hakem Komitesi Başkanı Zekeriya Alp'in Antalya'da yapmış olduğu, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde yapmış olduğu çok önemli açıklamalar vardı. Altını çizmek istiyorum. Konuşurken tahkim kurulunun verdiği karar henüz belli değildi. Daha doğrusu tahkim kurulu toplanmamıştı. Ve yanında hakemleriyle birlikte çok önemli açıklamalarda bulundu. Zekeriya Alp'in açıklamalarını ekranlarınıza getirelim. Böyle size güzel, yüzünde bir hakem camiasının içinde size samimiyetle söylüyorum. Son derece eğitimli ve Türk futbolunun çok ötesinde bir grupla beraber olmaktan gerçekten samimi olarak söylüyorum, gurur duyuyorum ve bu arkadaşlarımın özellikle Reyhan dışındaki maçlarda gösterdikleri performanstan dolayı da birisi huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Görünün benim bu işe ayıracağım zamanın çok belirli, 1-2 gün içerisinde bu işlerin hallolacağını, yani haftada 2 gün çalışıp gerekenleri yerine getireceğimi zannediyordum. Ancak öyle olmadığını zaman içerisinde gördüm. Çünkü her gün bu işin içerisindesiniz. Her saat. Günün 24 saati. Çünkü cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri her gün maç var. Ve bu maçları da izlemek durumundasınız. Ben bu kurulun başındaki kişi olarak cuma günü akşam 2 maç oluyor. Cumartesi günü aynen. PTT Ligi oluyor. Bütün bunları izlerken ayrıca seyredemediğiniz maçlar da oluyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Evinize bir tane dekodörünüz varsa onu 3'e çıkartıyorsunuz ve kayıt yapıyorsunuz. Kayıt niye yapıyoruz? Çünkü bazı maçlardan sonra aynı gelen saatte mesajlarla, tabii aynı saatte oluyor, gelen mesajları iyice değerlendirip sıkıntılı olan, problemli olan maçları da izlemek durumundasınız. Eğer bunları yapmazsanız o zaman bu görevi hiç yapmayın. Bu görevi üstlenmeyin. Geçmişe bakıyorum, bir de bugünlere bakıyorum. İnanılmaz derecede bir gelişme olduğunu hissediyorum. Ümit ediyorum ileriki günlerde çok çok daha güzel, sorunsuz maçlar peşinde bizler de bunları izleriz. Şimdi böyle bir durum söz konusu olsa zaten raporlarında olacaktır ve raporlarındaki değerlendirmeler de Futbol Federasyonu'na yansıyacaktır. Dolayısıyla böyle bir durum bugüne kadar olmadığını zannediyorum. İnşallah bundan sonra da olmaz. Şike sürecinde hakemlerimiz temiz, evimde 3 dekoder var diyor MHK Başkanı Zekeriya. Kolay değildir. O cuma cumartesi pazar geceleri onlar için bitmez. Aman bir hakem bir şey yapacak mı, hata yapacak mı diye. Çok zor ya. Ben şimdi Zekeriya abi neden yani bu görevi kabul etti? Neden bu görevi yapıyor? Hiç anlamıyorum. Yani Zekeriya abinin bu göreve hani ihtiyacı yok. Bu görevle yani bir şey yok yani. Dünyada örneği de yok, biliyor musun? Yani onun için Zekeriya abinin bunu... Dünyada çok garip. Dünyada örneği de yok. Bunu kabul etmesini ben anlamıyorum hocam. Bu görevi niye kabul etti Zekeriya abi? Son derece bilmiyorum. Çok gezen, dolaşan, ailesiyle rahatına düşkün bir insan Zekeriya abi. Yani çok zor. Şimdi her gün maç seyret. Aman bir olay ol var mı? Bir maçta problem var mı? Onu al, onu ev falan. Olur çünkü. Senin kontrol etmediğin bir mekanizma. Hakem yani. Sen hakimi hata yapabilir, her şey olabilir. Ama sorumlusu sensin. Çok zor bir görev ya. Ben... Çok uzun soluklu gidebileceğini zannetmiyorum ben Zekeriya abinin bu görevde. Çünkü sıkıntılı bir görev ya. Çok sıkıntılı hocam. Tam senlik iş ha. Benim ne işim var ya? Cüneyt Çakır'ın açıklamalarına gidelim. Çelişkili açıklamalar adı altında. Türk futbolunun göz bebeği diyelim. Cüneyt Çakır'ın panelde konuştuğu bir cümle var. Sonrasında da panel sonrasında da kendi konuşmasının zıttında bir açıklaması var. Bir izleyelim bakalım ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Sonrasında yine yorumlarımız devam edecek. Bizler Avrupa'da maç yönetirken sizler bizi tüm kalbinizle destekliyorsunuz. Dualarınızı esirgemiyorsunuz. Yaptığımız ufak hataları da görmüyorsunuz bile. Ama burada maç yönetirken maalesef biraz taraf olma kimliği ön plana çıkıyor. Yaptığımız ufacık bir hata bile
çok büyütülebiliyor. Ben bunu normal karşılıyorum. Yani bunlar olabilir ama hiçbir fark yok. Hocam yurt dışında desteklendiğinizi söylediniz ama yurt dışında gerekli desteği göremediğinizi söylüyorsunuz. Bunun nedeni sizce ne hocam? Ben böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Dediniz ya yurt dışında bütün maçlarda beni destekliyorsunuz. Bütün futbolcular, camiası bizi destekliyor. Ama yurt dışına gelince... En ufak bir hareketimiz dahi çok... Ben sizin sorunuzu düzelteyim. Ben öyle bir şey söylemedim. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Hakem camiası olarak büyük saygı duyduğumuzu düşünüyorum. Burada da destekleniyoruz, orada da destekleniyoruz. Bizim öyle bir kaygımız yok. Bunun için de biz her zaman maç yönetirken bizim için dua eden tüm Türk halkına da, spor kamuoyuna da hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Onlar bizim için en büyük manevi güçtür. Evet, Cüneyt Çakır'ın iki farklı konuşması diyelim. Evet, aslında ilkinde haklı. Yurt dışında yönetirken inşallah başarılı olur. Türkiye'de başarılı olur diyorsa ama Türkiye'de kendi adıma maçı 90 dakika çok detaylı seyrediyorsun. Ve o maçı tam kritize ediyorsun. Yurt dışında belki ufak tefek hataları görmüyorsun. Genel olarak bakıyorsun iyi yönetti falan diyorsun. Bekleşi de olabilir ha. Kendimden biliyorum. Bir hakem yurt dışındaki maçta iki kat konsantre olur. Türkiye'deki maçta bir kat konsantre olur. Bu Allah'ın emridir. Öyle. Yani belki de ondan kaynaklanıyor. Yurt dışında çok iyi konsantre olup Doktor Azat Ay'la maç yönetiyorsun. Türkiye'de fazla da maçı şey yapmadın vakit. Böyle hani önemsememek lafı demeyelim de tam yeterli konsantre olamadın vakit daha fazla hatalar yapıyorsun. Bir de tabii yurt dışında seyirci baskısı pek yok. Çünkü camia baskısı yok. Camia baskısı yok. Efendim daha önce mesela şimdi Cüneyt Çakır hangi maçı yönetirse yönetsin. Her takımın Türkiye en az 10'ar tane daha maçını yönetmiştir. Efendim onunla ilgili ev sahibi takımın, deplasman takımın bir kanaati vardır. Onlar gündeme geliyor falan. Bundan dolayı daha fazla eleştiriliyorlar. Bu kadar basit. Evet. Hemen Ufuk Özerten'in açıklamasına gidelim. Sevgili seyirciler, çoğu kişinin tepkisini alan bir Hazreti Ömer'le ilgili olarak yapmış olduğu bir yorum vardı. Bir izleyelim. Antalya'da Türkiye Spor Yazarları Derneği seminerinde bakalım Sayın Özerten neler söylemiş. Sıkıntılı bir süreçten sonra göreve geldik. Bu süreç zarfında bir takım kararlar aldık, bir takım spekülasyonlar yapıldı. Kimileri hoşlandı, kimileri hoşlanmadı. Ama şuna inanınız ki haşa huzurdan Hazreti Ömer'i mezarından çıkartıp bu problemi çözün deselerdi sabah namazında kalkan Hazreti Ömer öğlen namazında beni arkadaş koyun yerine ben bu işi çözemem derdi. Biz bundan da yılmadık. Bunun da üstüne gittik. Burada düşündüğümüz tek olay Türk futbolunun geleceğiydi. Kişiler, takımlar, kuruluşlar hiç kimseyi değerlendirmeden Türk futbolunu kurtarmak, Türk futbolunun zarar görmemesini temin etmek için başta Yıldırım Demirören başkanımız olmak üzere bu yola baş koyduk. Evet, Ahmet Hocam. Yani şimdi Ufuk Özertem çok ciddi anlamda hatalar yapıyor. Öylesine dini bir ciddi o ismi, simgeyi, kişiyi. Böylesine alavereli, laravereli bir süreçte. O bile çözemez demek bir defa çok ciddi anlamda sıkıntılı konuşma. İki, bu şike süreci çatır çatır çözülürdü. Yeter ki çözmek isteyin. Peki bir an için diyelim ki bu iş çok zordu, çözemediniz. O zaman niye o koltuklarda oturuyorsunuz? Şike Ufuk Özertem'in görev yaptığı dönemde olmadı mı? Madem çözemediniz tekrar hangi yüzde federasyona tekrar aday oluyorsunuz? Niye yapıyorsunuz bu işi? Ve dünyanın paralarını alıyorsunuz. Gözümüz yok da Allah arttırsın da. Madem bu işi beceremiyorsanız terk edin gidin orayı. Yanlış. Bizim tek amacımız... Türk futbolunu kurtarır. Sizin amacınız önceki amacı. Türk futbolunun geleceği ancak adaleti sağlayarak kurtarırsınız. Sizin tek göreviniz adaleti sağlamak olmalıydı. Adaleti sağlayamadınız ve bunu Türk futbolunun geleceğini kurtarıyoruz. Kisvesi altında sıyırmaya kalkıyorsunuz. Bir de utanmadan. Çok ayıptır. Hazreti Ömer ismini böyle abuk subuk işler yok. Mezardan kalksa mezara gitse falan bunlar hiç yakışık almaz. Bunlar... Önemli yerlerde bulunan insanların konuşamaması gereken şeyler. Ya bu örnek gereksiz bir örnek. Manasız yani bu örneği niye veriyorsun? Yani kalkıp da yani bu bir şey söyleyeceğim. Yani bu
Bir kere çözüldü şike süreci. Hayır. Ayrıca çözüldü şimdi, yani. O... Ha çözülmedi mi şike süreci? Ya Sinan dalga mı geçiyorsun? Bir dakika hocam, çözülmedi mi? Tabii ki çözülmedi. Nasıl çözülmedi? Siz çözüldü mü zannediyorsunuz? Bir karara varılmadı mı hocam? Birisini şampiyon ilan edildi, bilmem ne denildi. Ne alakası var? İşte. Çözüldü işte. Şimdi bu zihniyet Ufuk Özertem zihniyeti. Nasıl yani? Türk futbolunun geleceğini çözülmedi mi hocam? Altında. Ya hocam çözülmedi mi? Çözülmek demek nedir biliyor musun? Çözüldü işte. Hayır. Bir karar verildi. Bak, sen bunu karar şimdi, verildi başka. Sen sevmediğin şu, için, değil, ha sen bu kararı ben, sevmediğin için, ha verilen karar hoca sevmediği için. Verilen karar benim vicdanıma oturmuyor, senin oturuyor. Tabii hoca niye istiyor biliyor musun? Hoca istiyor ki, olan beslene falan içeride yatsınlar. Estağfurullah. Falanca düşsün, hoca onu istiyor. Estağfurullah ya. Ben daha ne istiyorsun hocam, çözüldü. Ben kimsenin İnsanlar, içeride, ya, ben kimsenin içeride yatmasını herhalde, ister miyim? Sinan hocam çözüldü. Ya. Çözüldü de seni memnun etmedi. Sadece beni mi? Ya bir şey söyleyeyim. Hocam. Seni memnun etti mi? Ne istiyorsun? Peki sor, seni memnun etti mi? Hocam beni memnun etti derken beni memnun etmedi. Eder mi? Niyet mi? Beni Ertem etmiştim. Seni memnun etti mi? Etmediği hangisi? Konular var hocam. Niye? İnsanların cezaevinde yatması beni memnun etmedi hocam. Hayır ben de etmedim. Ona lafım yok. Bak diyorum, insanların cezaevinde. Ben cezaevini konuşmuyorum kardeşim. Futboldan cezaevine giriyorsun kardeşim, ya böyle bir şey var mı ya? Ben insanların cezaevinde yatmasında mutlu olacak kadar sapık bir adam değilim. Evet. Elimde imkan evet, olsa bu dakikadan mi? İtibaren hep söylemişimdir. Şike suçluları cezaevinde inşallah yatmayacak bir formülü olur. Ya şimdi, ama spor salonunda uzaklaşması gerekir. Kalkıp da şike suçunu kalkıp da bir ırza geçmek, tecavüz, devleti bölme falan gibi bir suç gibi yapıldı. Ya bu şike 30-40 senedir bu ülkede olan bir şey, var olan bir şeydi, teşvik falan. Şimdi tukak oldu, bilmem ne oldu, yasa çıktı falan da yapmayın. Ben bunu sormuyorum. Ama sen Ufuk Özertem'i haklı buluyorsun ya. Haklı çözüler. Bulmuyorum, vermiş oluyor, ne yanlış olduğunu söylüyorum. Ama çözüldü, niye çözülmedi mi? Şike süreci bitti işte. Ceza alanlar. Şampiyon ilan edildi. Ne aldı? Bak komik bir şey söyleyeyim mi sana? Bundan sonra Türkiye'de bağıra bağıra insanlar şike yapsa hiçbir takıma bir puan bile ceza kimse veremez. Parmağını kımıldatamaz bundan büyük sonra. Büyük konuşma belli telefonda olmaz. Telefonda bile konuşamazlar. Ya büyük başta konuşma belli olmaz ya. Teklif bile edemezler. Bundan sonra şikeden dolayı hiçbir mevzusu takıma bile, hiçbir oyuncuya hiçbir başkana ceza meza veremez Türkiye. Hocam mevzusu bile geçmez. Açık konuşayım. Bundan sonra hiçbir hakem tükürmeden ne? Dolayı oyuncu atamaz. Neden geçmez? Bak hocam. Açık söylüyorum. Bunlar emsaldir. Atarlar öyle biz atarlar. Türkiye'de neyin düzelmesi ne olması lazım biliyor musun? Federasyon başkanını kulüp temsilcileri delegelerden kurtardığın zaman seçimini. E kim seçecek? He? Kim seçecek? Bakkallar mı seçecek? Ya hayır ne bakkallar değil hocam. Daha yayarsın, geniş yayarsın hocam. 350 kişi zaten. Futbolculara yayarsın. Faal futbolcuya yayarsın. Var onlar da. Var onlar da. Var faal futbolcuya daha uzun sayar. Ya Sinan. Hocam. Faal futbolcu diyorsun kulübünün verdiği talimatla hareket edecek. Çok doğal olarak belki hocam, de. Hocam Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hepsi pazarlık yapmıyorlar mı buralarda? Doğru. Pazarlık yaptığın zaman da ona göre istiyorsun. Sen de federasyon başkanı olarak geliyorum ben sana diyorum ki ben senin istediğin gibi de hareket edeceğim. Sen beni destekle. O iş tamam i̇şte beni destekle. Yapmamak lazım. İşte onun için söylüyorum. Bu sistemden kurtarırsan epey yol alırsın. Evet. 2012'deki son bantımızı ekrana getiriyorum. Sonrasında da tekrar burada olacağız. Ümit Ak'tan. Bir duayen, bir usta. Vay 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 vay. Sevgilerini, saygılarını gönderdi Ahmet hocama. Sinan biz de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gösterdik. Benim bu mesleğe başlamamdaki en büyük etkendir, hocamdır. Ümit Aktan'ın da yine... Benim de arkadaşım, dostum. Türk futboluyla ilgili söyledikleri çok önemli. Bir dinleyelim bakalım son günlerdeki konularla ilgili olarak neler söylemiş hep beraber. Ümit Hoca'ya bir kulak verelim. Diyelim tükürmedi. Kabul edelim. Evet doğru. Doğruyu yaptılar. 4 maça indirdiler. O 4 maç için verilen ceza nedeniyle Halis Özkahya ve Halis Özkahya'ya karşı Meireles ve Meireles'in kulübü Fenerbahçe bir özür borçlu. Yani o sadece rakibini itmekten, kayarak müdahaleden veya hakeme itirazdan, hakemin eline dokunmaktan değil ki, orada insanlık onurunu zedeleyen bir hareketten dolayı 3 maç ceza alıyorsunuz, bir maçta otomatikman geliyor. Ne olursa olsun biz tükürmediğine inanıyoruz ama bu hareket yakışmadı, biz oyuncumuza ayrıca para cezası vereceğiz gibi kulübün ya da Meireles'in bir özür borcu var. Çünkü burası Afganistan değil, burası dünya üçüncüsü olmuş bir ülke. Portekiz daha dünya üçüncüsü olamadı. Tarih oldu. Yani bundan sonra nasıl hakemlik yapabilir? Bir, Fenerbahçe'nin hiçbir maçını alamazsın. Fenerbahçe'nin bir hafta sonra oynayacağı rakibin de maçını alamazsın. Sadece Galatasaray Beşiktaş maçlarını yönetmekle hayatta kalamazsın.
düştün PTT 1. Ligi. Oradaki maçlarla, mentörlerle Avrupa'da nasıl yürüyeceksin? Çünkü sana Şubat ayından itibaren üst düzey Cüneyt'in bir altında maç verecekler Avrupa'da. Dolayısıyla o biz pırıl pırıl bir Türk gencini bitirdik. Böyle bir dövme, ama bu onun anlayışı. Bu onun küpesi, bu onun hızması. Bunu yargılamak sadece şeylerin işi değil. Bence yanlış bir retorik seçti. Kullandığı kelimeler, terminoloji hatalıydı. Söylemek istediğini tam söyleyemedi. Çünkü hemen karşısına şunu koyarlar. Civciv sarısı yattı ara saçlarıyla sahaya çıktığı zaman neredeydin başkan derler. Ümit Aktan hocama çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı. Bu önemli yorumlar için, sözler için. Ve 2012'nin son programıydı. Ahmet hocam, Sinan hocam demek istiyorum. Ben önemli bir şey söyleyeyim. Yeni yıl artık mesajınızı, bu programda 2013. olacak gücüm ve psikolojim yok. Bırakıyorum programı. Ben bir sene bırakıyorum. Aykut hocama hatırladım. Yarın dönerim. Hocam ben gidiyorum, seneye geleceğim. Bir dakika, Sinan seneye abi, geliyorum artık. Bir şey söyledim. Efendim? Bu akşam bıraktım, yarın dönerim. Ya seneye geliyorum ben de. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu yıllar diliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu yıldan da iyi olsun Sinan. Olacak hocam, inşallah olur. Beyaz TV ailesine çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle çalışmaktan, Ümit ve Rasim'le ilavesiyle çok mutlu olduğumu söylüyorum. Kardeşlerimize de buradan selam. Yeni yıllarını kutluyorum. Tüm Türkiye'nin yeni yılını kutluyorum. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kendi adım Ertem. Aynen. Ben de tüm Türkiye'nin, özellikle Müslüman aleminin yeni yılını kutluyorum. Herkese önce sağlık, sonra para, ama sağlık olmadan da para olmaz, huzur. Saygılar sunuyoruz bütün Türk halkına. 2012'de ben sonradan katılan birisi olarak, bu servisin başına gelen birisi olarak, emeği geçen herkese bu programla ilgili, en başından Sayın Osman Gökçek'ten en alt kademesine kadar herkese çok teşekkür ediyoruz. 2013'te de sadece futbol için bembeyaz sayfalar açmak için yine sizlerle birlikte olacağız. Sevgili Erdem, Hüseyin, Mustafa, Erkut, Onur, Emre, Sezgin, Aydın, Murat ve Devrim Zengi, tüm ekibimiz ve yönetmenimiz Ahmet arkadaşımla birlikte sizlerle birlikte olacağız. Ekibimiz büyüyecek, sizlerle birlikte büyüyeceğiz. Rasim Ozan'a, Ümit Özat'a, Ahmet Çakar'a, Sinan Engin'e ve bir zamana kadar bizlerle birlikte olan Ercan Saatçı'ya çok teşekkür ediyoruz. Kameramanından, VTR'cisine, sesçisinden, ışıkçısına, tüm arkadaşlarımıza, bizlere çay getiren ablalarımıza, çay getiren arkadaşımıza, kapıda Saliha kardeşime, İlkay'a, Semra'ya da buradan teşekkür ediyoruz. Makyajımıza, kuaförümüze, emeği geçen herkese, ama herkese çok çok seneye teşekkür ediyoruz. Buluşmak üzere diyelim. Evet. Sene diyoruz, pazar günü. Gülhan Hanım'a, Borga Bey'e, Ferit Bey'e, Nezih Bey'e, herkese çok teşekkürler tabii ki. Cahit'e de yeter. Çok teşekkür ediyoruz. Koca bir yılda emekleri çok fazlaydı bizler. Ayın 6'sında buluşuruz. Cihat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ayın 6'sında. Pazar günü tekrar önümüzdeki buluruz. Hafta pazar günü yılın ilk programında sizlerle birlikte olacağız. Ahmet Hocam'a, Sinan Engin'e bir kez daha teşekkürler. En büyük teşekkür sizlere. 2013'te en güzellikler, mutluluklar, sağlık sizlerle olsun.